İyi akşamlar ben Gökmen Karadağ Gündem Özel'e hoş geldiniz sayın seyirciler 5 saatlik bir yayında hangi konuları ele alacağız Stüdyoda kimleri ağırlayacağız Skype bağlantılarıyla bizimle birlikte olacak olanlar kimler Hemen çok kısaca söz edeyim size İnsan hakları eylem planı Hani bugünlerde bir söz var Sık sık duyuyoruz tıkır tıkır çalışıyor Bu plan da tıkır tıkır çalışıyor Bu sabaha yine çeşitli gözaltılarla uyandı Türkiye HDP'ye kapatma davası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın sunduğu iddianame. Hala gündemde iddianamede zaman geçtikçe daha da çarpıcı detaylar gözümüze takılıyor. Onlar neler birazdan konuşacağız. Ömer Faruk Gergerlioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP grup toplantı salonunda Adalet nöbetine kendisi o şekilde isimlendirdi. Adalet nöbetine devam ediyor. Anayasa Mahkemesi'nden başvurum sonuçlanıncaya kadar da buradan ayrılmayacağım. Kendi beyanı bu. Çıkarırlar mı, çıkarmazlar mı? Orada nasıl bir nöbet devam ediyor? Bunları konuşacağız. Şimdi Murat Emir öz birim bir tweet'inden fark ettik ki Türkiye'ye Biontech aşıları gönderilmiş buçuk milyon doz. Ortada soru işareti yaratan kayıp bir aşı durumu var mı yok mu bunu konuşacağız. Ve yine Murat Emir'in daha önce de takip ettiği bir isim. O doktor yine mi görevde? Hangi doktor? Yahu vardı ya şu erkeklere ikinci eşi e, tavsiye eden böyle bir çağrı yapan doktor. Ve de başhekim yardımcısıydı yani bu çağrı yaptığında. O doktor yine göreve gelmiş galiba. Bu nasıl bir şey? Bunları ele alacağız. Kabinede revizyon iddiaları giderek yükseliyor giderek daha fazla bakanın adları gündeme getiriliyor ve artık tarih olarak da belki pazartesi bile açıklanabileceği söyleniyor. Ha ondan önce bir istifa olur mu olmaz mı onu da bilmiyoruz. Bunları da konuşacağız. Andımız meselesini ele alacağız. HDP kapatma davası ve Gergerlioğlu kararı ile ilgili hem Avrupa Birliği'nin hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisini getireceğiz ve Mısırla ilişkilerde gerçekleşen u dönüşünü konuşacağız. Rabia'ya ne oldu? Darbecisisi, demokrasisi oldu? Bunları ele alacağız. Hemen stüdyo konuklarıma bir merhaba diyeyim. Hukukçu Ruşen Gültekin, bizimle birlikte Doktor Ruşen Gültekin. Ruşen Bey hoş geldiniz. Merhaba efendim, saygılar sunuyorum. Tüm evet, konukları da selamlıyorum. E, Salı akşamları e, sabit konuğumuz, o programdan çalıp e, kendimize en azından bu cuma için transfer ettiğimiz Timur Soykan bizimle birlikte. Timur Soykan hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ve bir başka hukukçumuz Gamze Pamuk Ateşli. Gamze Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar. Ve Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi Şimdi Skype bağlantılarımız da olacak sayın seyirciler. Örneğin birazdan Ömer Faruk Gergerlioğlu bizimle birlikte olacak. Soracağız nöbet nasıl gidiyor? Nereye kadar sürecek bu ve ne bekliyor sürecin sonundan ne bekliyor Ömer Faruk Gergerlioğlu'na soracağız. Onun dışında yine Skype bağlantısıyla CHP Milletvekili Murat Emir bizimle birlikte olacak. Az önce gündeme getirdiğiniz soruları kendisine yönelteceğiz. Bugün Gazete Duvar'ın genel yayın yönetmenini ağırlıyoruz ama aynı yayın organının Ankara temsilcisi gazeteci Nergis Demirkaya da ona soracağız. Ankara kulisleri nasıl kaynıyor? Hangi bakanların isimleri dolaşıyor? Kabine revizyonu ya da Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi değişiklikleri anlamında. Son bölümde de Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi, stratejist Metin Gürcan bizimle birlikte olacak. Evet hemen başlayalım. Ama HDP'ye kapatma davasına girmeden önce çok kısa bir parantez açarak başlayalım. O da İnsan Hakları Derneği'nin eş genel başkanı Öztürk Türkdoğan. E, alındı, serbest bırakıldı ama bu sabah da Türkiye e, HDP'nin belli yerlerdeki e, yöneticilerine yönelik bir operasyonda uyandı. E, i̇nsan hakları eylem planı Ali Bey açıklanalı daha herhalde bir hafta on gün falan oldu. Son Nasıl? sefer adını duyalı yani daha evet. önce bir e, yine büyük bir tantanayla Hı -hı. bir reform geliyor diye bir sözü edilmişti. O zaman tabii Son dönem her reform e, lafını duyduğunda e, peşinden olanları izleyenler, e, biz gazeteciler, e, işte hukukçular, çünkü o alanda bir reform yapılacaktı, e, gereğinden fazla kaygılanmakta hiç haksız olmadığımız ortaya çıktı. Ben ilk adı yani anıldığında… Yani tıkır tıkır işliyor diyebiliyor muyuz? Evet, diyebiliyorum çok tıkır tıkır zaten. işliyor. İlk adı anıldığında e, bir deform çalışmasının reform olarak adlandırılacağını, adlandırıldığını ee, düşünmüştüm, bundan kaygılanmıştım. Gidişat bunu gösteriyor. Esasen e, işte bir yapıda e, reformdan bahsedecekseniz e, önce ortada bir yapı olmalı, sonra bu yapının sorunlu yanları, bu sorunlu yanlara ilişkin bir politik bakış ve bir kamuoyu izlenimi en azından tam bir uzlaşma olmasa bile olmalı ve buradaki tartışmalarla o sorunlu yerlerin düzeltilmesi söz konusu olmalı. Peki ne yapıyoruz biz? Ee, bir insan hakları reformu Hukuk reformu, hukuk üstünlüğü reformu ya da yargı reformu değil mi? Peki yargıdaki hangi soruna ilişkin ne türden bir konuşma tartışma oldu biz bunu bilmiyoruz. Neyi nasıl tanımladıklarını ve açıkça tartışılan durumlarda da tutumlarının net olduğunu görüyoruz. İktidar blokunun nasıl mesela mahkeme örneğin bir tahliye kararı verdiğinde ee, az daha tahliye ediyorlardı olur mu böyle şey deniyor. O yargı üyelerinin biz tutuklandığını e, ya da gözaltına alındığını ya da görevden alındığını ya da soruşturma açıldığını duyuyoruz. E, demek ki bir e, reform yapılması için yapıdaki sorunu görmek lazım. E sorun şu andaki en önemli sorunlardan biri yargının doğrudan siyasal bir enstrüman olarak kullanılması. Bir form yok. Form tabii. olmadığı için reform yapamıyoruz. Deforma, Re yani. deforma yani. Devam, yani. devam edebilirsiniz. Form yok çünkü tabii. bir şekil yok. Tabii, tabii kastettiğim As tamamen o zaten deforma devam anlamında. Ve Peki bu Öztürk-Türk doğan kimdir? Şimdi İnsan Hakları Derneği işte 12 Başkanı. Eylül'den sonra, işte, 12 Eylül'ün e, hukuk dışı bir olağanüstü hal dönemiydi, bir darbe dönemiydi çünkü. Oluşan e, olağanüstü hal hukukunu, darbe hukukunu tasfiye etmeye yönelik çeşitli mücadeleler oldu. Avukatlar mücadele ettiler, yargının kendi içinde aslında olduğu mücadeleler ee, sivil toplum örgütleri o zaman bugünkü şekliyle yoktu ama e, başı derde girenler yargıyla bu mücadeleyi yürüttüler filan. Bu çerçeve içerisinde çok sayıda insanın yer aldığı bir e, girişim olarak İnsan Hakları Derneği'nin e, kuruluşu 1986'da e, gerçekleşti. Fakat asıl önemli mesele şuydu. Türkiye İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin bireysel başvuru hakkını kabul ediyor. Eğer bireysel başvuru hakkını kabul edecekseniz ülkenizin içerisinde devlet dışı bir takım aktörler, hukuki sorunları Kamuoyu yönünde tartışmayı açmalı bir hafıza, bir bilgi oluştur, birikim oluşturmalı. Siyasal ve diğer aktörlerle beraber bir nasıl diyelim bir hukuk kamuoyu, insan hakları kamuoyu. İşte insan hakları derneği pozitif ve negatif yanlarıyla tartışılabilecek bütün boyutlarıyla o tarihten bugüne kadar bu alanda var olan bir yapı derneğin eleştirilmesi, bazı şeylerin eksik, bazı şeylerin fazla olduğunu söylenmesi, bir takım ithamlarda bulunulması ayrı bir meseledir. Burada, Birden burada çarpıcı olan şu Ali Bey. İnsan hakları eylem planı açıklanmış. Daha bir hafta geçmeden yine isminde insan hakları yazan bir oluşumun e yer orasıydı. eş başkanı yani insan hakları Avrupa Mahkemesi'nin bireysel başvuru yani hakkının kullanılması açısından çok önemli fonksiyonları olan bir yapıyı, bir derneği siz insan hakları alanında reform yapıyorum, hukukta reform yapıyorum dediğinizde doğrudan hedefinizi alıyorsanız bizim buradan anlamamız gereken ilk şey şudur. Bu reformun en temel özelliği hak ve hukuk terimlerini insan hakları gibi tamlamaları değil, kendi kafasında bizim bilmediğimiz bir takım başka kavramları reform olarak aldığı anlamına gelir. Çünkü siz eğer hukuken sizi sürekli eleştiren, devlet yapısını eleştiren, ona karşı tartışan bir yapının ve şimdiye kadar çok sayıda başkanı çeşitli hukuki, ee, tartışmaların içinde oldular, yargılandılar. Bunlar ayrı meseleler ama Hı. bu şekilde bir müdahaleye e, uğradıklarını biz e, görmedik. Peki. Şimdi bunu görüyorsak demek ki insan hakları teriminin bizzat kendisiyle ilgili e, bir hazırlık bu paketin içerisinde var. E, muhtemelen e, insan hakları tamlamasının ortadan kaldırılmasını isteyen e, bir boyutu var bu paketin. İlk işareti de, işaret fişeği de e, bu müdahalenin kendisi oldu. Bereket serbest bırakıldı ama ee, bu yani sevinebilecek miyiz e, buna? Çünkü e, alınılıyor, bırakılıyor, tekrar e, alınıyor ve daha da kötüsü hiçbir zaman ne olduğunu bilmiyoruz ve reform da bize Belki bunu söylüyor. Belki kendisine söyleyecek. insan eylem planla ilgili detaylı bir bilgi sunum yapılmıştır bu amaçla bir eee Tabii güzel bir, bir şey bu bir... ama bu plan hazırlanırken bakanlığın görüştüğünü bildiğimiz insanlardan biri aynı evet, zamanda. Evet, diyeceğim diyecek yani düşünün. düşünün yani reform insan yani hakları Bakanlığın muhatap alıp görüştüğü bir isim. Tabii Eylem planı hazırlarken. Yani nasıl işte, Ondan sonra da eylem baro, baro sonra. baro başkanlarıyla görüştüler. Gel bakalım. Gel bakalım benim. gözaltına. Baro başkanlarıyla görüştüler. Bir takım bağımsız hukukçularla görüştüler. Benim bildiğim şahsen şey yaptım hani herhangi bir yapı içinde olmayan ama hukuk alanında işte Ankara'dan avukat dostlarımız var. Ee, hukuk alanında temayüz ettikleri bilinen isimler. Yargı bürokrasisi de bunu biliyor. Bakanlık da bunu biliyor. Bu insanlar da çağrıldı. Hani gelin bize sorunları anlatın. Ne tür çözümler olabilir söyleyin diye. Bunlar politik olarak AK Partili hiç olmamalarına, MHP'li hiç olmamalarına rağmen gittiler. Ola ki bir iyi bir şey olur diye. Öztürk Bey de bunlardan biriydi. Peki. Şöyle Hı -hı. bir durum var ama çok ilginç olan da bu gerçekten. Bu belki de devletteki bir çift başlılığı da ortaya koyuyor. Yani hükümetteki daha doğrusu. Ya yani bir insan şimdi ben olsam iktidar yerinde ve önümde bir takvim olsa. Gergerlioğlu'nu hakkında milletvekilini düşüreceğim. Ondan sonra gideceğim HDP'ye kapatma davası açılma sürecini işleteceğim. Bununla ilgili çok sert çıkışlar yapacağım. 8 Mart'ta kadınların yürüyüşüne müdahale edeceğim. Yani ifade özgürlüğü konusunda işte gazeteciler saldırıya uğrayacak. O gazetecilere, siyasetçilere saldıranları yakalamayacağım. Şimdi böyle bir sonuçta bir Şahin politikası var. Yani e, milliyetçi damarı da çok yüksek bir Şahin politikası yürütüyor iktidar, hükümet. Ya böyle bir dönemde ben olsam onların yerinde ya reform paketini şimdi açıklamam. Yani bir hafta önceden açıklamam yani bütün bunları yapacaksam eğer. Reform açıklıyoruz. Yani orada Abdülhamit Gül çıkıyor adalet yerini bulsun, gerekirse kıyamet kopsun diyor. Ondan sonra bir bunu karikatüre dönüşecek şekilde bir koz veriyorsunuz bütün toplumun veya muhalefetin ve herkesin gözünün içine, içine baka baka o reformun aslında ne kadar dayanaksız ve böyle bir niyetin bile, temenninin bile olmadığını ortaya koyacak şekilde bir süreç işletiyorsunuz. Ben acaba diyorum, yani hiçbir bir takvimi yok bu iktidarın. Ya da gerçekten Adalet Bakanı Abdülhamit Gül başka bir, Türkiye hayal ediyor. Yani veya iktidar içindeki bir kanat başka bir işte bir barış güvercini başka türlü böyle daha demokratikleşmiş o da ekonomik mecburiyetlerle aslında işte ülkeye para çekecek ya Avrupa'dan, Amerika'dan işte ülkeye sermaye çekecek. Böyle bir planlar yapıyor. Ama bir yandan da çok sert bir şekilde işte İnsan Hakları Derneği'nin başkanının gözaltına alınmasına kadar gelen ve bütün süreci de aslında her insan hakkı yani anayasamızda yazan bütün insan haklarını ihlal eden ve bu sırada da şey açıklaması yapan yeni bir anayasa ihtiyacımız açıklaması var. Bir süreç işliyor. Yani gerçekten bütün yani düşünce pratiğini yok etmiş. Yani ben aslında ne yaptığını bilmeyen bir iktidarla mı karşı karşıyayız acaba diye çok merak ediyorum açıkçası. Fatih Altaylı dün şey yazdı biliyorsunuz. Yani bu yaşananları cidden okumaya, ne anlama geldiğini okumaya kalkarsam ben kafayı yiyeceğim dedi. O yüzden artık gülmeyi <laughs> tercih ediyorum dedi. Özellikle andımızın kaldırılması durumu ile ilgili. Yani Bahçeli'nin Danıştay'ı hedef alması buna karşılık ortağına hiç ses çıkarmaması ile ilgili. Şimdi Ruşen Bey, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden tam da bu üst üste gelen hem HDP gündemi hem de Gergerlioğlu gündemiyle ilgili zaten üst perdeden tepkiler gelmişti. Şimdi daha hemen harifesinde... Adı İnsan Hakları Derneği olan ki Avrupa Birliği kurumlarının çok şey yaptığı yani e, radarlarını hep çevirdiği bir kurum. Bu kurumun eş genel başkanı gözaltına alınıyor. Sonra serbest bırakılıyor. Burada bir düzensizlik görüyor musunuz yani nedir bu? Yani şöyle e, ilk başta bu insan Hakları Eylem Planı ile ilgili çalışma ortaya çıktığında benim birkaç yorumum oldu. Fakat bir internet sitesinde bir şey okumuştum çok hoşuma gitti üç büyük özgürlük ve insan hakları filozofu John Duke, David Hume ve John Stuart, Stuart Mill hep birlikte mezarlarından çıksalar ve Türkiye için bir insan hakları eylem planı hazırlamak için kafa kafaya verseler ancak bu kadar iyi bir metin yazabilirlerdi. Metinin yazılışı iyi ee, ve insan hakları anlamında yani mesela mecelleden bile yararlanmışlar. Berat, beraat zimmet asıldır Esastır. mesela. B böyle şeyler var. Nedir Okuyorsun, o beratizm? Mi? insanın yani masumiyet karinesine ha. vurgu yapan. Yani insan masum olacak. Bir daha kimseye terörist denmemesini bekledik. Fakat ben daha bir buçuk yıl önce gene bu insan hakları eylem planı içerisinde olan bir coğrafi teminat meselesi var. Aslında konuştuğumuz sorunların köküne geliyorum. Bu kökü şu insan haklarının en önemli şeyi ifade hürriyeti. Bunu da koruyacak yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü dediğimiz şeyler. Bunun için de yargının bağımsız, yargıçların teminatlı olması gerekiyor. Bir buçuk yıl önce bangır bangır açıklanan bu insan hakları eylem planında coğrafi teminat vardı. Bir buçuk yıldır sorduk, verilmedi. Coğrafi teminat nedir? Bir yargıcın yerinde oturacağından emin olmaz. Örnek vereceğim şimdi size. Benim üç tane arkadaşım vardı. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değiştiğinde e, 299. madde var, bu konuda çok da insanların acıları var. E, dediler ki partili bir, bakın bu tamamen hukuksal bir değerlendirme. Eğer bir cumhurbaşkanı partili olmuşsa artık tarafsız cumhurbaşkanını koruması gereken böyle bir maddene Türk Ceza Kanunu'na yer alması anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı. Gerçekten de aykırı. Dolayısıyla 125. maddede kamu görevlisine hakaret varken bu şekilde bir madde anayasaya aykırı bizim buradan birilerine ceza vermemiz de vicdanımız elde Çünkü bu taraftan vermemiz lazım. Doğrusu bu. Eşitlik ilkesi saygısı. Sen de yargıçsın. Vicdana sığmıyor karar. Ve ne yapıyorsun? Sadece vicdanını dinleyerek. Sadece beni tespit edebildiğim 3 arkadaşım. Sadece vicdanını dinleyerek. Birisi, birisi Bakırköy Adliyesi'nden. Öbürü Çağlayan Adliyesi'nden. Biri de İzmir'den. 2018 yılında, 2017 yılında ne yaptılar biliyor musunuz? Anayasa Mahkemesine e, aykırılık iddiasıyla başvurdular. Bu üç yargıçtı. Bu kararı verdikten hemen sonra tayin oldular. Bu ne demek biliyor musunuz? Hemen sürgün edildiler. Tayin demek değil yani. Sabaha göremediler. Bu arkadaş, üç tane yargıç arkadaşım. Bunlar 5 yıldır bunlar 25 yıllık yargıçlardan bahsediyorum bakın. Dünkü başlayan arkadaşlardan da değil. Bu arkadaşlar hemen tayin oldular. Sen nasıl Cumhurbaşkanı hakaret suçunu Anayasa Mahkemesine götürürsün? Görevi bu adamın. Hani bırakın aykırı karar vermeyi, bırakın kararının beğenilmemesini. Vicdanına göre bir şey yapabilme hareketi yok. 3 yargı hele bir tanesi adını anayım Aydın Başar Balıkesir yargıcıydı. Balıkesir'deydi, özür dilerim, Bakırköy dedim Balıkesir'de Balıkesir'den Zonguldak'a, Zonguldak'tan Karsa huzuruma Kars olağanüstü hızla 4 tayin yeri gördü. Bir yıl içerisinde. Bundan geldi. Yani sadece vicdani kanaatiydi arkadaşlar. Bir yargıcın bunu yaşadığı yerde biz hangi insan hakları eylem planını, hangi vicdanı, hangi hukuku konuşacağız? Olmuyor ki. Dolayısıyla benim yargıcın teminatlı değilken, insan hakları e, derneği başkanının başına ne geleceğiyle ilgili kararı verebilen bir cumhuriyet savcısı yok ki. Ne dedim ben? Şunu söyledim. Dedim ki Türk Ceza Kanunu 277. maddesi var. İşte Zindaşlı olayındaki ayrıntıları Timur kardeşim benden daha iyi biliyor. Suç ceza mahkemesi yargıçlarıyla Cumhuriyet savcılarının hiçbir teminatı yok. AK Partili herhangi biri, Cumhuriyet Halk Partili diyelim ya, tıkladığı zaman suç değil, eskiden suçtu bu. Bunu 2014 yılında gözümüze baka baka kaldırdılar, geri getirmiyorlar. Bunun anlamı şu, siz bir yerde suç ceza mahkemesi yargıçlarıyla şu anda siyasi iktidarın bir müktediri olarak Zindaşlı olayında olduğu gibi telefon açıyorum. Kardeşim diyorum bu karar öyle çıkmaz onu tahliye edeceksin diyorum. Burhan Kuzu da aynen böyle kendini savundu diye. gibi. ya Buran Kuzu zaten o değişikliği yapan adam. Tabii. Rahmetli. Aynen. Yani 2014'teki yani hiçbir yatacak yeri yok <laughs> bana kalırsa yani. Yani ben ben rahmet etmiyorum hukuka adalete bu kadar zarar veren insanları benim bakış açım böyle kim ne der? <laughs> diyorum çünkü böyle yaşanmaz çünkü. Bu ben nefes alamıyoruz en kötüsü bu nefes alamıyoruz. <laughs> Bakın merkez bankası senin söylediğine ek olarak. Türkiye'deki demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti açığını faizi yüzde iki arttırarak kapatmak. Çünkü bu ülkedeki e, hukuk güvenliğinin operasyon olmaması. Operasyon çekti. Tabii hukuk güvenliğinin hayır, hayır. olmaması. Yeni an... şafak gazetesi. <laughs> tabii tabii. Kendisine <laughs> yüklendi. O da sen bambaşka operasyon bir çekiyorsun. hikaye. yani içeride bu neler operasyonu dönüyor? Operasyonu kimin için çekiyorsun? Ha. Yani sen kimin adamısın? Yine aynı şekilde o hükümet içindeki çift başlılığı yani orada bir şeylerin döndüğünü gösteriyor ama biz maalesef yani tek adam rejimi dedik ama o tek adam rejimi elbisesi herkesin üzerine bol geldi ve orada bir şeyler dönüyor ama biz Ankara gazeteciliği de eskisi gibi olmadığı için yani gazeteciler soru dahi soramadığı için Cumhurbaşkanına ya da kulis bilgileri onlar da yandaşlar yazmadıkları için biz orada ne döndüğünü bilmiyoruz. Öğrenemiyoruz. Peki. Ya adı zaten şu şudun adını koyalım. Hı. Ve bunun içerisinde belli gruplaşmalar var. Bir grubun şuna giden bir karar, öbürünün gitmiyor. Biz sadece evet. bunun Yani o grupta bu sefer operasyon çekiyor. Biz anlıyoruz aslında iktidardaki belli kolların olduğunu. Ama ülkeyi böyle yönetemezsiniz. Sıkıntı Peki. burada. Şimdi mesela sabah yine bir operasyon dalgasına uyandı Türkiye. HDP yönelik bir kapatma davası girişimi varken, işte birkaç yerde daha böyle HDP'lilerin yönelik bir operasyon, Şimdi operasyona uyanınca gözler nereye çevrilecek doğal olarak? Emniyet bürokrasisine, onun da tepesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya. Ama onlar artık iş şeye geldiğinde hani adliyeye ifadeye bu sefer gözler şeye çevriliyor. Yargıya Abdülhamit Gül. Ama e, acaba İstanbul grubu mu, Ankara yani bu birden fazla odağın olduğu e, ve kafamızı karıştıran e, gelişmelerin yaşandığı bir sistem. Gamze Hanım, bizim ödememizle Hukukun, insan haklarının bir alakası var mıdır? Yoksa faiz, e, sonuç, e, şey faiz neden enflasyon, enflasyon sonuç. sonuç mudur? E, i̇nsan hakları ve ekonomi, daha doğrusu hukuk ve ekonomi elbette ki birbiriyle bağlantılı. Ancak ülkedeki bazı... Ya dış sorunlara, ya muhalefete ya da kendinden olmayan her şeye bağlayan bir iktidar olduğu için günümüzde durumun teşhisini, içinde bulunduğumuz atmosferin teşhisini de doğru yapamıyoruz. İnsan Hakları Eylem Planı iki hafta önce büyük bir coşkuyla özellikle iktidar cenahı tarafından karşılandığında ben de aynı eylem planını okudum. Elbette ki içerik olarak karşı çıkacağım bir şey yok, uygulanırsa yok. Ama Türkiye'de en büyük sorunlardan birisi uygulanma sorunu. Yani anayasa var uygulanmıyor. OYUK kararı insan geliyor. Sonuçta. Saygı duymuyoruz diyorlar. Anayasa Mahkemesi kararı bizi bağlamıyor. Ee, bunun gibi birçok örnek görüyoruz. Biz uzunca zamandır yargının durumunu, yargının siyasallaştığını zaten konuşuyoruz. Yani bu 2021'in sorunu değil. Biz bunu uzun zamandır konuşuyoruz. Yargının araçsallaşması sorunu gerçekten artık çok temel bir sorun haline geldi. Ama bunu şu an insan hakları eylem planına Uyarlarsak buradan ne çıkarız dersek e, özellikle şu iki haftalık e, süreçten bu yana fezlekeleri gördük gözaltına almalar Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yapılanlar feminist gece yürüyüşündeki e, zıplayan kadınlara ya, ev baskınları, e, bileyim, ev, ev baskınları ev e, devamında İhade Genel Başkanı'na eş başkanına sabah gözaltısı e, gerginliğin olmaması milletvekilinin düşürülmesi ve devamında HDP kapatma operasyonu derken artık demek ki bu bir insan hakları eylem planı değilmiş. Bu insan haklarına bir eylem, insan haklarına bir müdahale planıymış. O pratikle karşı karşıya kaldık. Çok büyük bir sorun. Aslında bu insan hakları eylem planını değerlendirdiğinde ben şunu demiştim. İçerik çok güzel ama bu ölü doğan bir çocuk, ölü doğan bir bebek. Bunu uygulamazsak buna hayat veremeyiz. Türkiye şartlarında insan hakları eylem planı açısından ee, AKP pratikleriyle taban tabana zıt, Yani zaten bunu uygulamayacağını e, hem bir vatandaş hem bir avukat olarak farkındaydım. Ama bunu söylediğimde e, sanki sıradan kaynaklı görevimi yerine getiriyormuşum gibi şerh koyan dostlarım vardı. AKP bu gibi uygulamalar yap sabah baskınları Öyle olmayacak. Mi Şafak operasyonları. Evet evet çok yani, umut varlar. Yani e, inanıp bu olumlu görüşlere kapılan arkadaşlarınız oldu. E, sadece benim arkadaşlarım değil, bu konuda düzenlemeler yapan gazete okuduk. Yani sadece benim e, çevremdeki 3-5 kişi değil. Biz bunu e, iktidar cenahından çok büyük bir coşkuyla karşılanmasının beraberinde gördük. 19 yıl boyunca hukuk adına ne varsa iktidarın, şimdi 19 yıllık süreçte kararttığı tablo yine bu iktidarın düzeltmesini beklemek e, en basit tabirle gerçekten ben bilmiyorum <laughs> ama iyi niyetli olmaktır. Size Yok bir kötü bir şey söyleme. Şey, kötü <laughs> Bir şey, Gansım, <laughs> şey söylemeyeyim. O kadar Gansım, değil. Şu yani... yapabilir miyim size? Taleb ediyorum ama şunu söylemek lazım. Ee, bu insan hakları eylem planının başarılı olabilmesi için tek şart var. Bu e, 373 eylem, işte 11 bir faaliyet bu değil. Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu'nu bir siyasi partili cumhurbaşkanı 13'te 13 atıyorsa o kurulun o siyasi kanadın isteği dışarısında hiçbir şey Mümkün yapma değil. ihtimali yok. İş bu. Dolayısıyla insan hakları dediğimiz şey evrensel bir değer ama sadece bir siyasi iktidarın iradesiyle bu yarın Cumhuriyet halk partisi Hı -hı. iktidara gelsin aynı şekilde eleştiriye tabi olacak Bize bir şey. Size katılıyoruz Zaten yani yüksek o yüzden yargıyla oluşma ihtimali yok. Yani hani sorunun özü ya o kurulun kararlarıyla ben sürüldüğüm için biliyorum diyorum? Yani hiçbir yargıcın o kurulun elinden kurtulabilme şansı yok ki. Yani o kurula rağmen bir şey yapabilme şansı yok ki. O kurul orada dururken insan hakları eylem planı geçmez. Bu zincirleme olarak aşağıya tüm adliyelere, tüm koridorlara sirayet eden bir şey. Yani, Adı olmasa bile tamam. bir kere orada gölgesi yapıyor. Yüksek yargı konusunda söylediklerinize katılıyorum. Çünkü bu insan hakları eylem planı bana heyecan vermesi için ne olması gerekiyor derseniz Anayasa Mahkemesi kararları tanınmadığında, uygulanmadığında, saygı duyulmadığında buna yönelik ne yapılacak? Bu yazıyor muydu? Yazmıyor. Yüksek yargı olmazsa olmaz insan hakları açısından diyebileceğimiz, hukuk devleti açısından diyebileceğimiz şey yargı bağımsızlığı. Ülkemizde yargı bağımsızlığından hangimiz bahsedebiliriz ya da hangi pratikle örneğini verebiliriz? İnsan hakları eylem planını hayata geçirecek şey yargı bağımsızlığıdır. Siz bağımsız yargıyı test edemezseniz, yüksek yargıyı kendi atadığınız iki dudağınızdan çıkan e, isimler üzerinden şekillendirirseniz burada insan haklarından, hukuktan, evrensel değerlerden bahsetmenizin sadece ve sadece kağıtta o 9 ilke, 11 amaç ve devamındaki güzel sözlerle beraber sadece romantik bir Peki. atmosfer oluşturmuş olur. Şunu söylemek istiyorum çok kısaca. insan hakları eylem planı demokratik toplum oluşturmaya yönelik değildi. AKP iktidarının kendi siyasi tatminlerini gerçekleştirmeye yönelik olduğunu şu anki uygulamalarda da görüyoruz. Çünkü çok kısa bir hatırlatma yapacağım. Bu eylem planı açıklandığında Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söyledi. Her çiçeğe su verilmez dedi. Eğer bir dikene su verirseniz bu bir zulümdür ama susayan bir çiçeğe su verirseniz bu adalettir. Aslında bu bundan sonraki sürecin hangi niyetle ilerleyeceğini kim çok net bir kişi, şekilde gösteriyor. Kim, kim diken? Kim karar? Bunu kararını ya. verecek zaten ama kendisi söyledi. Ben karar vereceğim dedi. Şöyle bir dikene yargı. De ben karar şöyle vereceğim. bir yargı oluşturdular. Bir kendi makbul vatandaşları var. Onlara asla dur demeyen ve onların kararlarına e, sanki bir emir uyum gösteren bir de bu kararlara e, demokratik yollardan itiraz eden muhalefet yapan insanlar var. Yani bu diken ve susamış çiçek örneğinden bundan sonraki süreçte adaletin aslında herkes için bir adalet olmayacağı, onların uygulamalarında bu insan haklarının da sadece onların makbul vatandaşları için geçerli olacağını e, üzülerek takip ediyor edeceğiz herhalde. Peki. Şimdi e, bu bölümden iki manşet çıktı. Birincisi e, Ruşen Bey e, iş dönüp dolaşıp HSK'da kilitleniyor dedi. Kesinlikle yani bunu Halsız çok iyi anlamamız lazım. HSK'nın yani. üzerindeki kimin eli olduğunu da sonuçta e, o da ortada dedi. Çok basit bir cümle söyleyeceğim. HSK'nın başkanı Adalet Bakanı ya. ya yürütmenin... Hayır, atan, atan, atayan yurid benim atıyan isimleri ba ismi de söyleyince siz. At dolayısıyla o yapı tabii kırılmadığı Tabii Adalet sürece, Bakanı da zaten Cumhurbaşkanı Evet, alıyor. o yapı <laughs> kırılmadığı sürece. Evet. Bu mümkün Bu değil. Bu yani devlet ya da hukuk güvenliği evet. sağlayamayız. Peki. Yani hiçbir yerde sağlayamayız. Şimdi bir başka manşetti. Onu da e, Ali Bey hatırlattı. E, yani bugün sayın seyirciler gözaltına alınan yani serbest bırakıldı e, kısa bir süre önce ama gözaltına alınan İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Öztürk, Türk Doğan yakın zamanda İnsan Hakları Eylem Planı oluşturulurken Adalet Bakanlığı'nın ilgili kesimlerinin e, muhatap aldığı görüşüne e, kulak verdiği bir isimdi. Olması gereken de budur ayrıca. Evet. Yani, ve bu ismin başına mı geldi? Zaten yapsın. ondan bırakılmıştır. Yani görüş soruyorduk. Öztürk Bey bir de mahvoldu <laughs> de, <laughs> dedi bırakmışlardı. Öztürk yani. Bey bir de akil heyetindeydi değil mi aynı zamanda evet, çözüm evet, sürecinde evet, değil mi? Adamlar. Yani evet. başına bunlar da gelebiliyor demek ki bütün bu süreçlere rağmen bütün bu e, prosedürlerde yer almasına rağmen Burada ve, başına bu geliyor. Bu söylediğiniz noktada yine hukukun ve bir hukukun varlığı ve yokluğunu ölçebileceğimiz bir e, önemli nokta daha var. E, eğer ben bir yurttaş olarak hangi fiilimden ya da hangi sözlerimden ötürü e, ne türden bir hukuki e, işlemle karşılaşacağımı biliyor isem, birçok sorun olsa bile bir hukuk altyapısı ve bir hukuk fikri vardır. Eğer bilmiyor isem, yani bugün akil insanım, yarın reform için görüş alınan e, bir kişi, niteliğinde bir kişiyim, bir uzmanlık bilgisine sahibim, e, ama öbür gün e, bir mücrim olarak kamuoyuna lanse edilecek şekilde e, operasyona... Mücrim e, yani suçlu mu demek? Evet, demek suçlu. Mücrim. Yani, Cürüm sahibi. Çünkü. çünkü bu operasyonların bir amacı da e, gerçekte bir suç olup olmaması değil, kamuoyuna suçlu kişi gösterme. Şimdi bu üç pozisyonu, hani Berat-ı Zimmet'ten işte Haber-Skorpus'a kadar gideceğimiz çok önemli tamam. bir e, kavramlar seti var. Ve durumun bilinebilir olması yani... Ee, bu kısa kesin. Öngörülebilirlik ilkesi hukuktaki. Ki, Yok ee, kalktı şu anda. O halde öngörülemez bir yapıda yapacağınız reform eğer öngörülemezliği ortadan kaldıracak temel hamleyi yapmamışsa ancak yine mevcut yapının daha da deformma uğratılması yani hukuktan Peki. daha uzaklaşılması anlamına geliyor. Siz bu insan hakları eylem planında e, su verilmesi gereken çiçeklerden mi sayıyorsunuz kendinizi? Dikenler arasında mı görüyorsunuz iktidar nezdinde? E, şöyle e, iktidar açık bir şekilde insan hakları eylem planı dediğinde diken ve çiçek ayrımını yaptığında bazılarının kendisi için insan olmadığını ilan etmiş oluyor. Tabii. Buradaki en temel çok ciddi sorun bu. Adalet olması gereken bir şey. Ee, Zaten orada patladı o iş. O sözün kendisi aynı zamanda şunu da getiriyor. Ee, benim işte fikri, vicdanı, irfanı hür yani özgür iradesiyle karar alabilen, temiz kudretine sahip yurttaş olarak diken olma kararımı baştan yasaklıyor. Ben diken ee, neden herkesin sevdiği çiçek olmak isteyeyim? Diken de olabilirim, ee, kaktüs de olabilirim, mantar olabilirim. Yani... Kimene? <laughs> Kimene? <laughs> yani? Evet, sanırım bol miktarda dikenle yayın yapıyoruz sayın seyirciler <laughs> bu stüdyolarda. Nihayetinde yaşananlara dair sorgulamak gerekiyor, soru işaretlerini ortaya koymak gerekiyor, çelişkileri ortaya koymak gerekiyor. Bunlar yapılmadığı zaman çünkü medyanın kamusal alandaki eleştirel işlevi, Ortaya çıkmıyor. Öyle olmayınca da zaten toplumsal gelişme bir milim hareket etmiyor. Olduğumuz yerde sayıyoruz. Şimdi HDP'ye kapatma davası. Bir kez daha bu kulvarın bir siyasi partisine bir kapatma davası, bir iddianame sunuldu. Bunu konuşuyoruz. Yani kapatma davasının hukukiliği, siyasiliği bu bir yana ama şu var. İddianamede ne var? Yani iddianamede bu kadar gürültü koparan ne var? Mesela dünkü bizim yayında Barış Pehlivan hatırlattı. Ahmet Şika, FETÖ kumpası Hı. düzenlenmiş zamanda bu Oda TV meselesi. Dokunan Yanar kitabı falan abi. 2011'de. Evet. Hı. Ya Fetö'nün bir, evet, FETÖ bir kumpas olarak, evet, Fetö'nün bir kumpas olarak kendisi hakkında bir hukuki süreç işletmesi bile bu iddianamede yer almış. E, adı üzerinde Fetö kumpası diyoruz şimdi ona. Timur Bey neler dikkat çekti, neler dikkatiniz çekti iddianamede? Şöyle e, örneğin Ahmet Şık'ın e, Oda TV'de yargılanması ile ilgili şöyle komik bir durum da var. Yani berat etti. Yani o yargılama oldu berat etti ve o heyette bulunan e, Mehmet Ekinci'ydi hakim. Yıllarca firari olarak arandı, en son Yalova'da yakalandı, tutuklandı ve serbest bırakıldı daha sonra. Yani o e, iddianamede bir suç unsuru olarak gösterilen, yani e, Ahmet Şık'a yönelik siyaset yasağının altını doldurmak için oraya konulan, HDP'ye yönelik bir suçlama olarak oraya konulan süreç, başlı başına e, FETÖ kumpasının zirve yaptığı bir süreçti. <laughs> Düşünün, biz o zaman gazeteciler olarak Ahmet'in kitabı da... E, Tasarı halindeyken yani taslak halindeyken Zekeriya Öz şöyle bir karar vermişti. Mahkemeden şu kararı aldırmıştı. Düşünebiliyor musunuz? Bu kitap e, suçtur. Suç teşkil etmektedir. Elinde bulunduran kişiler e, örgüte yardım ve yataklıktan ceza alacaktır diye. Düşünün taslak halinde bir kitap. Ve bütün arkadaşlarımız... Yani Ahmet tarihinde çok özel bir evet, adımdı o. Evet evet yani böyle şeyde sakladık şeyleri. Böyle hard disklerde yani flash disklerde birbirimize gizli gizli sanki bomba hazırlıyormuş gibi birbirimize şey yapıyorduk saksıya gömdük bir tanesini. Her ihtimalle karşı evlerimiz basılır da kitap yok olur diye saksıya gömdüğümüzü hatırlıyorum. Yani şimdi öyle bir e, baskı süreciydi ki o ve korku iklimi o korku iklimi yaratıldığında e, Erdoğan Avrupa Konseyi'nde kürsüye çıktı. Orada açıklamalar yaptı. Bu soruldu kendisine. Ya bir kitap taslağı nedeniyle bir gazetecinin tutuklanmasını ne diyorsunuz diye bazı kitaplar bomba kadar tehlikelidir. Bombadır dedi açık açık ve savundu o şey o süreçte yaptıklarını. Ondan sonra o çok ilginç bir mücadeleydi. İşte internete yüklendi kitap. Yani şimdi baktığımızda biz o günlere ne olarak hatırlıyoruz hepimiz? kendi adımıza bir katkımız olduysa gurur duyduğumuz günler olarak hatırlıyoruz. Çünkü kumpasa karşı direndik. Yani dikendik. Yani O zaman dikendik biz işte, bir bir şekilde o kitabı korumaya çalışıyorduk. Yani bu Fethullahçıların devlette ki örgütlenmesini, yargıdaki örgütlenmesini, polisteki örgütlenmesini toplumu anlatmak için mücadele ediyorduk ve bir özgürlük, bir insan hakkı, yani ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü mücadelesi veriyorduk. Yani o zaman kitaba bomba diyorlardı. Ondan sonra bütün o komplolar ortaya çıktı. Biz adliye yönlerinde aylarca arkadaşlarımızı kurt alabilmek için mücadele ettik, avukatlarımız mücadele etti. Yani defalarca göz gözyaşı döktük arkadaşlarımızın tutukluğuna devam ettik. Barış Beylivan, Barış Terkoğlu da dahil. Ve Soner Yalçın. Soner Yalçın ve televizyonlarda Samanyolu TV'den alt yazı geçiyordu. 20 dakika önce karar açıklanmadan 20 dakika önce tutukluğa devam geçiyordu. O zaman AKP'li olan siyasiler Fethullah Gülen'e övgüler özüne, özgü, övgüler dizip her tarafa Fethullahçıları, FETÖ mensuplarını tamam. Yargıya atıyorlar. Şimdi, ve burada iddianame olması ile ilgili de çok kısa bir şey söyleyeceğim. Uh -huh. İddianameyi incelediğim için. Yani 2008'den itibaren çeşitli fiiller iddianamenin içine o kadar kayıtsızca yerleştirilmiş ki. Hatta şunu görüyorsunuz. Çözüm sürecindeki yapılan, İmralı'da yapılan görüşmelerde, yani MİT mensubu yanında masada ve tutanaklarda yazıyor. Yani MİT mensubu şunu yaptı, bunu yaptı. MİT basımına teslim ediliyor mektuplar ve onlar teslim ediyor o biraz önce Ali abin dediği gibi o açılım sürecinde görev almış kişiler bugün onlar bir suç olarak yöneltiliyor. E bakın gerçekten şu sonucu da doğurur bu. Yani o, o zaman o çözüm sürecinde o İmralı'ya kendileri yüzlere gitmedi ki o insanlar. Yani o, o devlet tarafından e, bu feribotlara bindirilip götürüldüler. O zaman bütün bu savcı şeyi mi kastediyor? Yani bütün bu süreç mi suçtu? Hayır Çünkü kandile gitmek suçta. Kandile değil mi? Aynı şekilde İmralı'ya da. Yani İmralı'ya ya gitmek suçta, İmralı'ya göndermek suç değil. Direkt Kandil'e girdiniz efendim. Yani ben daha bir oraya geçiş şeyim var, aşamam var. Şimdi Ahmet Şük çok çarpıcı. Üstelik Ahmet Şük de yakın zamanda ayrıldı. Ee, Yargıta Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin değil mi Ruşen Bey? <laughs> Yaşı müsaittir değil mi bunları bilmeye ve hatırlamaya? Tabii ki müsait. Yani Ahmet Şika yönelik o hikayenin bir FETÖ kumpası olduğunu herhalde hafızasından kaçmaz böyle bir şey. O tarihlerde de Yargıtay üyesiydi ya da o o, o, o e Nasıl böyle bir iddianame Yargıtay böyle bir şey sokar? Yargıtay üyeliğinden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'na aday oldu. Sayın Cumhurbaşkanı da kendisine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atadı 2018'de. Peki o ben zaman şeyi merak ediyorum. Nasıl? Çok al, bir araya girebilir miyim? Hı. E, o zaman FETÖ de görevliydiniz. Yani Yargıtay'da üyeydiniz. Ya Fethullahçıları bilir miydi insanlar? Yani o koridorlarda, o çalışılan yerlerde yani öyle bir araya geldiğinizde ya bu Fethullahçı bu değil diye bir şey olur muydu? Size bir örnek vereyim bununla ilgili olarak. Ee, aslında bazı arkadaşların daha eşit olduğunu orada da görüyorduk. Bizler kendi halinde dosyasını okuyan yargıç ve cumhuriyet savcılarıydık. Bazıları daha eşit. Yargıtay'da aslında bunu görmek çok zordur. Ama özellikle Taşra'da bazı yargıçlar şöyle söyleyeyim. Mesela Gaziantep'te yaşardık biz. Bir yargıç vardı. Normalde bir yargıcın, ben Gaziantep'e Yargıtay Cumhuriyet Savcısından sürgün gitmiştim biliyorsunuz. Bir yargıç vardı orada. Bir gün diyordu ki abi diyordu ben Asliye Ceza Hakimiyim. İyi güzel filan. Ya 5 ceza 5 Asliye Ceza Hakimi, o 6 Asliye Ceza Hakimi benim. Ben sıkıldım diyordu. Fikri ve Sinan Hakim olacağım. Bize bu iş çok zordur, yetkinin değişmesi. ya yani Kurul karar verecek, sen gidip dilekçe vereceksin, bir de mazeretin olacak falan. Bakıyorduk arkadaş, 3 ay sonra Fikri ve ayaklara ayakları hakimi. Ortalıkta geziyor. Ve kendisine söylerdik, böyle zıplama, böyle zıpladığın zaman çok dikkat çekersin. Bu zıplayan arkadaşların 15 Temmuz'da tutuklandığını gördük biz. Hani bu zıplamaların nelere kadir olduğunu anlamayız, böyle anlıyorduk. Yoksa anında yazmıyor Daha ki, ya istihbarat <laughs> şeyleri... Bizde değil yani insanlar böyle zıpladığı zaman o zaman dikkat çekiyorsun. Çünkü yargının kendi içinde bir hiyerarşisi, kendi içinde bir liyakatı var. Ben hep söylerim bazı iddianameler var. Herkesin bir kapasitesi vardır, tecrübesi vardır yargıda. O tecrübeye gelmeden o iddianameyi yazamazsın. Ama iki yıllık yargıç 400 sayfa bir karar yazıyorsa bakardık böyle bunu kime, kim eline verdi ki diye düşünüyorduk. O zaman bunu soralım. Aynen, evet. Bekir Bey. Nasıl böyle bir şey iddianamiye sokar? Mesela Ahmet Şıkkı'ya yönelik FETÖ soruşturmasını. Yani tabii hangi amaçla e, soktuğunu değerlendirmek çok zor bu açıdan. Yani, Hayır iddianamiye acaba... şeyler var. İşte şu isim hakkında şu tarihte soruşturma açıldı. Şu isim hakkında şu tarihte şu. Böyle sıralanıyor yüzlerce. Aa, yüzlerce. 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 Ve bunlardan birisi Ahmet Şık. Evet. Yani ben şöyle söyleyebilirim bunu. Bu olabilir. Sehven girmiş olabilir. Biz buna sehven... Yani... Çünkü iddianabeyi ben okudum. Birinci bölümde 533. sayfaya kadar milletvekilleri, belediye başkanları hakkındaki eylem ve işlemler anlatılıyor. 533. sayfadan davalı partinin taşla teşkilatlarına görev almış kişilerin eylemleri anlatılıyor. Şimdi bakın, iddianame dediğimiz şey, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı bu iddianame... ...geçmişte AK Parti ile ilgili de hazırlanmıştı biliyorsunuz. O zaman da aynı eleştirilere maruz kalmıştı ama... Şimdi o tarihte 170 sayfa civarında bir şeydi. Bu 609 sayfadan oluşuyor. Daha çok şişmiş, daha çok anlatılan meseleler var. Buradaki sorun şu, ben biliyorsunuz sizin programınızda daha önce de 2015-2016'dan bu yana yani dediğim şey HDP'ye bir kapatma davasını açtıracak deliller oluştu. Çünkü buradaki eylem ve işlemlerden ve söylemlerden aslında PKK terör örgütüyle arasında bir ilişki olduğuna dair çok net ifadeler var. Tek tek ifade etmeye gerek yok. Hepsi var burada. Anlatıyor yani tek tek. Bu bu noktada bir... Nasıl anlatıyor mesela? Yani nasıl anlatıyor? Şöyle söyleyeyim. Ee, burada ifadeler var. Diyor ki bizim başarımız, Selahattin Demirtaş'ın açıklaması, HDP'nin başarısı ki Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. Kendisi özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir diyor HDP için. Ne zaman söylemiş onu? Bunu 2016'da söylemiş mesela. Eee... Mesela diyor ki başkan olarak APO'nun heykellerine dikeceğiz diyor. Biz PKK'yı silahlı, PKK silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz, PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamıyoruz diyor. Şimdi şuraya geleceğim. E, sıkıntı şurada şey, zaten. Tarihi şuradan sordum. Şimdi, Şimdi oraya geleceğim. Çözüm süreci Aa. ve onun çok yakınındaki gündemlerde yaşanmış bir takım hikayeler burada nasıl ele alınıyor? Bunu merak ediyorum. Tamam. Şimdi mesele şu. Demin o yüzden dedim yani Kandil'e göndermek, Kandil'e gidenler, gelenler. Bakın biz bunları dejavu gibi yaşıyoruz. Bunu cemaat döneminde de yaşadık. FETÖ döneminde de yaşadık. Siyasi ayağına giremediğimiz meseleyi aslında HDP'nin de bir siyasi ayağı var. Yani böyle bir irade var. Bunun için de bir kanun çıkarttık. Dedi ki işte terörün sona erdirilmesi ki bunu HDP bu davada kullanacak net bir şekilde. Diyecek ki evet biz bu açıklamaları yaptık. Zaten akil adamlar da PKK'ya halka meşru olarak gösterip de bu uzlaşmayı işte HDP üzerinden bir uzlaşma olsun diye gezdiler. Yani yani ha akil adamlar da zaten tabii o sırada bunu bütün bu Kandil, İmralı vesaire tabii. arasındaki trafik... Aracılığıyla oluşturulmaya çalışılan atmosfere haklı ilişkiler katkısı, katkısı sağlamak üzere için sağlandı. getirildi. Yani bu bir demokratik süreç diye. O tarihte ben de silahlı terör örgütüyle uzlaşma olmaz. Silahını bırakmadan yapılan görüşmelerin hepsi aslında hukuka aykırıdır. Çünkü bunların mesela haburda çadırda mahkeme mi olur? Gökmen Bey olacak iş mi? Ve onu kuran Diyarbakır Başsavcısını ben tanıyordum ve hayretler içerisinde izledik biz. Hani içinden gelen biri olarak söylüyorum. Abi olur mu böyle bir şey? Yani getirin Diyarbakır adliyesine olacaksa hakim ayağa gider mi? Gerilladan ayağına götürüp onların hepsinin etki pişmanlıktan yararlandırmadılar mı? Yani bunlar bunların hepsi hukuka aykırı. Bunların pişmanım hepsi so ben. hiçbirisi pişmanım da <laughs> demedi. Bunların hepsi şunu söylüyorum. Kızdığım nokta şu. Bunlar oluyor. Yani hukuku siz siyasete ezdirirseniz Meşru olan siyaset aslında meşru dışına çıkıyor. Parlamentonun sistemi gibi ama üzüldüğüm şu 2016'da bu dava açılmadı. Ben hayatımda sevgiliye bir hediye verildiğini gördüm. Koalisyonlarda e, iktidar partisinin e, küçük ortağına bakanlık hediye ettiğini gördüm. veya bir genel müdürlüğü bıraktığını gördüm. Ama büyük ortağın küçük ortağı iddianame hediye ettiğini ilk kez görüyorum. ya Çünkü bu iddianame... MHP Büyük kongresinden orta, bir küçük gün önce orta iddianame hediye etti. Evet ya yani bu bu bir hediye. Yani bunun bir gün öncesinde böyle gelme. Bu bunlara kızıyorum işte. Bu işte aslında gerçekten bir terör örgütü olağı olmuş bir siyasi parti hakkında aç, açılması gereken davayı siz 5 sene önce açmanız gerekirken 5 sene bu arada sarkıtırsanız siyasi şeyleri gözeterek veyahut Abdullah Öcalan'ın yargılamasını sizle arada konuştuk. 3 ayda tamamlayan Türk yargısı. Turgut Okya'ydı başkanı. 3 ayda Abdullah Öcalan gibi 30 bin kişinin katili, kanlı katili adamı yargıladık biz. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bir şey demedi. Demez. Sen yargılamayı doğru yapmadığı için orası sana bir şey söylüyor. Ama Selahattin Demirtaş'ta da kardeşim varsa iddiaların bir yılda iki yılda yargıla cezasını ver gönder. Sen 6 yıldır ceza vermemişsin Selahattin Demirtaş'a veyahut Figen Yüksekdağ Barsac suçları Bu anlamda iddialardan bahsediyoruz İddianameyi siz de okudunuz Bir sürü iddialar var yani Bu söylem ve eylemler hangisi nereye gittiyse eğer Bunlarla ilgili zamanda işlem yapmayıp Bugün ortaya koyduğunuz zamanda Adalet, geç gelen adalet Adalet değildir oluyor işte O zaman ne oluyor? O zaman bu iş bu iş Biz hukuk yani değil nelerini tartışmaya başlayacağız Bu HDP'nin kapatılmasının İyi Parti'nin durduğu yer neresi olacak Cumhuriyet Halk Partisi ne diyecek ...MHP hangi açıdan olacak... ...kim kimi bölecek, parçalayacak... ...ya gerçekten adalet yerini bulsun... ...gerekirse kıyamet, kıyamet kopsun, kopsun. Olması, olması lazım... ...ama olmuyor... Peki, şimdi... E, ...Ali Bey... E, ...bakın bir Ahmet Şık'a yönelik... ...FETÖ kumpasının iddianameye nasıl girdiği hikayesi var... ...bir çözüm sürecinde... ...devletin... ...izni, onayı ve teşvikiyle... E, ...gerçekleşmiş bir takım... ...hikayeler esnasında... O süreçte HDP'lilerin lileri, HDP oynadığı rolde ki bir takım söylemleri, eylemleri burada yer alıyor. Çözüm süreci suçsa, o zaman Ruşen Bey dedi ki bir Kandil'e gitmek suçsa, Kandil'e o kişileri gönderen ilgili devletliler suç işlemiş mi oluyor? Çünkü bu bir yandan da şunu konuşturuyor, gizli sanık mı yaratılıyor? yani gizli sanık... Yani gizli sanık şu açık söyleyeyim. Benim iddiam değil konuşulan şeyler. Bunlar suçsa o zaman yarın bir gün bu süreçte etkili olan başka kimler hakkında dava açılabileceğinin önünü alamazsınız diyorlar. Örnek vereyim mesela gene söyleyeyim. bir liste zaten internette geziyor. Şu anda HDP'lilerin yani HDP yöneticilerin işte terör örgütü elebaşını övmesi sebebiyle sürekli bir terör örgütü propagandası dosyanın yarısı terör Hı -hı. örgütü propagandası yapmak aynı sözleri söyleyen aynı sözleri söyleyen AK Parti'den başbakan yardımcısından tutup <laughs> aşağı kadar herkes var benim yüreğim buna bunu kaldırmıyor ona sen Abdullah Öcalan'ın heykeli dikeceğiz diyene dava açıyorsun. Abdullah Öcalan büyük bir fikir önderidir. Biz onu takip ediyoruz. Ne kadar büyük adam olduğunu bilememişiz diyen adama hiçbir şey yapmıyorsun. Orta Doğu'da Türkiye'nin yani, önünü açmaktadır adalet diye işte, Adalet işte bu diken çiçek Hı -hı. meselesine geliyor. Orta i̇şte Doğu'da Türkiye'nin önünü açmaktadır. Önüne geldi. Kim diken kim çiçek buna eğer siyasi iktidar ya güç odağı karar veriyorsa bu ülkede hiçbirimizin hukuki güvenliği kalmıyor. Peki Ali Sırfında Bey. Orada. Şimdi... Yani bir iddianame ile karşı karşıya olduğumuzda e, öncelikle işte suç olarak tanımlanan fiillerin olup olmadığına bakacağız. Şahısların o fiil veya söylemlerinin e, suç oluşturduğuna dair iddianın destekçisi olan deliller e, kümesi olacak. Öyle hani kimi zaman bazen bir delil yeterlidir bazen bir delil grubuyla. Şimdi iddianamenin şu andaki haline baktığımızda o 170 sayfadan 600 sayfaya çıkış şeylerden bir tanesi bu. Örneğin soruşturmalar diyor. soruşturma açılmış soruşturma açılmış devam ediyor fakat bu soruşturmaların neticelerinin ne olduğuna dair bir bilgi yok. Şimdi, hala açık o soruşturmalar belli ki sonuçlananları yazmışlar. Hala, hala devam açık, ediyor. Yok, hala, açık değil, şu, hala açık değil. Ha. Hala açık değil. Şöyle bir durum var. Bazıları tabii hepsi ee, değil. E, artık yaşamayan 3 kişi tabii. Yani e, ona da yer almış şimdi. Evet işte Mehmet Mir Dengir Fırat gibi akımlar Meden Erhan'dı galiba ve bir Çiğdem Hanım vardı. Üç soy ismini hatırlayamadım. Hmm. Notta, kolonda yani, değil. Ama önemli olan şu. Şimdi yaşamamış, de... dengir mir, Me... yaşamamış değil yaşam yani. Vefat etmiş. Yaşamayan, vefat etmiş, dengir şöyle. mir Mehmet Fırat için siyaset yasağı talep ediliyor. E, siyaset yasağı değil. Mesele şu. Sanıklar arasında yer alması. Evet. E, şimdi siyaset yasağı zaten iddiana, yani çok sayıda ki o da ayrı bir mesele. Daha önceki e, davalarda, Türkiye'deki daha önceki davalarda görmediğimiz kadar geniş bir rakam. 600'ün üzerine 700'e yakın evet. e, sayı. Şimdi e, bir iddianame belirli bir ciddiyet taşır. E, Savcının ilk dikkat etmesi gereken siz değil mi? Senelerce meslekteydiniz. Senelerden bir tanesi budur. Örneğin e, siz dosyası kapatılmış ve artık sanık sıfatına haiz olamayacak. Çünkü yaşamayan kişileri sanık listesi içerisine koymazsınız. Onun sözlerini belki yine delil olarak düşünebilirsiniz. Bu ayrı bir mesele. Ama Demek ki o soruşturmaların akıbetinin ne olduğundan çok iddianameyi okuduğunuzda gazet gazeteciler de okuyor. Tabii. Gazeteciler kamuoyunda bir fikir oluşturuyorlar. İddianame de suçun ne olup olmadığı ve suçun tanımlanıp tanımlanamayacağı e gerçekleşmiş olup olmadığının anlaşılmasından çok kamuoyunda bir etki yaratma. Belki bu anlama geliyordur. Bir etki yaratma önceliği alır. MHP Kongresi'ne bir hediye bir gün Hangi önce soruşturma da. ne olmuş? Ceza çünkü ceza alması ayrıdır, soruşturma olması ayrıdır. Şimdi bu önemli meselelerden bir tanesi. Diğer önemli bir mesele, şeylere hiç girmiyorum. Dava açılıp açılamayacağına girmiyorum. Çünkü ondan önce şu önemlidir. Bir yargıç, elindeki bir savcı, siz yıllarca yapmışsınız, elindeki Delilere hukuki bakalım. çerçeveye bakarak örneğin dava açılması gerektiğini söyleyebilir. Siz o fikirdesiniz. Fakat tartıştığımız ve iddianamede yer alan eylemlerin çok önemli bir kısmı işte buraya kadar gelindi, söylendi. Ee, hadi Ostoy'u da bırakın. Çözüm süreci. Ee, 2013-2015 yani. e, arası. Peki insanlar kendi kendine çözüm süreci yürütemezler. Timur yüzerek mi gittiler dedi? Yüzerek gitmediler. Ve konuşurken de karşılarında hep biri vardı. Ee, Selahattin Demirtaş'ın ünlü sorusu. Peki bizim yan yana fotoğrafımız var ama fotoğrafı kim çekti? <laughs> fotoğrafı çeken kişi de sadece... Selahattin Demirtaş'ın yani. adını siz şimdi gündeme getirdiniz. Evet. O zaman bir onun tweet'ine bir bakalım. Bakalım Sonra siz devam edin. Selahattin Demirtaş'ın söz konusu. Bu arada savunma esnasında HDP'nin ne yapacağına dair de bugün önemli bir açıklama geldi. Demirtaş bugüne kadar partileri ya da partileri ya darbeciler ya da statükocular kocular kapattılar. Bir partinin seçim kazanması için bir başka partiye kapatma davası açılıyor. Bu sadece ahlaksızlığın dibi değil aynı zamanda ağır bir anayasal suçtur. Susarak ya da kararın altına imza atarak buna ortak olanları asla unutmayacağız devam var mı? Peki bir tane daha var. E, ve hiç kimse unutmasın ki önümüzdeki seçimlerin sonucunu değil? HDP'liler belirleyecek. Bu önemli bir tespit. HDP binası tamam. değil, HDP'liler belirleyecek. E, bu da HDP'lilerin e, zalimleri e, gömeceği yerdir. Şimdi tabii bu e, tweet'e yine bakarız. Yani ne demek istiyor Selahattin Demirci? Ki... Ona ben girmeyeyim ama. Ona, ona De... girmeyin. Evet. Ona girmeyin. Evet. binaya ilişkin. Ha. E, siz dün siz dün... söylediniz Selahattin Demirtaş'ı. Tamam. O yüzden tweet'ini ee, mi getirdik dün... ekrana? Buyurun Diyar devam edin. Diyarbakır'da yaşayan hmm. bir e, gazeteci dostumuzun bir tweet'i vardı. E, hepten bu yana tabelaları değişen bir binanın fotoğrafını gösteriyor diyor ki bu bina hep aynıydı. Yani 90'lardan bu yana tabelalar hmm. değişiyor ama bina aynı. Yani hem şahıslar hem kadrolar seçmen ve fizik yapı olarak da, Selahattin Bey de onu kastederek büyük ihtimalle işte binalar kazanmıyor diyor. O, Şimdi, o tweette yan anlamlarını konuşacağımız daha çok malzeme var. Bunu konuşacağız, buradayız. Tamam. Yani işte buradayız, bire bir kadar buradayız. Seçim, Değil mi, Timur? Yani, ha, dediği, önemli ifadeler var yorumlamamız gereken. Şeyi kast Hı. Şimdi ben yine iddianame Hı. çerçevesinde şey yapayım. Dolayısıyla delil grubunda, sanıkların fiillerinin sıralamasında... ...bir yığımacı mantık var. Bu yımacı mantığı biz... E, ...Gülenci diye bildiğimiz... ...savcı ve hakimlerin... ...davalarından öğrendik. Hukuka uygun veya değil. Eski DGM dahil olmak üzere... ...belirli bir illiyet e, bağı arayışı... ...bir delillendirme mantığı... E, ...bir yargılama fikri vardı. Fakat biz bu Gülenci savcıların... ...özellikle Ergenekon, Balyoz... ...ve o dönemin KCK davalarında... ...şöyle bir şeyle karşılaştık. 2000 sayfa... ...1000 sayfa... ...800 sayfa... 5000 sayfa. Yığılıyor deliller. İçinden çıkmanız mümkün değil. Bir iddiada bulunuyor ama. O, o iddain... adam bulamaz. Bulamazdınız. Şimdi bu yığmacılık o dönemde yargıda bir dönüşümdü hem. Yani yargının yozlaşmasında bir dönüşme karşılık geliyordu. Artık biz muhakeme, e, illiyet bağı vesaire filan bunlarla ilgilenmiyoruz. Kamuoyunu etkileme ve istediğimiz kararı alma yoluna gidiyoruz diye. Şimdi boyutlardan bir tanesi bu. İkincisi yine yargıyla hiç ilgili olmayan bir takım lafları biz o dönem ilk defa gördük. Örneğin e, ben Keceke davasını yakından incelemiştim Şöyle bir lafı vardı. Savcı diyor ki... Ne diyor savcı reklamdan sonra Peki. Ali Bey? Çünkü Peki. reklamlar bizim tamam. yani onun Peki sayesinde geçiniyoruz. Için. Evet onun öbür saati aşmaması lazım. O savcı ne diyor? Tamam. Ali Duran Topuz anlatacak. Ayrıca e, Gamze Hanım'a da bu ikinci turda söz veremedim. Reklamdan sonra Ali Bey'den sonra hemen Gamze Hanım konuşacak. Ayrılmayın bir yere lütfen. Yine birlikte olacağız. Evet Twitter çalışıyor sayın seyirciler ama e, yani halktv.com.tr'nin de Twitter'da paylaştığı haberden anlayabildiğimiz kadarıyla e, anlık mesajlaşma uygulaması, e, WhatsApp ve fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram'da bir erişim sorunu e, yaşanıyor. Yani böyle bizim çökme diye tabir ettiğimiz hususlar vardır. Ondan sonra ama Twitter e, çalışıyor nihayetinde. E, tabii biz her tür böyle internet yavaşlaması ya da çökmesi durumunda bir takım komplo teorileri e, üretmeyi severiz. E, ama anladığımız kadarıyla yurt dışında da e, yaşanan bir durum. E, lütfen Twitter'dan, Haber Aktif Adresi'nden bizlere e, sorularınızı, görüşlerinizi iletin. E, bizi yeni izlemeye başlayanlar için bir kez daha takdim edeyim. Konuklarım hukukçu Ruşen Gültekin'le birlikteyiz. E, gazeteci, yazar. Timur Soykan'la birlikteyiz, hukukçu Gamze Pamuk Ateşli ile birlikteyiz, e, gazete duvar genel yayın yönetmeni Ali Duran Topuz'la birlikteyiz, e, HDP'ye yönelik kapatma davası girişimini e, konuşuyoruz. Şimdi. Davası girişimi diyorum Ruşen Bey çünkü bu iddianamenin kabul edilmesi gerekecek değil mi? Dava, evet. yani. Şimdi bir raportöre verildi. Hı -hı. Ceza usul hukuku kuralları uygulanıyor. Hı -hı. İddianameler kabule bağlıdır. Hı -hı. Mahkeme buradaki mahkeme artık Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla. Hı -hı. Orada bir raportöre tevdi ettiler dosyayı. Havale etti başkan. Hı -hı. Dedi ki bu iddianamedeki durum şekil açısından Hı -hı. bizim kabulümüze mümkün mü diye... ...raportör bir rapor sunacak hmm. ve iddianamenin kabulü kararından sonra yargılama hmm. başlayacak. Evet. İki haftalık bir süredir bu, 15 günlük bir süre. Da o zaman Bu kısa sayılır. sürede davada evet. aslında o zaman açılmış olacak. Şu tamam. anda bir dava açma e, aşaması var ama kabule bağlı olduğu için... ...henüz tam anlamıyla açılmış bir davadan bahsedemiyoruz. Tamam. O zaman şöyle, hem Ruşen Bey hem de Gamze Hanım bize e, bu sürecin nasıl ilerleyebileceğini... Ee, hangi zaman dilimleri içerisinde, hangi aşamalara gelebileceğini anlatırlar. Çünkü bu yaşanan gelişme aynı zamanda Allah Allah acaba bir baskın seçime mi e, hazırlanıyor Adalet ve ve Kalkınma Partisi ile MHP diye bir soru işaretleri de uyandırıyor. Dolayısıyla o takvim önemli. Birazdan sayın seyirciler e, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerli oğlu da Skype bağlantısıyla, inşallah o da çökmez bu arada <laughs> WhatsApp ve Instagram'dan sonra. Skype bağlantısıyla karşımızda olacak, kendisine soracağız adalet nöbeti nasıl gidiyor, süreci nasıl değerlendiriyor, orada ne kadar kalabilecek, e, güvenlik güçlerinin onu oradan zorla çıkarmasına ihtimal veriyor mu, böyle bir durumda neler yaşanabilir, birazdan konuşacağız ama ondan önce... Ali Bey'in sözü yarım kalmıştı. Savcı demiştik ya da diyor ki demiştiniz evet, buyurun. Eski bir savcı. Hı hı. Ben demin yanlış hatırlamıştım. KCK iddianamesini değil 12 Eylül iddianamesini hazırlayan Bakın, savcı. Reklam arasının faydaları Şimdi, Ali Bey. Evet. Be. Yani. Bu aynı zamanda tabii şöyle bir şey. Yani dört büyük sorun. Birisi iddianamede demin sözünü ettiğim yığma tekniğinin yani bizim Ergen, Ergenekon ve Balyoz'da ilk tanık olduğumuz yığıma delil tekniğini böyle pazar şeyi gibi yürüyorsunuz. Siz içinden delili seçin. Ee, ikincisi bir anlayış meselesi. Ona ilişkin örnek verecektim. 12 Eylül iktidarnamesinin savcısı birdenbire anlatırken dava açıyor. Diyor ki demokrasi 2500 yıl önce e, eski Yunan'da kullanılmış bir terimdir. Demos latince halk, kratos latince güç anlamına gelir diyor. Şimdi demos latince değil Yunanca. Kratos da latince değil Yunanca. Latinler demokrasi terimini biliyorlardı çünkü Yunanlar almışlardı. Fakat savcının buradaki bu bilgisizliği e, iddianamede hukuki meselelerle değil de kamuoyunu etkilemeye yönelik bir tutumun sonucu. Aynı zamanda hani hem iyi bir hukukçu, iyi dava açtım diyor, hem de böyle bir entelektüel gösteri yapıyor. Bilmediğiniz işlerde entelektüel gösteri de yaparsanız, Hatta zaten siz... hukuk yapmıyorsanız o da patlar. Burada patlıyor. Şimdi burada bir önemli mesele daha diyor ki, e, Halkların Demokratik Partisi hiçbir milli meselede devletin yanında yer almamıştır. Şimdi e, Az önce konuştuk. Parti başkanı bir cumhurbaşkanımız var. Hükümeti cumhurbaşkanı oluşturuyor. Destekçisi de Milliyetçi Hareket Partisi küçük ortak olarak tanımlanıyor. İkili bir iktidar bloku ya da hükümet eden siyasal güç var. Şimdi bu güçlerin herhangi bir şeyi milli mesele olarak tanımladığında hiç kimsenin artık ona karşı çıkmayacağı bir yol mu açılıyor? Eğer öyle değilse bir hukukçu, savcı bir hukukçudur aynı zamanda. Bir hukukçu bu türden bir işe girişemez. Böyle bir şey olmaz. Çünkü örneğin e, Türkiye'deki doğa arazilerinin Kaz Dağları'ndan işte Dersim şeylerine kadar işte Antalya'dan Trakya'ya e, şeyden Doğu Karadeniz'den. Sizin el orada Kaz Dağları'nın Dersim'e <laughs> gittikçe Timur'un çerçevesine de giriyor. <laughs> Arkadaki kameranın farkında değilim kusura bakmayın. Şimdi buralarda köylüler maden arayıcılarıyla ya da hidroelektrik santral yapıcılarıyla karşı karşıya geliyorlar. Şimdi devlet dediğinde madenciler ve hidroelektrik santral faaliyeti milli meseledir. O köylüler birdenbire diken konumuna gelir. Zaten pratikte de öyle olmuyor mu? Jandarma gidip onları dövüyor. Halbuki doğayı korumaya çalışıyor. Doğayı korumaya çalışıyor. Kendi yaşam alanlarını Ve anayasaya çalışıyor. dayanarak çünkü onlar Tabii. bu şekilde metalaştırılıp satılamazlar. Özel bir kamusal ortaklık söz konusu değilse. Şimdi o zaman Hangi meseleyi milli mesele olarak tanımladınız? Ve sizin milli mesele dediğinizi herkes milli mesele demek zorunda ise eğer AK Parti ve MHP dışında milleti temsil eden bir şey yok olur. Bu işte çiçek ve diken meselesini yeni bir kapı çıkar. Söyledik hani insan hakları diyor ama bazılarını insan saymayacak. Nüfusun yarısı. Diken ve çiçek de nüfusun yarısı. İddianamedeki ikinci önemli sorun benim kanaatime göre ve bu cümlede yer alan sorun. Üçüncü önemli sorun, kendi ayağına kurşun diyebilirim ben buna, Batasuna kararına atıf. Batasuna kararına atıfta önce yine bir hukukçuda beklenmeyecek kadar bir basite indirgeyerek atıf var. Diyor ki, terörü kınamamak bile kapatmayı meşrulaştıran bir şey. hayır Batasuna kararı öyle değil. Batasuna kararının iki önemli özelliği var. Evet, bu laflar içinde, somut bir takım eylemler var, ETA'nın e, saldırıları var, bunun kınanması talep ediliyor ve başkanı reddediyor. Somut eylemin kınanmasını reddediyor. Bunu mahkeme diğer delil setiyle beraber kullanarak şeye yazıyor, kararı yazıyor Batasuna kararına. Fakat bunu yazmadan önce iki şey daha oluyor. Bir, İspanya davayı açmadan önce terör nedir, terörle ilişki nedir, terörün hukuki anlamı, siyasi anlamı nedir bir kanun çıkardı. Bu davayı bu kanuna yaslanarak açtı. Türkiye'de giden davalar neden kaybediliyor da İspanyollar neden kazandığının anlamı bu. Üçüncü önemli kısmı da Batı Sunak kararının yine İspanya'da özellik var. Mahkeme kararı diyor ki siyaseten talep ettiğin işte etnopolitik haklar, özelliğin var. Ee, örgütlenerek mücadele yapabilirsin. O halde şiddetle senin mesafeni ben başka türlü değerlendiririm. Kanundan da çıkmış. Şimdi Üçüncü önemli kısmı Batasuna kararına atıp tam ayağına kurşun delilen yer Batasuna kararını İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi onaylarken gerekçesinin en önemli kısımlarını Refah Partisi kararına Erbakan. Erbakan Yani Refah Partisi'nin kapatılması kararına dayandırdı. Hmm. Refah Partisi'nin kapatılması kararını demokrasi için meşru olmayan hedeflere yönelik demokratik mücadele yapılamayacağı. Çok kaba bir özet bu tabii evet. Bunlar çok ayrıntılı şeyler ama. Şimdi demek ki savcı ve eğer savcı siyasal bir hamle yaptıysa değil mi CHP dahil herkes bu davanın siyasi olduğunu söylüyor. İçindeki hukuki sebeplerden ötürü değil, işte bu konuştuğumuz tartışmalardan ötürü. Siyasi ise siyaseten iddianame diyor ki eğer dönemin sorumlusu da Erdoğan ve Devlet Bahçeli ise Refah Partisinin kapatılması doğru olmuştur diyor iddianame. Devlet Bahçeli o, böyle diyordu. O sonuca geliyor zaten. Tabii. Dolaylı yoldan oraya geliyor. Bu sonuca geliyor. geliyor bir diğer şeyi yani şöyle başsavcı iddianameye İspanya'daki eee Batasuna ve ETA arasındaki ilişkiden kaynaklı o Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını sunuyorsa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi o kararını yazarken gerekçelerden birisi olarak biz Refah'ı da böyle kapatmıştık diyorsa o zaman dolaylı olarak Refah'ın kapatılmasından bir, da dayanak bir alıyor. Bir mı sizin Hı -hı. dediğinizi şu şu anlamda? Hı -hı. Ee, biz bazen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne falan kızıyoruz da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aslında şunu söylüyor bak. Ee, şeyden önce, 15 Temmuz'dan önce, hatta 17-25'ten önce Avrupa'ya gönderdiğimiz tüm yargıçları FETÖ'cülardan seçiyorduk. Yani FETÖ'cü olduğunu biliyorduk. Çünkü zaten yargıya aldığımız adamların %95'ini 2003 ile 2016 arasında da zaten FETÖ'cülardan seçtik. Tek bir tarikattan aldık, başka tarikata izin bile vermedik. Sadece ondan aldık. O sonra gönderdik onları en iyi eğitimleri alsınlar diye Avrupa'ya. Bak bunu sayın seyirciler bilmiyor. Gönderdik onları oralara. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne görev yapan yargıçlarımız bizim FETÖ'cüt. Birçok ateşi olarak gönderdiğimiz yargıçlıktan gelen te adamlar. FETÖ'cü derken evet. şu ayrımı şey yapalım, koyalım. Şimdi FETÖ nihayetinde bir terör örgütü ve bir kişinin FETÖ'cü söylenmesinde yani haklarında bir dava açılmış ve sonuçlanmış, suçlu bulunmuş anlamında mı diyorsunuz? Yoksa cemaat ilişkisi yani o dönem muteber İki bir e, örgütlerle olan cemaatçi bölümü, anlamında mı söylüyorsunuz? Bir kere şöyle açayım o zaman Hı -hı. bunların bir bölümü zaten yurt dışına kaçtı ulaşamıyoruz yani ulaşılmaz haldeler bir bölümü cezaevindeler. Peki. Ama biz bunları biliyorduk. Tamam. Şu anlamda söylüyorum. Bu sefer 15 Temmuz olup da ya biz hoca efendi diyorduk ama aa öyle değilmiş bir yer bir terör örgütü liderinin başıymış dediğimiz zaman Avrupa'nın da kafası karışıyor. Çünkü ben gittim. Dünya yargıçlar birliğinde toplantıya da gittim. Tamam. Onu biraz daha ama. Onu biraz daha işte bu karışıklık anladım. zaten. Evet. E, onu onu diye biraz, diye biraz daha detay. Mi? Hayır. E, Ali Bey, e, Ömer Faruk gel, gel, şey o, o, hazır. Tamam. Ondan hazır. önce ha. çok kısa e, ya da ona da merhaba diyeyim önce. Gamze Hanım İzin verir misiniz? Elbette, sizindir. <laughs> evet, Ömer Faruk Gergerlioğlu karşımızda. Ömer Bey merhaba. Aa, merhaba efendim. <laughs> ee, Ömer Bey, e, şimdi e, bir adalet nöbeti sürdürüyorsunuz orada. E, anladığımız kadarıyla e, genel kuruldan e, ki protestonuzun ardından çıktınız ve şu anda ben... yani HDP e, grup bölümündesiniz. Şimdi e, öncelikle Nasıl geçiyor bu süreç, oradaki trafik, e, yani nerede yatıyorsunuz, nerede kalkıyorsunuz, nasıl geçiyor orada şu anki hayatınız, e, sizi kim arıyor, e, kim soruyor, e, yabancı basının bir ilgisi var mı? Bunları alalım lütfen. E, efendim, e, bana yapılan haksızlık ve ardından partime yönelik kapatma davası çok hasmane bir tavrı gösteriyor. E, Tüm kamuoyu görüyor. Herkes herke, Her şey herkesin gözü önünde yaşanıyor. Ee, barış çağrısı içeren bir haberi retweet ettiğim için e, ve bu e, haberi yapan yayın organına bir e, dava açılmadığı, erişim yasağı getirilmediği ve haber halen yayında olduğu halde e, ceza bana kesiliyor. Retweet eden başka Kişilere de bir soruşturma yok. Binlerce kişi arasında beni tutup iki buçuk yıllık bir ceza ile cezalandırıyorlar. Ve ardından milletvekili seçildikten sonra da durması gereken yargılama devam ettiriliyor. Ve istinaftan yargıtaya geldiği zaman da çok olağan dışı bir şekilde yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bir ay içinde ceza istiyor. Ve bir yıl içinde de ceza onanıyor. Ve bu arada tabii 4-5 yıldır Yargıtay'da bekleyen farklı birçok dosya e, halen beklediği halde, tutuklu insanların tahliye zamanı geldiği halde, dosyaları beklediği halde, nedense aradan benim dosya çekilip haksız, hukuksuz bu e, ceza veriliyor. Herkes her şeyi görüyor e, tüm anayasa hukukçularıyla konuştum, yazılar yazdılar, makaleler yazdılar, e, sosyal medyada tweetler paylaştılar. Herkes bu cezanın haksızlığında, hukuksuzluğunda utabık. E, şimdi biz e, hakkımızdaki kararın okunmaması gerektiğini, meclis başkanlığına hatırlattık. Ama nedense e, tepelerden gelen bir e, telkin herhalde ki, dönem sonuna kadar bekletilebilecekken, Anayasa Mahkemesi sonucu e, beklenebilecekken e, daha, daha okundu ve milletvekilliğim düştü. E, tabii bu düşme kağıt üstünde oldu. Ben bu milletin oylarıyla bu meclise geldim, milletvekili oldum. Anayasayı çiğneyen yargı kararlarıyla milletvekili olmadım. Dokunulmazlık ilkesini hiçe sayan, anayasayı hiçe sayan meclis başkanının isteğine göre milletvekili olmadım. Ben bu Beni bu millet buraya getirdi, millet götürür. Ve ayak oyunlarıyla bizi buradan götürmeye çalışanlara karşı da, biz millete sığınırız, anayasaya sığınırız, e, milletin iradesine sığınırız. Ben haklı olduğuma yüzde yüz inanıyorum. E, i̇nsan hakları ihlallerini dile getirdiğim için, iktidarı rahatsız ettiğim için bu cezanın e, siyasi bir kararla bana verildiğine inanıyorum ve tüm kamuoyu da buna inanıyorum. Aksi yönünde hiçbir kimse iktidar medyasında bile bir beyanatta bulunamıyor. Herkes biliyor ki e, bu haksız bir karar ve e, benim fiillerimden dolayı bu ceza bana verilmiş Bundan dolayı e, ben genel kurulda bu ceza okunduktan sonra genel kuruldan çıkmadım. Çıkmayacağımı partime söyledim. Partimde kararın neyse arkandayız. Sonuna kadar yanınız yanındayız istedi ve sonuna kadar da hakikaten yanımdalar. Çünkü çok haklı olduğumu onlar da biliyor. Genel kuruldan çıkmadım, çıkartmak istediler. E, hayır dedim, bu Anayasa'yı çiğneyen bir karar. Bu e, meclis başkanına hatırlattık, e, arkanızda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyor. Yani öyle e, yürütmenin yargıyı etkileyerek aldığı bir kararı alelacele mecliste okutarak bir yere varamazsınız. Biz burada milletin iradesini temsil ediyoruz dedik ve çıkmadık genel kuruldan. E gerçekten bir şey yapamadılar. E, tüm, bir, e, ara, e, e, Bey, e, bir ara Ömer Bey, bir ara Alpay Özalan'ın eski futbolcu Alpay Özalan'ın e, sizin bulunduğunuz yere doğru bir müdahalesi oldu. E, orada sizinle bir teması oldu mu yoksa sadece bir hamlede mi bulundu? Efendim bir hamlede bulundu. Zaten arkadaşlarım etrafımdaydı. Etten bir duvar örmüşlerdi. E, kendisinin geldiğini gördük ve işte e, el hareketleriyle benim e, dışarı çıkmam gerektiğini söylemeye çalıştığını anladım. Herhangi bana bir fiziksel teması olmadı. E, benim de bir muhataplığım olmadı. Arkadaşlarım ona e, benim çıkmayacağımı ve onun yerine dönmesi gerektiğini hatırlattı. Ama lüzumsuz bir ısrarda bulundu. Hani başka idare amirleri bu ısrarı devam ettirmedi. Ee, i̇rademi görünce geri döndüler. Ama e, bu vekil lüzumsuz bir ısrarla orada bir gerginlik çıkardı. Ee, bizim kesin kararlığımız olmasına rağmen bu gerginliği tırmandırdı. E, belli ki tribünlere oynuyordu. Ee, bir yerlere selam çakıyordu. Ve daha sonra... Oradan eli boş olarak geri döndü. Peki, biz e, e, Ömer Bey, e, bir takım görüntüler gördük sosyal medyada. E, yani merak ediyoruz şimdi. Biz <laughs> daha geniş boyutu konuşacağız ama yani bu çok bu ilk kez görüyoruz böyle bir şeyi. Orada nasıl duruyorsunuz, ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, nerede yatıyorsunuz? Evet, efendim. E, biz genel kurulda o, e, akşam 19:30'a kadar durduk. Çeşitli açıklamalar yaptık ve ardından kendi isteğimizle e, HDP grup toplantı odasına geçtik. Ve e, orada işte çeşitli açıklamalar yaptık ve çok yoğun bir şekilde e, basın yayın kuruluşları, e, canlı yayın talepleri oluyor. Onları e, cevapladım. Üç gündür hep böyle yani bir saniyen bile e, boş geçmiyoruz. Sürekli çok yoğun telefon ve mesaj ve canlı yayın talepleri var. Onun dışında arkadaşlarımız yan, yanımda. Milletvekili arkadaşlarım, gece gündüz sürekli partimiz onları nöbetleşe görevlendirdi. Bana e, her açıdan destek veriyorlar, moral destek, her açıdan yanımdalar, sağ olsunlar, çok e, önemli destekleri var. Partimizin danışman heyeti yanımızda, canlı başla e, çalışıyorlar. Ve biz sonrasında tabii insanız, e, gece uykumuz geldiğinde ilk gece e, kanepenin üstünde yattım. Daha sonra bir yer yatağında yat, yattım. Ee, yani sonuçta e, bir şekilde uyumamız gerekiyor. E tabii e, belki yeterince uyuyamıyorsunuz. E, efendim e, evinizin konforu olmuyor. Birçok insani ihtiyaç açısından e, belki bazı sıkıntılar olabiliyor ama ama arkadaşlarımız canla başla bu eksiklikleri gideriyorlar. Peki e, Sayın Gergerlioğlu e, sürekli hiçbir zaman beni yalnız bırakmıyor diyorsunuz arkadaşlarım. E, 3 4 5 kişi mutlaka oluyor. E, onlar bir dayanışmanın ötesinde birileri gelip sizi götürmesin diye de mi aynı zamanda? E işin doğrusu hani, tabii ki arkadaşlarımız böyle e, bir e, alıp götürme olayına karşı da e, müteakkızlar. yani çünkü e, biz Anayasa Mahkemesi'nin kararının açıklanmasını bekliyoruz ve o zamana kadar ben buradan ayrılmayacağım. Arkadaşlarımız da 1994 görüntülerinin olmasını istemiyorlar. Çünkü biliyorsunuz milletin vekilleri enselerine bastırılarak meclisten zorla çıkarılmıştı. Çok kötü görüntüler vardı. Aradan 27 yıl geçti. O görüntüleri Türkiye toplumu unutamıyor. Onu da geçelim. 1999'da Merve Kavakçı meclisten kovulmuştu. Hangi siyasi görüşten olursanız olun bu görüntüler e, içinizi sızlatır. 94 ve 99 görüntüleri. Nahoştur. E, milletin e, vekilleri e, ister beğenin ister beğenmeyin bu bu milletin fertlerinin oraya gönderdiği insanlardır. Ve saygı duymalısınız. Ben şahsen... Bana en uzak partinin vekiline bile sürekli saygı duymuşumdur. Çünkü o bu kişileri buraya millet göndermiştir. Ama bana da saygı e, duymalıdır herkes. E, ve biz şu anda bir direniş içindeyiz. Neden? E, çünkü anayasayı çiğneyen bir karar ile karşı karşıyayız. E, bakın dünyada belki ilk örneği. Bir meclisinin milletvekili haksızlıkla düşürülmüş ve o vekil direnişi seçmiş. O meclisin kalbinde, bağrında, bu milletin bağrında e, kalmayı tercih ediyor. Kendisini zalim kararlara teslim etmiyor. Anayasayı talep ediyor. Anayasa mahkemesinin kararını bekliyor. Peki yani, tabii Ömer hakikaten. Bey, anayasa mahkemesinin kararını bekliyorum diyorsunuz ama anayasa mahkemesi öyle yakın zamanda karar verebilecek gibi duruyor mu sizinle ilgili? Ee, bilemiyorum ama hani bu çok zor olmamalı bakın, şu anda <laughs> ulusal ve uluslararası planda iki 2 3 gündür benim adım çok konuşuluyor değil mi? Hepiniz biliyorsunuz. ABD'den Alpa Avrupa Parlamentosu'nda AB Birliği'nden, Avrupa Birliği'nden, Almanya'dan ve diğer birçok yetkiliden gelen açıklamalarda gergerli Gergerlioğlu ve HDP'ye yapılanlar kınanıyordu. Ve ayrıca Türkiye de dedi e, çok konuşuluyorum e, Yani milyonlarca kişi e, bunu konuşuyor ve çok büyük bir kesim rahatsız e, HDP'li olmasa da rahatsız anayasa hatta, mahkemesi hatta ya? niye var e, anayasa mahkemesi böylesine tartışmalı bir durumda e, çok gecikmeden karar vermeli diye düşünüyorum e, Çünkü e, hani sadece yaşam hakkı ile ilgili bir husus e, dan ziyade e, Demokrasiyi ilgilendiren milyonların iradesini ilgilendiren bir konuda anayasanın çiğnenmesi ile ilgili ki benim kararımda çok net anayasa madde ihlalleri var. Anayasa e, madde 14 e, madde 26 ifade özgürlüğü, madde 67 siyaset yapma hakkı, madde 83 dokunulmazlık hakkı çok ağır bir şekilde ihlal edilmiş durumda. Anayasa mahkemesinden ben ee, hani bir ihlal kararı bekliyorum, çok e, açık bu. Ve bu, bu konuda e, hani e, hızlı bir karar vermeyecekse başka ne? Hangi konuda verir? E, milyonlarca kişinin konuştuğu, demokrasinin e, çok önemli bir gereği olan seçimler sonrası e, meclise gitmiş bir milletvekiliyle ilgili yapılmış çok açık bir hukuksuzluk ve anayasayı çiğneme olayı ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı gecikmeden çıkmalıdır diye düşünüyorum. Peki. Bir kriz var, evet. Hı, hı. Peki. Ve e, ben bu kriz e, bu krize itiraz ediyorum e, ve hakkaniyetli Anayasa'ya uygun bir karar bekliyorum. Boş yere vekilliğim düşürüldü. Çünkü Sayın Enis Berberoğlu kararı ortadadır. E, bir e, trajikomedi yaşanmıştı Enis Berberoğlu kararında. Anayasa Mahkemesi Yargıtay'ın kararında ihlal bulmuştu. E şimdi de aynısı mevzu bahis. çok iddialı bir şekilde sadece ben söylemiyorum. Onlarca anayasa hukukçusu da bunu çok net söylüyor. Açık anayasa madde ihlalleri var. ve anayasa, maddi, anayasa mahkemesinin kararı beklenmeliydi. Yani bu ülkenin meclisine bu millet, milletvekili gönderiyor. Beni temsil et diye gönderiyor. Ne oluyor? Ne yani yangından mal mı kaçırıyorsunuz? Allah aşkına bir milletvekilini vekillikten düşürmek, cezaevine atmak büyük bir marifet mi? Zaten bir e, siyaset krizi var. Zaten bir demokrasi krizi var or ülkede. E, ama siz bunun üstüne, bu ateşin üzerine bir benzin dökerek o milletvekilini hızla cezaevine atma yolunu seçtiniz. Bu olacak bir durum değil. Ben bir sivil direnişi seçtim. Partim de tamamen bu direnişte yanımda. Ve bu en tabii hakkım. Yöneticiler bir takım kurumlar, hatalar yapabilir. Ama esas olan millettir. Ben bir şey söyleyebilir miyim? E, o, o, o milletin e, e, ifade özgürlüğünü üstlenen milletvekili korunması da anayasal bir gerekliliktir ve ben de ee, bu pasif e, direnişimle bunu hatırlatıyorum. Peki, şimdi e, Timur Soykan'ın bir sorusu olacak. E, Ruşen Gültekin'in bir soru ya da yorumu olacak ama ben e, bir Gamze Hanım'a dönmek istiyorum. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay dün de açıkça da bizim konuğumuzdu. Mecliste de, Meclis Genel kurulunda da tam da sizin kararınız efendim, okunmadan önce e, uyardı Meclis Başkanı'nı. Bakın Berberoğlu vakası hala hafızalarda. Yapmayın dedi. İkinci kez offsite'a düşmeyin dedi. Ne diyorsunuz Gamze Hanım? Yakın tarihimizden demek ki biz ders çıkaramıyoruz. Aynı hataları e, tekraren yaşıyorsak e, biz bu sorunlarla demek ki hala yüzleşememişiz demektir. Gergerlioğlu'nun e, durumu aslında anayasa maddeleri çok açık hatırlatmaya bile gerek yok ama anayasa madde 83 yasama dokunulmazlığı e, Ömer Bey de dile getirdi burada hani anayasadan kaynaklı güvencelerini ancak e, uygulamada görüyoruz ki e, en temel toplum sözleşmesi diyebileceğimiz anayasanın dahi görmezden gelindiği ...hukuksuzluğun da diz boyu olunduğu bir süreçteyiz. Belki iddianameler sürecine birazdan geçeriz. Bilmiyorum hani şu an vaktiniz tabii, tabii, var mı? Tabii şu an Ömer Bey'in <laughs> durumuyla ilgili Ama, ama Ömer Bey'in durumuyla alakalı yani 83. maddeyi ben çok net hatırlatmak istiyorum. Yasama dokunulmazlığı için e, anayasa şunu söylüyor. Diyor ki seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili... ...meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturma başlanılmış olmak kaydıyla anayasanın 14. maddesindeki durumların hükmü dışındadır. Yani diyor ki ya bir ağır cezalık suç olacak ve diyor veya da demiyor ve anayasa madde 14. Bunu da çok net hatırlatalım buradan yani ne olduğunu da anlatalım. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması. Sayın Gergerlioğlu'nun durumunda bu iki hal de yok. Dolayısıyla biz ilerleyen süreçlerde burada hukuki bir garabet olduğunu şimdiden söylerken Anayasa Mahkemesi'nden bir ihlal kararı çıkması kuvvetle muhtemel. Böyle bir durumda Gergerlioğlu'nun kararının e, bekletilmesi de mümkündü. Yani Nedir bu acele diye e, sormadan edemiyorum. Böylece direkt olarak hızlandırılmış bir şekilde milletvekilinin düşürülmesi, orada e, millet iradesinin yok sayıldığı görüntüler elbette ki hepimizin e, vicdanlarını da rahatsız etti. Sonuçta oy verirsiniz vermezsiniz. Ancak Sayın Gergerlioğlu orada toplumun belli bir kesimini temsil ediyor. Dolayısıyla burada sadece Gergerlioğlu'na yapılan bir müdahale değil. Burada demokrasiyi de ayaklar altına alıyorlar. Sayın Gergerlioğlu'nu seçip milletvekili yapan ve meclise taşıyan yok sayıyorlar. Bunları yaptıktan sonra demokrasi desinler, insan hakları desinler. Nereye varabiliriz? Biz duvarlara çarpıyoruz. Bir ülkede hukuk varsa ya vardır ya da yoktur. Bir kişi için geçerli olan şey diğer vatandaş için geçerlidir. Ama uygulamada işte çift uygulamaları görebiliyoruz. Hızlandırılmış yargılama süreçlerini görebiliyoruz. Ya da Berberoğlu örneğinde olduğu gibi e, AYM kararı beklenmeksizin hızlandırılmış bir şekilde milletvekilliğinin düşürüldüğünü, sonrasında hak ihlali varmış. Hadi bakalım tekrar olduğu ceza, ağır ceza değil. Yani iki buçuk yıllık e, bir ceza. Kaldı ki yargılamasına ilişkin de e, örgüt propagandasından bir e, ceza verildi. Ancak bu konuda da belki hukuken tartışabileceğimiz şeyler var. Yani terör nedir? Terörist nedir? Terör propagandası nedir? E, Gergerlio'nun durumunda bu konuyu ifade özgürlüğüne sokabilecek birçok karar var. Örneğin bir, e, yani hem bir barış içerikli olduğu söyleniyor öyle Sayın Gergerlioğlu'nun paylaşmış olduğu haber, bir Hı -hı. haber 2016'da paylaşıyor ve 2017'de T24, T24 sitesindeki T24. bir haberi retweet ederken hmm. e, alıntılayarak yani kendisi de bir yorumunu ekleyerek paylaşıyor bu haberi. Bu haber hala erişime açık. Şimdi burada zaten çifte standart dediğim konu da bu. Yani tabii, burada, tabii burada burada ifade şunu etmiyoruz da, tabii tam, de. T24'te evet. yani yani. dedi başka birçok yerde de var haber. Abi birlerce kişiyle paylaşmış bu evet. haberi evet. ya. yani. tam da, tam da kişi onu var. demeye çalışıyorum. Yani çiftte standart dediğim bu. Bu arada demek istediğim şey de yanlış bir yöne çekilmesin ya da bağlamından koparılmasın. Ben madem Sayın Gergerli ona ceza verdiniz T24'e de verin demiyorum. Ama bir Hı -hı. hukuk varsa Türkiye sınırları dahilinde bağlayıcı olan herkesi bağlamalı. İktidara yakın olanlara gözümüzü kapatalım ya da e, muhalefet adına eğer bize rahatsızlık verici bir söylemde bulunmuyorsa ona da bir şey yapmayalım. Ama insan haklarını savunuyorsa, bizim yapmış olduğumuz uygulamaları çok net bir şekilde eleştiriyorsa e, biz onun milletvekilliğini düşürelim'e kadar e, varan bir uygulamayla karşı karşıyayız. E, bu bizi bir bilinmezliğe götürür. Hukuki öngörülmezlik e, İçindeyiz ve nereye varacağımızı bilmiyoruz. Anayasanın maddesini az önce okudum. 83. madde tartışılmayacak kadar açık. E, 10 yıl ve üzeri bir ceza almadı ve 14. madde kapsamında, yani hakkın kötüye kullanımı kapsamında değerlendirebileceğim bir şey yok. Kaldı ki paylaşımı ifade özgürlüğü sınırları dahilinde bile değerlendirilebilecekken, binlerce insanın da paylaştığını ve paylaşan haber sitesinin herhangi bir yaptırımla dahi karşı karşıya kalmadığını düşündüğümüzde, İktidar artık e, kör göze parmak sokarcasına... O haber birçok sitede yer aldı. Tabii. Yani Sizde de Bey, var mı? Duvarda <laughs> da çıktı mı e, haber? O zaman yayında olmayabiliriz. Ha, Tam ki, zamanını evet. hatırlamıyorum. Hı. Yani Aslında. önüne T24 düştüğü işte için veya T24 okuduğu için oradan paylaşmış. Evet. Başka evet. yerden de paylaşabilirdi. Doğru. Evet. Doğru. Tabii, tabii Şimdi, tabii. Bir de demokratik Şimdi, yaşama da. tehlike Birkaç oluşturma de. şartı da aranıyor evet. bu arada. Yasama dokunulmazlığına ilişkin. Yani evet. Gergerlioğlu'nun paylaşmış olduğu paylaşımdan demokratik yaşama yakın tehlike oluşturacak ne var? O zaman hukuken bize bunu açıklasınlar. Biz bu konu tatmin evet. olalım olmuyorsak belki bunu tartışalım. Zaten aslında şöyle bir şey var, birkaç şube. Ömer Bey benden. demokratik yaşama bir tehdit oluşturuyorsanız lütfen söyleyin biz yayını <laughs> keselim bizim de başımıza değiş ya, açılmasın ya, yani. Ben, evet efendim gerçekten bakın bu bu konu Bilsem çok efendim. üzücü yani demokratik yaşama direkt veya indirek bir tehdit oluşturma kriteri ahim kriteri. Şimdi ben hakikaten gülüyorum, şaşırıyorum. Benim bir retweet'im e, demokratik toplum düzenine nasıl bir tehlike oluşturmuş? Bu haber ha ha yakın bir tehlike falan. Okey. Haber hala yayında. o Yani sanki demokratik toplum düzeni ortadan kalkacakmış ya Allah aşkına. Demokratik toplum düzeni yürüyor yolunda gidiyor. O haber hala yayında. Hiçbir şey olmamış. Ben retweet etmişim, hiçbir şey olmamış. Bunlar nasıl yorumlar ya? Hani? Bunlar bunlara şaşırmak için hukukçu olmaya gerek yok. Gerçekten e, sıradan bir insan bile buradaki garabeti gör, görür, görmeli. Hani resmen bana bir yargısız infaz yapıldı. Hani e, veyahut da yargıyla yapıldı diye. Daha bitmedi. Yani Ömer Bey, e, Ruşen Bey'in de bir yorumu olacak. Buyurun Ruşen Bey. Yani Buyurun. öncelikle e, geçmiş olsun diyorum. Herkesin ol. siyasi görüşü farklı olabilir. Hiçbir şekilde siyaseten aynı zemin üzerinde olmayabiliriz. Adaleti bunun Tabii. için istiyoruz. Biz diyoruz Tabii. ki herkes için adalet, eşit adalet. Bu noktadan dolayı ben gerçekten ciddi anlamda bir utanç duyuyorum hukukçu olmaktan. Neden utanç duyuyorum? Yargı, terör örgütü propagandası yapmak suçuyla halkı kim ve nefrete tahrik suçu bizde joker maddeler. Birinin kafasına sopa indireceğimiz zaman bunları kullanıyoruz. Geçmişte hatırlarsınız Sayın Bülent Arınç, Sayın demeyi Abdullah Öcalan'a biz kaldırdık, herkes artık şey yapabilir diye savunduğu bir dönem vardı. Biz o zaman Yargıtay Cumhuriyet Savcısıydık. Bu siyasetten gelen şey olmadan önce biz bu kelimeyle kullanmanın birisine ceza vermesinin doğru olmadığını savunduk Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak. Neden savunduk? Evet. Çünkü biz vesayet makamı değildik, özgür vicdanı olan yargıçlardık o tarihte. Dolayısıyla evet. bugün bugün işte bunların arayışı içerisindeyiz. Burada şunu söylemek istiyorum üzülerek. Bir kere her yönüyle e, sevgili meslektaşım anlattı. Buna çok ekleyecek bir şey yok ama şunu söylemek lazım. Sizden önce gene HDP milletvekilleri Musa Piroğlu'yla Gülistan Kılıç Koçyiğit hakkında böyle bir soruşturmada evet. yargılamalar durduruldu. Benzer kararlar da var. bırakın eskiden verilen. Yani bir hedef seçildiğiniz o kadar evet. açık ki. Öyle bir çifte standarda maruz kaldığınız o kadar açık ki. Evet. Ve sizin evet. kararınızda muhalefet şerhi olan yargıç benim bilgisayara evet. saygı duyduğum yargıçlardan biridir. Evet. O ok kökten evet. gelir. Öyle Bu, mi? E, ne? Ben, koymuştu Yusuf Hakkı Doğan Hı. E, ben Hı. savcılığından bildiğim Hı. birlikte 2005 Türk Ceza Kanunu seminerleri verdiğimiz benim bir ağabeyimdir. ...kendisinin hukuk de büyük saygı duyarım... ...ve bu karara vicdanı gereği... E, ...şey yaz atamadı... ...yani... Yazdı. ...zaten bizim gibi bu kökten gelenler... ...eskiden gelenler... ...kararlardaki garabetleri böyle görüyoruz ama... ...ben bir ceza hukukçusu olarak... ...şunu da söylemem lazım... ...şimdi sizin cezanızın... bir yıl 10 ay 15 günlük kısmı... E, ...şartlı tahliye dediğimiz koşullu salı vermeden yararlanıyor... Evet. Bir yıl kala da evet. denetimli serbestlikten yararlanacaksınız... Yani 2 ay 2 yıl 6 ay ceza aldınız. 1 ay kapalı cezaevinde kurumunda kaldıktan sonra 9 ay 15 gün açık cezaevinde yatacaksınız. Ondan sonra tahliye olabileceksiniz. Dolayısıyla şöyle bir tehditle de karşı karşıyasınız. Yarın öbür gün sizin hakkınızda cezanız da 3 yılın altında olduğu için Cumhuriyet Savcısı bir davetiye gönderecek. Gel cezaevine teslim ol evet. diye. Gitmezseniz evet. firar olacaksınız. Sonuçta Firari o da tabii tabi gitmek zorunda bir hmm. hafta içerisinde teslim olmak zorunda. Yoksa firar suçunu işlemiş olursunuz. Yani dolayısıyla burada da başka bir tehdit altında karşı karşıyasınız. Yani hukuku siyasete alet edip eğip bükerseniz bu sonuçlar çok daha ağırlaşacak. Yani sizin kapalı cezaevinde bir ay, açık cezaevinde 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezanız var efendim. Yani bir de böyle bir tehditle karşı karşıyasınız. Çünkü bu karar şu anda Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden almıştınız galiba. Yanılmıyorsam evet, bu cezayı. Evet, evet. Dolayısıyla oraya dönecek. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı da sizi davet edecek. Yani oradaki Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başka şansı yok zaten. Kanun onu emrediyor. 5.275 sayılı kanunun 19. Cumartesi 2. Fıkrası'nda da bunu emrediyor. Dolayısıyla cezanız 5 yıl... ...yakalama çıkacaktı hakkınızda. O davetiye ile e, eğer gelmezseniz artık bir fiyari durumunuz olacak. Ya mazeretini bildirmeniz gerekecek ya da gidip teslim olmanız gerekecek. Türk yargısına teslim olmamanız da ayrı bir hikaye olarak yazılır. Bu anlamda önümüzdeki süreçte Allah da yardım etsin. Zor bir süreç. Karar e, sonuçta e, Türk yargısının verdiği bir karar. Keşke olmasaydı dediğimiz kar karar. Ben dediğim gibi herkese eşit hukuk uygulamadıktan sonra hı. gideceğimiz yer çok kötü. Hatta Enis bir, Berberoğlu kararı da bir ictihad oluşturması gerekir. Elbette. Elbette e, Bey ama bu e, yorumunuzla ilgili bir Ömer Bey'i de şey tabi, yapalım. Tabii tabii dinleyelim çünkü bu önemli ben, çünkü e, ne yani sonuçta gerektiğiyle ilgili. Evet, yani böyle de, bir karar evet, gelecek. Çünkü davetiye gelecek, gelecek yani size. Evet, gelecek. E, yani. Açık cezaevi hakkını kaybetmesi gibi bir durum söz konusu olacak mı? Yani o şey. E, firar olursa bir firar suçu oluşturduğu için e, bu noktada cezaevinin disiplin yönetmeliklerine göre de bir sorumluluğu olacak Çünkü kaçıyorsun sen yargıdan. Ya yani... Açık cezaevine geçme şansını kaybedebilecekler. Kay kaybetmez yani. tabii bu aşamada ama. Sonuçta polis yeri de belli. Biz televizyondan konuşuyoruz Ömer Faruk Bey'le. evet, <laughs> Anladın evet. hani Ben bunu <laughs> bir noktada hukuksal bir garabet anlamında söyledim. Firara. Tamam ama şu an firari değil. Değil tabii tamam, ki şu yani anda. Daha biz bir Yarın, bir yani. gün, yarın bir gün yarın e, o davetiye geldikten Peki. sonra... Ömer Bey e, ne diyorsunuz durumunuzla ilgili? Durum Ruşen yani Bey'in hatırlattıkları ile ilgili. E, tabii çok teşekkür ederim e, Ruşen Bey'e. Yani bakın ben ilkesel bir duruş sergiliyorum. Hayatım boyunca ilkesel duruşlar sergiledim. Bundan dolayı mesleğimden ihraç edildim. Çünkü barış diyordum, insan hakları diyordum ve iktidar bir dönem çözüm süreci derken ve daha çözüm sürecinden uzaklaştığı dönemde de bizim söylemlerimizi işte terör söylemi gibi nitelemeye başlamıştı. Hani döneme göre ben konuşmadım. Ee, bildiğim Doğru bildiğim şeyleri söyledim. Bu ülkenin insan haklarına, barışa, demokrasiye, özgürlüklere ihtiyacı var dedim. Ve herkes için var dedim. Şu anda da bana yapılanı e, hem stüdyoda bulunan değerli hukukçular... ...hem de tüm kamuoyundaki hukukçular biliyor, görüyor. E, ve e, bu orta oyununa karşı ben e, aslında bir ilkesel... Duruş sergiliyorum Evet yani e, benimle ilgili şöyle bir avantaj bir şöyle bir dezavantaj olabilir A ayrı bir konu ama e, sivil toplumun milletin milletvekillerinin bu haksızlıklara böyle kolayca boyun eğmemesi gerektiğini hatırlatıyorum en başta e, herkese ilkesel bir duruşu hatırlatıyorum e, bakın e, hatalar yapılabilir yargı iktidardan etkilenebilir işte benim örneğimde olduğu gibi inanılmaz bir şekilde bir kurban seçtirebilir ve bunun sonrasında kurban edilen kişiler tarihe not düşecek bir şekilde bir demokrasi ve adalet arayışı içinde olmalıdır. Başka türlü bu toplum düzelmez. Ben kendimi şimdi kurtarsam bir şekilde başka insanlar başka zamanlarda kurtaramaz. Yargının siyasetten, iktidardan bağımsız olmasını sağlayacak adımları atamadığımız müddetçe, yani gerçekten Türkiye'de yargının kalitesini yükseltemediğimiz müddetçe bu tür olaylar yaşanacak. Muhalefet Partisi vekilleri böyle hedefe konulacaktır. O yüzden ilkesel bir duruşla tüm Türkiye'ye ve dünyaya bir şey hatırlatıyorum. Türkiye'de bir milletvekilliği büyük bir, büyük bir haksızlığa uğramıştır. Ey Türkiye, ey dünya, Türkiye'nin yargısal açıdan durumunu gör. Peki. Ee, ve, ve Anayasa Mahkemesi de bu e, böylesine önemli bir konuda Gecikmeden kararını versin çağrısı Siz başvurunuzu yaptınız. ne zaman yaptınız Sayın olan Anayasa Mahkemesi'ne? Ee, ben e, 5 Mart e, 2021 gününde yani yaptım. Yani yargıtay kararı çıktıktan sonra tabii bireysel başvuru hakkını kullandınız öyle değil mi? Karar evet, değil. evet. Bu arada şunu da belirtmem lazım. Hakkınızı helal edin şu anlamda. Ben e, ergeri kom ve Balyoz konularında daha önce başka televizyonlarda söyledim yüzünüze de söyleyeyim. Duruşunuzu da sıklıkla eleştiren bir e, kişiyim. Tabii, olur. Ama siyasal dediğim gibi farklı Tabii. durabiliriz ama adalet anlamında sonuna kadar arkanızda durmak bizim görevimizdir. Keşke o günde işte aynı noktalarda durabilseydik diye de söylemeden edemiyorum. Ben bir durum evet. yapmak yani istiyorum ama. Birilerinin hukukunu savunacaksak Tabii. onun e, kimliğine, siyasi pozisyonuna bu, bu, bu bir almış şey olmalı evet. ben bakmam ya diyorsunuz. Bu bambaşka. Bambaşka yerlerde hmm. durabiliriz ama adalet Yalnız konusunda hepimiz aynı durmamız gerekiyor. Ben size şeyi söyleyeyim Hüseyin Bey. Şimdi 5 Mart'ta başvurdu Sayın Gergerlioğlu. Evet. Hakikaten şu sıralar mesela Anayasa Mahkemesi kaç gün geçti? 5 Mart 14 gün geçti evet. daha. O daha işleme bile girmemiştir herhalde değil mi? Şu anda işleme bile girmemiştir. Ama şöyle yapabilir mi mahkeme? Ya bir saniye ya. Burada bir olay oldu bir gündem oluştu, bir kamuoyu duyarlı oluştu. hem iç kamuoyu duyarlı hem dış kamuoyu duyarlı. Ya ben e, Ömer Bey'in şeyine bir bakayım e, bu başvuru sahibinin e, öncelik öncelik vereyim buna. Herhalde dosyayı ele almakta çok şey değil. Yani, yani çok, çok şöyle bir hikaye söylüyor. değil. Ee, belki yapabilir mi böyle bir şey? Şu anlamda şu, şu, şuradan yola çıkayım. O yüzden yargıyı siyasetçiler çok istekle arzu ediyorlar. Yargıyı ele geçireyim. O yüzden yargı bağımsızlığı hukukun üstünlüğü önemli. Hepimizin güvenliği için. Bu anlamda Anayasa Mahkemesi bir kızı erkek bir erkeği kız yapamaz. Her şeyi yapabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Bunlara yetkili ve muktedir. Hemen önüne alıp yani o dosya çünkü gitti. Artık uyap diye bir sistem de var. Hemen önüne düşüyor. Hemen alır hemen bir reporter bir günde zaten dosyası 10 on sayfadır. Son diyorum ya, sonuçta çok kabarık bir, bir dosya. Yani, yani ya. yargılandı 10 sayfadır bu dosya yani. Evet. Bir tane tweet sayfası Şimdi, bir tane gel olun ifadesi üstünde iddianame. İstese <laughs> üstü, bakabilir. Üstünde bir sayfa duruşma tutana, üstünde bir sayfa karar üstünde bir sayfa islam kararı Kove, ve yargıtay kararı 10 sayfa. Muhalefet şerhi var. Peki. Efendim ben e, bir, bir birkaç cümle söylemek hmm. isterim. Ee, sayın e, yargıcımın e, e, söyledikleriyle ilgili bir iki söz söylemek isterim. Ya bu e, mesele e, tabii önemli. Ama mesele Ergenekon Veyahut da şu andaki yargılamalardan önce çok daha ilkesel bir durum. Evet, hepimiz kendimiz öz eleştiri yapmalıyız. Ama şunu önlemediğimiz müddetçe e, e, hiç kimse yanlıştan kurtulamıyor. E, yargı e, iktidardan bağımsız olmadığı müddetçe e, iktidarlar istediği gibi e, bir görüntü oluşturabiliyor yargı, e, yargılanan kişiler hakkında. Bu dün Ergenekon zamanında da oldu, evet. E, şimdi de oluyor. Bakın aynı şey, aynı hadise yaşanıyor. Tabii ki bu konuda özelleştiriler yapmak gerekiyor, doğru. Ama e, yani o o gün e, yap, yapılan şu anda da aynı aynısı bir başka şekilde yapılıyor. Bu konuda herkes öz eleştirileri yapmalı. OHAL ve KHK ile ilgili e, yargılamalarda da şu anda çok büyük hukuksuzluk e, Eski Ergenekon Ergenekon zamanındaki hukuksuzlukların bir başka benzeri oluyor. E, açıkçası. Hani iktidar Yargıyı yönlendirdiği müddetçe gerek Ergenekon yargılamaları döneminde gerekse şimdiki işte o hal dönemi yargılamalarında aynı hadise oluyor. Hmm. Hani benim açıkçası bu konuda zihnim daha da netleşti. Hani şunu bir ilke olarak da çok daha fazla benimsiyorum. Hukuk devreye girmişse bir yargılama varsa mutlak surette. E, siyasi kimlikten azade hu hukuk usul ve esasına uyuyor mu diye hepimizin e, net bir şekilde ve ortak paydada bakması gerekiyor. Peki. Bu konuda hakikaten kaderler... mutabakat... De önemli. Tamam. Yani sözünüzden e, illa bu şekilde çıkmamış olsa da ben şunu anlıyorum açıkçası mealen. Yani herkes evet geçmiş tavırlarını e, gözden geçirmeli. Herkes öyle özelleştir yapabilmeli. E, anladığım kadarıyla hani Ruhşen Bey'in az önce sözünü ettiği konuda sizin de e, benzer bir şeyde olduğunuzu, zihin dünyası içerisinde olduğunuzu ben anlayabiliyorum. İlla bunu cümle cümle evet. ağzınızdan Bey, duymak zorunda bir değiliz. Çok, bir i̇şte bu bir noktada bir, bir, bir araya gelmek zorundayız. Evet. Bugün dün evet. o gün Ergenekon Balyoz'da bir şey söylediğimiz zaman ne e, teröristik, ne KYK'lıların hukukunu savunduğumuz Hı. için FETÖ'cüyüz ne bugün Gergeroğlu'nu e, savunduğumuz için PKK'lıyız. Önemli olan herkese adalet olacak. Ne kimse kimseye PKK'lı diyecek, ne FETÖ'cü diyecek. Bu kararları bağımsız Hı. yargıya bırakacağız. Evet. Herkes işine bakacak. Kardeş. Bir kadın Şimdi, o, o, haksız yere işine daha yeni doğmuş bebeğiyle e. içeri giriyorsa He. bunun ne şucu bucu olduğuna Çünkü bakılmadan Çünkü çok önemli o cıplak aramalarda da evet. Gergerli, Sayın Gergerlioğlu'nun ortaya çıkarttığı insan hakları ihlallerinde de ne kadar büyük bir işlev gördüğünü de yargının da kendine çeki düzen vermesi açısından ne önemli bir işlev gördüğünü de altını çizelim bu arada. Bir şey, şey e, Ben bir, bir, cümle daha söyleyeyim. Evet. Şimdi ben hekimim. 30 yıllık hekimim. Göğüs hastalıkları hekimiyim. Hani e, hasta mahpuslar konusu çok önemliydi. Bakın ben şu anda bu hasta mahpuslar konusuyla çok uğraşıyorum. O yüzden iktidarın hedefindeydim ama Ergenekon dönemi yargılamalarında da şunu söylemek isterim. Mesela ünlü bir isim Kudüs'e okur. Akciğer kanseri zamanında teşhis edilemediği beyin metastası oldu ve vefat etti. Çok acı bir durumdu. Şimdi o, o zamanlar insanlar çok siyasi bir şekilde yaklaşıyordu. Ama ben hatırlarım birçok gazete, köşe yazarına Kudüs'e okurun Teşhisinde çok önemli hatalar, ihmaller olduğuna dair bir hekim olarak e, düşüncelerimi göndermiştim. Burada büyük bir hata yapılmıştır, ihmal vardır, ihlal vardır e, demiştim. Hani bunun da altını çizmek isterim. Yani tespit ettiğimiz hususlarda da e, gereken e, müdahaleleri yapmıştım. Peki, Kamza'nın bir şey mi diyordunuz? Evet. E... Ama bu arada şey. Ömer Bey bizimle birlikteyken hiç Ali Bey'e söz veremedim. Sese çok kısa ona. Birkaç cümle Peki, ben söyleyeyim sonra bu tamam. konuda hakkınızı girmiş de olmayayım burada söz e, hakkınızı almış Ali Bey olmayayım Ali Bey. Tamam, Gergerlioğlu davasının özelinde ama aynı zamanda muhalefete yönelik baskılar genelinde söylemek gerekirse şu an yaşadığımız tam bir demokrasi sınavıdır. Yani bu sınavı nasıl vereceğimiz de çok önemli. yargı teşkilatı özellikle 2016'dan bu yana idari bir yapılanmaya, idari bir merciye dönüşüyor diye defaatle söylüyorduk. Demek ki bu idari merciye dönüşme olayı tamamlanmış ki şu an Gergerlioğlu davasının derhal onandığını Yargıtay tarafından ve milletvekilliğinin düşürülme örneğini görüyoruz. Bu çok aslında hukuk adına kaygı veren bir durum. İsteniyor ki muhalefet ve özellikle HDP gelecek seçimlerde hiçbir siyasi varlık göstermesin. Hiçbir şekilde. Yani siyaset aranızından bir şekilde kenara itilsinler. Ee, ama bu kadar seçilmiş kişi içerideyken biz ne demokrasiden bahsedebiliriz ne de hukukun evrensel değerlerinden. Az önce dediniz ya anayasa mahkemesi bu yargılamayı öne çekebilir mi? Derhal karar verebilir mi? Hızlıca karar verilen hukukun e, direkt olarak refleks gösterdiği birçok örnek var. Az önce konuşurken geldi aklıma. 20 Kasım 2019 e, Selahattin Demirtaş ayım kararı verildiğinde e, Cumhurbaşkanı yargı gereğini yapar demişti. Evet. E, hemen akabinde yani. bir hafta bir hafta içinde 4 yıl 8 ay örgüt propagandasından ceza verildi. Bir hafta içinde yani bir hafta içinde ceza verebilen yargı neden Ömer Faruk Gergerlioğlu için bir hafta içinde karar vermiyor? Bir de bundan sonraki süreçte bunu sürünceme de bırakması kaygısı da var. Yani bu konuda karar vermeyi yavaşlatırsa bu konudaki hukuki belirsizliği daha da derinleştirmiş olacak. Umarım bunlarla karşılaşmayız. Çünkü bunlar gerçekten hem hukuk adına hem de demokrasi adına çok büyük kayıplara sebebiyet veriyor. O yüzden bu demokrasi sınavından ee, en az hasarla çıkabilmeyi ben diliyorum. Neyi üzülüyorum biliyor musun? Rüşen Bey ne olur? Üzüldüğüm şeyi söyleyeyim de. Şöyle Ali Bey'e söyleyeyim. Buyurun lütfen. Neyi, ya çok duygusalım bu anlamda. Bu iktidar seçilmişlerin iktidarı diyerek geldi 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 de bir milletvekilinin hukuka aykırı mecliste milletvekilinin düşürdüğünü konuşuyoruz arkadaşlar yani nereden <laughs> nereye? Evet atanmışlar diye seçilmişler atanmışlar diye seçilmişler diye, diye geldiğimiz nokta Ali Bey. Esasen hukuk çerçeveyi e, üstadlarımız <laughs> dile getirdiği için e, ve siyasi durumu da Ömer Faruk Bey pek güzel anlattığı için e, çok fazla söyleyecek bir şey yok ama e, yasama ve yürütmenin çok iç içe geçtiğine bir ek daha yapmak lazım. E, yürütme ve yargının e, Fezleke'nin okunmasına da meclis başkanlığı karar verdiğine göre yasama, yürütme ve yargı Iç içe geçmiş durumda yani güçlerin ayrısı gayrısı pek kalmamış, güçlerin ayrı gayrısının olmadığı yerde demokrasiden değil diktatörlükten e, bahsedilir genellikle pek uygun bir durum değildir. E, bu birincisi ikincisi, e, parlamentonun değerini düşürmeye yönelik hamleler 2010'dan beri peş peşe gelmişti. E, bu o sürece e, vurulan hani, parlamentonun cenazesini kaldırmaya yönelik tabuta son çivilerden Şimdi... bir tanesidir. Ee, ve tek başına mecliste kalması da aslında sembolik olarak parlamentoyu ayakta tutan bir sivil itaatsizlik eylemi olarak e, bizim doğru. takibimiz çerçevesinde böyle görülüyor. Gördüğüm kadarıyla muhalefet partileri e, ben bunu sormak isterdim. E, belirli bir nasıl diyelim durumun haksızlık olduğunu e, kabul edilemez olduğuna dair bir duygu içindeler. Açıklamalar yapılıyor. Ama bilmiyorum burada hani demokrasiyi savunmak açısından e, sözü edilen e, etkili eylemi, fikri ve siyasal hareketi bulabilecekler mi? Biz bilemeyiz. Ben gazeteciyim. Böyle bir fikrimle olabilir, ne önerebilirim. Partiye yönelik bir takım laflar geliyor ama bunlar insanın pek aklına yatmıyor. Yani bir partiye biz şöyle yapsın, böyle yapsın demek hiç mümkün değil. Ama ben Ömer Faruk Bey'e bunu sormak isterim. yani Peki. Arzuladığı destek diğer partilerin bakışı açısından durumu, duyguları ve fikri nedir? E, Timur senin de sorunu. E, aslında e. aynı soruyu soruyor. Aynı soru. Peki. yalnız şimdi şöyle bir şey var. Ömer Bey. Yani siz orada adalet nöbetindesiniz, ben de burada yayın nöbetindeyim, moderatörlük yapıyorum ve bir tamam. reklam girmemiz lazım. Biz normalde bu saate kadar sizden rezerv almıştık yayın için ama eğer çok büyük bir kriz olmayacaksa biraz daha bizimle birlikte olur musunuz reklam dönüşü? Ee, e, 22'de e, kaç dakika sürecek? 5-10 dakika daha fazla değil. Ee, bir bir şey yapalım. Tamam artık eee tamam. beklerim inşallah yetişiriz. Tamam. Peki tamam. çok teşekkür ediyorum anlayışınız için. Birazdan yine Ömer Bey ile birlikteyiz. özel devam ediyor. Hiç vakit kaybetmeden hemen o tamamlayacağı bölüm için Ömer Faruk Gergerlioğlu'na sözü verelim. Çünkü başka bir yayını olacak. Onları çok fazla geciktirmeyelim. Buyurun Sayın Gergerlioğlu. E, efendim e, siyasi partilerden e, dün 3 CHP milletvekili, bugün 3 CHP milletvekili arkadaşımız ziyarete geldiler. Akademisyenlerden baskın uğranacağı eski bakanlardan Ziya Halis ve bugün birçok sivil toplum kuruluşu, KESK, Demokratik Alevi Dernekleri ziyaretimize geldiler. İhade yine ziyaretimize geldiler. ben şunu görüyorum. Hani siyasi parti destekleri açısından aslında siyasi partiler toplumu yakalamalı. Bunu söylemek isterim. Şimdi bakın siz stüdyoda ve kamuoyunda milyonlarca kişi şu benim ceza nedenimi dinledikçe isyan ediyor. Şimdi toplumun isyan ettiği hususlarda siyasi partiler daha net tepkiler göstermeli. Hani Cumhuriyet Halk Partisi ve e, İyi partiden çok daha net e, yüksek sesler çıkması gerekirdi. E, yani vekil düzeyinde e, tepkiler geldi. Sayın Engin Altay, grup başkan vekili olarak net bir konuşma yaptı ama hani daha kurumsal olarak bir e, net bir destek olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben e, 600 milletvekilinden birisiyim, 2,5 yıldır mesai arkadaşlarımız arkadaşlarımız e, ve çok ağır bir haksızlığa uğradım. Ama demokrasinin gereği olarak bir milletvekili böyle mağdur edildiği zaman her şeyi bir tarafa bırakıp siyasi fikir ayrılıklarını hukuka göre bir net tepki göstermek gerekir. Hani tepki göstermiyor mu CHP? Gösteriyor ama daha etkili bir tepki olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası arkadaşlarımızdan İyi Partili Aytun Çıray'ın bir açıklaması oldu. O da hani siyasi görüşlerimiz ayrı olabilir ama Gergerlioğlu'na verilen ceza hukuksuzdur dedi. Sayın Ahmet Davutoğlu beni aradı. Çok hukuksuz bir karar olduğunu ve desteğini bildirdi. Sayın Ali Babacan aradı, desteğini bildirdi. Sayın Temel Karamollaoğlu'nun bir televizyon programında yine bu kararı çok hukuksuz olarak bu değerlendirdiğini söylediğini işittim. E, ama bakın e, e, biz HDP olduğumuz için insanlar ürkek olmamalı e, biraz daha cesur bir şekilde hepimiz demokrasiye hukuka sarılırsak e, daha iyi bir yere gelirim Türkiye toplumu. bakın çok net. E, bir de artı şunu söylemek isterim. Hani benim cezalandırılmamla ilgili işte değerli hukukçularımız da görüşlerini ifade ettiği anayasa maddeleri şu bu söylendi. Ama aslında ortada hukuki açıdan değerlendirilecek bir durum yok. Sayın Osman Can anayasa hukukçusu değerli bir makale yazdı. Gergerlioğlu kararı bir hukuksuzluk belgesi başlıklı ve kendisi dedi ki ya ben bu makaleyi yazdım ama hukuken hani değerlendirilecek bir durum yok. Belli ki tamamen siyasi bir karar verilmiş. Bana niye bu ceza verildi? Hani ben insan hakları savunucusu olduğum için, çok ağır insan hakları ihlallerini gündeme getirdiğim için, KYK'lara yapılan e, gayri insani sivil ölüm muamelelerini dile getirdiğim için eee insan kaçırmaları gündeme getirdiğim için çıplak aramayı, işkenceyi, cezaevlerindeki ihlalleri, adil yargılanma ihlallerini, hasta mahpusların adeta cinayete varan ölümlerini, hamile tutsak mahpusları, efendim çocuklu annelerin parçalanan ailelerin dramlarını gündeme getirdiğim için bana inanılmaz bir öfke yükseldi. AK Partili Grup Başkan Vekili Özlem Zengin bunu zaten ifade etti. Hani güya ben meclisi terörize ediyormuşum. Hani bu tür onları rahatsız eden, vicdanlarını rahatsız eden sözlerimle terörize ettiğimi söyledi. Biliyorsunuz beni de az çok kamuoyu tanır. Ben hiç kavgadan, gürültüden hoşlanmam. Ama vicdanlara seslenen bir üslupla yapılan yanlışları hatırlatırım. Ama onlar tabii o, o vicdanlarının sesini duymak istemedikleri için, benim seslerimi rahatsızlık olarak gördüler ve e, tamamen ekarte etmek istediler. Olayın özeti budur. Yani e, bir e, <laughs> e, haklı bir ceza almış değilim ama haklı sözlerimden dolayı e, ben meclisten ekarte edilmiş durumdayım. Ama bir demokrasi mücadelesiyle e, bu haksızlığı da yeneceğim inşallah. Ben mücadele insanıyım. Peki. Ee, ve bu, bu konuya da başımı koydum. Sonuna kadar da bu mücadele içinde olacağım. Hepinize iyi Ömer akşamlar şey dilerim. Şey. Çok kısa bak bir dakikam kaldı Timur. Tamam. Sadece şunu soracağım. Gelirlerse yani zorla çıkartmak için gelirlerse ne yapacaksınız? Dondu herhalde. Ömer Bey duyabiliyor musunuz? Ekran dondu. Ekran dondu. Evet, peki efendim. Doğru, ee, Ömer Faruk Gergerlioğlu'na çok teşekkür ediyoruz e, katıldığı için. E, ondan sonra ekran donmasında herhangi bir komplo aramıyoruz. Tabii ki bir şey, her an yaşayabileceğimiz hikayeler. E, şimdi Timur Soykan son olarak şunu sormuştu. E, zorla almaya gelirlerse ne yapacaksınız diye. Tahmin edebiliyoruz ama manzarayı. Evet, az çok tahmin ediyoruz. Evet, yani... yani direnmeye çalışacaktır muhtemelen ama eğer oraya gelen güç onu oraya oradan almaya kesin kararlıysa ve öyle bir güçle geldiyse bir takım e, tatsız, Çok nahoş görüntüler gelecekten. eşliğinde e, geçecektir. Ve 90'lı yıllardaki e, hep e, manzarasından sonra e, bir de tarihe böyle bir e, kayıt düşürmüş olacaktır. Şimdi izleyicilerimiz de diyor ki... Ee, ne demiş ee, bir izleyicimiz? Ee, karar e, siyasi diyor, ortada hukukta yeri olmayan uygulamalarla işlenen. E, diyor. Ondan sonra e, bir başka izleyicimiz de diyor ki, Onur Yıldırım, AKP ve MHP perde arkasında büyük bir restleşme içinde e, MP ve AKP'ye ittifakı kıldan ince bir iple e, tutulmaktadır. HDP kapatılma hamlesi AKP'de büyük bir tedirginlik e, yaratmadı. AKP acilen gündemi değiştirmek için hamleler yapacaktır diyor. Ondan sonra e, yine bir başka e, izleyicimiz Ruhi Köktürk diyor ki Gergerlioğlu'nu mahkum etmek için hukuk fakültelerinin birinci sınıflarında okutulan anayasa ve medeni hukuk e, parantez içerisinde kişiler hukuku, ikinci sınıflarındaki ceza hukuku, üçüncü sınıflarındaki insan hakları hukuku ve medeni usul hukuku Hukuku dördüncü sınıflarda okutulan ceza muhakemeleri hukuku defalarca çiğnen. Doğru mu sınıfları? Doğru sıralamış mı? Evet Rady? bu dersleri aldık. <laughs> Yazık ki hepsi çiğnendi şu an. Dört, dört İnsan hakları hukuku yoktu ben okurken. Bizim dönemimizde tabi kamu hukuku diye Siz anlatıyorlardı. Hukuk <laughs> Biz kamu hukukunun içinde görüyorduk. Evet. 90'lı yıllarda bu kadar daha popüler değildi. Ben ayrıca alanlardanım ama ayrıca almanın bir farklılığını da hissetmiyorum. <gülüyor> Ülke <gülüyor> uygulamalarını gördükçe. Evet. Evet sayın seyirciler, şimdi e, Ömer Faruk Gergerli oğlu e, yayınından önce HDP'yi konuşuyorduk ve onu konuşmaya devam edeceğiz. Fezlekeleri de konuşacağız nihayetinde. Bakın, insan Hakları Eylem Planı açıklandı. Peş peşe bir şeyler yaşanıyor. Türkiye'de ardı ardına bir gündem bombardımanı. Davide, Fezlekeler'deki tutum var. Kim, ne yapacak? Fezlekeler'le ilgili Bahçeli dedi ki, önünde hukuk varsa, arkası şey özür dilerim, önünde millet, varsa... arkasında devlet olduğunu mutlaka görecekler dedi şimdi. Bu ne demek? Ama ondan önce bir Selahattin Demirtaş'ın tweetini bir daha verelim. Demirtaş orada ne demek istiyor? Bir şey yapalım. Bir stüdyo konuklarımla birlikte bir beyin fırtınası nasıl gerçekleştirelim? Bir bakalım yine. Lütfen konuklarım serbest bir şekilde konuşmak isteyen söylesin. Ben bir kez daha söylüyorum. Bugüne kadar partileri ya darbeciler da ya da statükocular kapattı. İlk kez bir partinin seçim kazanması için bir başka partiye kapatma davası açılıyor. Mesela bu cümleden Hangi yorumcum ne anladı? Şu anladın? aslında bence kastediyor Yani artık bir parti devletiyle karşı karşıya olduğumuz tespitini pek çok kişi yapıyor. Ve bu parti devletinin de aslında bir 2023 veya olası bir erken seçim için HDP'yi ortadan yani siyaset sahnesinden çekmeye çalıştığını ve asıl planında bu olduğunu ifade ediyor. Yani şu an HDP'ye yönelik hamlenin altında yatan olası bir seçim menfaati. Aynen. Bir bir biraz önce kazancı. belirttiğimiz gibi Ali abi'nin yasama kalmadı kastettiği açık. Kuvvet hmm. ayrılığı Yani için. bir başka partiye kapatma davası yani bir partinin seçim kazanması için yani iktidarı blok olarak mı söylüyor yoksa Ama sonunda zaten bunu açıklıyor. Diyor ki ne kadar kapatırsanız kapatın nasıl böyle dava açarsanız tamam, açın. bir söyleyeceğim Parti şey, binalardan değil seçmenlerden oluşuyor diye. Buradaki biliyorsunuz evet. değil mi Ruşen evet. Bey? Evet. Hiç kimse unutmasın ki önümüzdeki seçimlerin sonucunu HDP binası değil HDP'liler belirleyecek. Şimdi ne demek HDP binası değil HDP'liler belirleyecek? Yani bundan önce bir tweet daha var. Çok... O tweet'te bir HDP binası Hı -hı. fotoğrafı var. Ve diyor siz bu binayı kapatırsınız ama sonuçta 6 milyon seçmen söz konusu. Ve onları böyle istediğiniz gibi yok edemezsiniz. Yani binaları kapatabilirsiniz ama seçmen iradesini, iradesini yok edemezsiniz. Yani hepin işte kapatılma, işte HEP, hep hep filan geldi. İşte DTP en son şeyden e, burası kurulana kadar, e, HDP kurulana kadar. Hani oradaki tarihe bir atıfta bulunuyor ki. Bir de şöyle bakarsak oy oranlarını işte yüzde dört gibi görülüyordu. Dört buçuk oldu. Beşe geliyor mu? 6'yı buldu. Ama hani böyle bir... Peyder Bey'in Bey yükseliş vardı. Sağ araştırmacıları 2009'dan itibaren barajı geçme ihtimali kazandığını da ki DTP'nin kapanma zamanına aynı zamanda denk düşüyor gördüler. Aynı zamanda kastettiği şey bu. Yani Binayı ve parti bürokrasisini değiştirmekle sonuç alınamıyor. Çünkü seçmenin orada bir açık iradesi var. Atfettiği şey Gerger onun halkımız dediği şey de yani atfedilen şey seçmenin iradesinin bu yönde bir yani Sonuçta hukukun işlediğine inanç çok önemli toplumsal olarak. Bugün ilk ağızdan, Sayın Adalet Bakanı'nın ağzından, Sayın Yargıtay Başkanı'nın ağzından neyi duyuyoruz? Türkiye'de adalete olan inanç, yargıya olan inanç %20'lerin altına inmiş. Kim düzeltecek? Bunu düzeltecek olan makamlar bunu söylüyor. Bunu düzeltmek için yapılması gereken şey şu, bakın AK Parti'ye bir kapatma davası açılmıştı. Kapatılmadı, hazine yardımının yarısının kesilmesine karar verildi ama sonuçta laikliğe karşı eylemlerin odağı olduğu noktasındaki bir oradaki anayasa mahkemesi kararında çoğunlukla yani yaptırımda 6'ya 5 hı hı. ama büyük çoğunluk 2 kişi hariç dedi ki odağıdır. Gerçekten eylemleriyle ülkedeki laiklik sistemin altına oyduğu konusunda sunulan delilleri başarılı buldu. Aslında şöyle düşünüyorum ben, peki böyle bir parti, iktidar partisi de olabilir ama ayakta kalınca bu biz 15 Temmuz'a götürmedi mi? Yani şimdi bu eylemlere devam etti çünkü. Şimdi HDP'nin, ben hukukçu olduğum için arkadaşlar, benim siyasi bir bakış açı olmaz bu işlerde ben işte dümdüz kanun kitap ne diyorsa ona bakarım. Tamam. Ben bu iddianameye baktığım Rüşen zaman Rüşen gördüğüm Rüşen şey de bu. Ben hep konuklarımı korumak ha. isterim öncelikle. Ha. Bir kanalın durumunu korumak isterim, bir de konuklarımı ha. korumak isterim. Onların yanlış anlaşılacak ve yorumlanabilecek hususlarını efendim. şey yapmam. Yani siz mahkemenin, Anayasa Mahkemesi'nin şeyini tabii, tabii. söylüyorsunuz. Tabii tabii. Ama orada şu yanlış anabilir. Yani sanki o da kapatılmayınca 15 Temmuz'a bir süreç uzandı. O ayrı bu ayrı. Yani 15 Temmuz'a giden süreç e, kendilerinin aldatıldık dediği bir cemaat ilişkisinin Tabii. geldiği noktadır. Tabii. Ama siz şu yorum yapıyorsunuz. O aldatılmanın altında aslında e, işte e, tarikatlar, cemaatler ve siyasetin bu ilişkisinin evet rolü olduğunu rol oldu. söylüyorsunuz. Atamalarda gördük bunları, yani, şeylerde gördük bunları. doğru izah edebildim mi sizin Efendim, ne demek istediğinizi. Türkiye'de yanlış anlaşılıyor diye Daha şey daha somut söyleyip Türkiye Cumhuriyeti'nde 2000 yılından bunu söyleyen Ahmet Zeki çok Sayın buraya da geliyor. Sayın Ziyad, Cihat Yağcı Paşa 2000 yılından bu yana bugüne 2016'ya kadar tüm soruların harbiye, asubay, e, askeri liseler hepsinin çalındığı bir ülkede yaşadık biz. Dolayısıyla hukuka, adalete neden ihtiyacımız olduğunu bunu artık çılgınlar gibi anlatmaya çalışıyorum. Yani bunların sınavlarını liyakatla yapmamız lazım. Şeffaf yapmamız lazım. Memleketin Kürtü, Türk'ü, Alevisi, Sunnisi kim liyakat sahibi ise orada olması lazım. Devleti böyle koruyabiliriz diye anlatmaya çalışıyorum. O zaman ben bu son sözünüzden bu akşam ele alacağımız bir başka konuya da bağlantı yapayım ama hemen değil, birazdan. O işte ikinci eş tavsiye eden başhekim yardımcısı var ya. Evet. Şimdi o mesela yine göreve gelmiş. Yani sözünü ettiğiniz tehlike şu, o zaman cemaatti, Fetullahçılardı, ama sonuçta siyaset, tarikat e, ilişkisi, cemaat ilişkisi, din ilişkisi bu kez Fethullah olmasa da başka birileri için böyle yürüyorsa burada da yine büyük bir tehlike söz konusu. Buna konuşulur. işaret ediyoruz, evet. Evet. Allah bunu görmeyelim. Şimdi hemen yine biz şey az önce konuya dönelim. Evet. Birazdan konuşacağız bunu. CHP'li milletvekili Murat Emir'le birlikte konuşacağız. Ama o son tweet'te Selahattin Demirtaş'ın son tweet'inde bir ifade daha vardı. O tweet'i de o ifadeyi de ben yorumcularıma sormak istiyorum. Şimdi önümüzdeki seçimlerin sonucunu HDP binası diye HDP'liler belirleyecek. Burada şu da var. HDP kapatılsa bile ve 600 küsur isme siyaset yasağı konsa bile Belirleyici olan HDP'li seçmen olacaktır diyor. HDP'li seçmen. Peki burada son yerel seçmede bir gönderme yapıyor mu acaba Demirtaş? Bence özellikle 50 artı 1 yani bir evet. oyluk bir sistem olduğunda HDP'nin kilit parti olduğunu artık herkes biliyor. Zaten siyasetin bu hamlelerinde herkes bu başkanlık sistemindeki bu açmaza yönelik oynuyor. Yani bu hepimiz söylüyoruz hukukçularımız da çok güzel bir şekilde anlattı. Yani siyasi bir dava açılıyor. Bu siyasi dava niye açılıyor? Siyasi planlarla açılıyor. Ve HDP'nin bu oy oranıyla o durduğu kilit noktadaki halini e, etkisiz kılmak belirli amaç. Zaten evet. bunun için e, gerek AKP'nin gerek MHP'nin yani Cumhur İttifakı'nın e, Millet İttifakı'nı parçalamaya yönelik hamleleri de HDP üzerinden yaptığını görüyoruz. Yani işte İyi Parti'ye sürekli HDP ile ilişkisiniz, ilişkilisiniz diye bir adım atıyor tezlikler konusunda eee İyi Parti belirli bir noktaya e, götürülmeye çalışılıyor. Hatta Ekrem İmamoğlu, Pervin Buldan ve Meral Akşener'i aynı tweet'te 8 Mart nedeniyle andığı zaman bir e, toplu bir harekata gir, girişiliyor açıkçası. Yani burada da herhalde Selahattin Demirtaş özellikle şeyi vurguluyor. Yani bu HDP'nin durduğu kilit noktanın öneminin altını çiziyor evet. ve asıl belirleyici olanın aynı yani büyükşehir belediyesi seçimlerinde yerel seçimlerde olduğu gibi o hatırlatmayı yapıyor. Devamında bu tweetin devamında var. Yani biz hukuk çerçevesinde demokrasi için, toplum için mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz hı hı. diye vurgulayarak da bugünkü antidemokratik uygulamalara karşı bir mücadele alanı, bir kanalın devam edeceğini ifade ediyor. Ben de şunu eklemek isterim aslında. Yani Demirtaş'ın tweetlerine baktığımda HDP binası değil HDP'lerin e, durumunun belirleyeceğini söylemesi elbette ki seçmen iradesine çok net bir gönderme. Yani bunu yerel seçimler sürecinden de okuyabilirsiniz. Ya da biraz daha geriye giderek bundan önceki süreçlerde parti kapatmaların devamında yaşananları belki değerlendirebilirsiniz ama HDP'yi kapatırsınız kapatmazsınız. Ona oy veren insanları mahkum edemezsiniz. Ya da ona oy veren milyonlarca insanın e, Seçmen iradesini ne şekilde doğuracağını bir şekilde tahakküm altına alamazsınız. Burada şu okunması gerekiyor belki de. E, kapatma davasıyla birlikte partilerin tutumları üzerinden siyasi iktidar bir millilik ve gayrimillilik tartışmasına götürecek. Belki de bundan beslenecek. Ülke gündeminin karpuz gibi... De değil de terör diyecek. Tabii tabii. Yani ben biraz evet. daha uygun bir dille evet. söylemeye çalıştım ama... Yani ülkenin siyasi iktidar tarafından karpuz gibi ikiye bölmeye çalıştığı bazı tartışmalar var. Yani bu tartışmalar seçim zamanı zaten bazen beka tartışması olarak günümüze geliyor. Bazen hukuk tartışmaları üzerinden ayrışabiliyoruz ama nihayetinde vardığımız yer iktidarın biz milliyiz algısı ve bizim karşımızda duranlar milli değildir ya da dikendir ya da teröristtir diyebileceğim belli başlı algılar. Kendilerine bir e, alan açmaya çalışıyorlar e, yorumu doğru e, ama buradaki alan açma oradaki seçmen bana gelsin olarak elbette ki değil. Buradaki alan açma ben bu tartışmayı köpürteyim, ben bu tartışmadan e, karşımdakileri ne kadar ayrıştırabilirim, onların birlikteliğini ne kadar zedeleyebilirim tartışması belki buna biraz dikkat çekmekte fayda var. Çünkü bu ayrışmadan, bu kaostan yıllardır beslenen bir iktidarla da karşı karşıyayız. Bu, çok... Bugüne kadar attığı adımlarda da e, tamamen kendi iktidarını perçinlemek adına tüm hamlelerini attığını, adımlarını attığını düşünürsek e, samimiyet konusunda da e, tartışacağımız, tam değerlendireceğimiz birçok bir şey, şey vardır. Istiyorum. Bakın şunları unutmayalım. Bu üzülerek söylüyorum bunu. E, bundan çünkü cezai sonuçları olmalı aslında. İstanbul seçimlerinin tam sonunda 21 Haziran'da Abdullah Öcalan'dan yani terör örgütü liderine <laughs> bir tane doçent gönderilerek mektup aldırılmadı mı okutturulmadı mı demek ki siyasi iktidar kendi çıkarları amacıyla terör örgütlerini manipüle etmekten ondan mektup göndermekten çekinmedi ve ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı ben onun dedi kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum dedi TRT gönderildi bir TRT Osman Öcalan için. Osman Öcalan için gönderildi. Osman Öcalan hala bakın bu görüşmelerin istikbari yönü beni ilgilendirmez. Fakat mesele şudur. Türkiye'de siyaset hukuk üzerinden dizayn edilmeye çalışıyor. Ve halkın oylarını alabilmek için belli manipülasyonlar yapılmaya çalışıyor. Şu olmalı. Türkiye'de siyasetteki zemin hukuk zeminine oturmalı. Herkes adil olmak için çalışmalı. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum bu ekranlarda. Halk artık uyanık olsun. Halk artık hakimler ve savcılar yüksek kuruluna, Adalet Bakanlığı'na, kendi bakanlığına ve bu tür e, spekülasyonu açık referandumlara karşı uyanık olsun. Onun verdiği oyların e, çok önemli olduğunu, bu ülkeye demokrasi, hukuk, adalet gelecekse. Çünkü ben şunu görüyorum, artık sadece siyasi olarak Sayın Gergerlioğlu olan birini vurmuyor. Bir son derece sade bir vatandaş. Bir hak arama hürriyetini kullandığında da aynı adaletsizlikle karşı karşıya kalıyor. Bunun ortadan koldurmanın yolu çok basit. Hepimiz insanız. Bu hırslarımızı bırakacağız. İktidarın demokratik yoldan başka bir siyasi partinin de... Bakın e, gerçekten öyle bir siyasi iktidar Türkiye'yi 20 yıldır yönetiyor. Bu demokrasilerde hastalıklı bir süreçtir. Demokrasilerde iktidarlar değişmelidir. <laughs> Değişirse eğer e, bir canlılık gelir... Eğer iktidara gelmek isteyen siyasi parti, deminki vurgu önemliydi. Eğer Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı milli mesele diye bir şeyi ortaya koyuyorsa, bir devlet politikasını ortaya koyuyorsa, yarın bunun karşısına çıkan Cumhuriyet Halk Partisi, bunun karşısına çıkan İyi Parti, sen de devlet politikasının karşısındasın diye kapatma davasıyla karşılaşmayacağı nasıl belli olacak? Yani nereye gittiğimiz yönü algılamamız anlamında söylüyorum. Bundan çıkışın yolu daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk. Başka çıkış yok diye düşünüyorum. Bir şey ekleyeyim mi? Ben iddianameyi okurken şöyle bir hisse kapıldım. Yani okuyorum iddianameyi ve dedim ki ya böyle bir iddianame yazılıyorsa yani bir kapatma davası iddianamesi yazılıyorsa AKP'ye de aynısı çok kolay yazılabilir. Yani FETÖ ile e, ilişkisi babında baktığımızda ve inanın bu 609 sayfa yani 609 sayfayı doldurursunuz. Yani geçmişte AKP'nin bütün yöneticilerin neredeyse Fethullah Gülen'e övgü dolu sözleri var. Fethullah Gülen'i e ziyarete gidip Pensilvanya'ya birlikte fotoğraf çektiren bir dünya AKP'li vekil var. Bırakın Fethullahçı oldukları ortaya çıkan bugün e, milletvekilleri var. Yani AKP sıralarında oturdular, AKP tarafından or oraya götürdüler. Ve bırakın yani o kadar çok insan doldurursun yani 600 kişi siyasi yasaklı, bir 600 kişide AKP siyasi yasaklı yapabilir. Bu mantıkla bir iddiane mazarsa bir savcı. Ve aynısını yazar. Hiç fark yok. Çünkü şöyle aynı... düşünün bir de. Yani Fethullahçılar da sonuçta devletin F-16'sı ile gidip meclisi vurdular. Meclisi tanklı insanların üzerinden geçtiler. Ve bütün onların hepsinin atama kararlarının altında ya, Tuğ yükselenler, darbeciler, evet. işte emniyet teşkilatını düşünün. 81 şehrin 73'ünün emniyet müdürü FETÖ'cü. FETÖ'cü çıktı. Ya onların atamasının altında hepsinin imzası var. Yani o dönem İçişleri Bakanı imzası var, Başbakan <laughs> imzası var. Baktığınızda delil olarak da yani AKP bir kapatma davası açsanız bu savcının mantığıyla ortalık delilden geçilmez. Ve siz de dersiniz ki yani bu aynen şu uçuna dönersiniz. Ayırını bozun kantar gül senin gün döner. Hmm, seni kantar. Yani bu yani, süreci yani o kadar bu. niyetle ve o kadar aslında tehlikeli bir kopaçlık ki. Şöyle denilebilir Timur Soyukan. Ya ne alakası var <laughs> Timur Bey Allah aşkına? Orada bir FETÖ var ve onun e, milat olarak kabul edilen bir yıl var. Burada da e, bu yıldan var. sonrası e, artık FETÖ. Burada da veliat var. Ha, onu soracağım. 2008'de başlıyor buradaki iddiaları <laughs> 2008'deki <gülüyor> yani, şeyleri sunuyor. Bu zaman bir... üzerinden bunca yıl geçtikten sonra aynen Bunlar başlıyor. bunlar bunlar koyulurken o zaman legal olarak görülen tırnak içerisindeki yani o dönemin politik anlayışı olarak söylüyorum. Ve evet, kanunu var. Legal olarak görülen çözüm evet. süreci buraya şimdi iddianameye girerken o zaman birileri de yarın bir gün ben tanımıyorum böyle bir milat deyip e, AKP ile ilgili benzer bir süreç başlatabilir mi? Zaten Şuna böyle bir milat olamaz Yani Timur Bey'in söylediği soruyu ben çok defa kendime soruyorum. Acaba şu anki hukuksuzlukları savunan ya da bu hukuksuzlukların arkasında duran insanlar bu adaletsizliğin dönüp dolaşıp kendilerine geleceğinden korkmuyorlar mı diye? Ama cevabı da düşündükçe buluyorum. Yani AKP'nin yargıyla burun buruna geldiği süreç ne zamandı? kapatma 2008'da. davası. Kapatma davası ile beraber. Peki 2008 sonrasında yüksek yargıyı yine kendileri düzenlemediler mi? Yani bu yargı alanında yapılan değişiklikler Anayasa Mahkemesi üyelerinin belirlenmesi tamamıyla artık iktidara teslim edilmiş ve içeriğinin Cumhurbaşkanı çoğunluğunun Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği, geri kalan azınlıktaki üyelerin de yine iktidar partisinin parlamentosundan Aynen. çıkan üyeler dolayısıyla tamamıyla yani istisnasız bir şekilde iktidara teslim olmuş, iktidarın belirlediği diyeyim daha doğrusu, rahatsızlık da vermeyeyim ama Anayasa Mahkemesi yapısını düşündüğümüzde böyle bir yapıdan AKP'yi yargılayacak ya da onları yargılayacak bir sonuca varamayız. Direkt olarak AKP'yi yargılamazlar. Ama ben şunu soruyorum, işte aynı hukuksuzluk sizi vurmaz mı sorum şuradan geliyor. Şu anki hukuksuzluğu savunan gazeteciler, üniversitedeki hocalar, akademisyenler veya vatandaşlar Elbette ki bu hukuksuzluktan bir şekilde yeri gelecek payını alacaklar. Bunu e, yargılamalarda çok defa gördük ama mesela bu iddianamelerle ilgili içeriye girecek miyiz? Zamanımız var mı bilmiyorum ama hatırlatmak çok, istediğim. Çok gözünüze çarpan bir şey elbette, varsa lütfen söyleyin. Elbette söyleyeyim. yani söylemezsem olmaz çünkü yani buran buran hukuksuzluk kokan birçok şey var. Ben dün akşam aldım bu 609 sayfalık iddianameyi okudum. Belli başlı notlarımı da aldım ve bana kaygı veren e, bazı başlıklar var. Onları hatırlatmak istiyorum. Ayrıca bu iddianame ve AKP'nin siyasi iktidarın hukuksuzluğundan en büyük kara lekesi olarak da tarihe geçecek. Yani bu konuda e, birçok e, başlık aldım. Örneğin millilik konusunda bir şey var. Siz dile getirmiştiniz Ali Bey. E, HDP'nin e, milli meselelerde Türkiye'nin yanında olmayışı. Şimdi burada millilik ve gayrimillilik kıstası nedir? Yani iktidarın her söylediği şey millidir ve onun karşısında duran gayrimillidir dersek yarın öbür gün çıkar CHP'yi de kapatırsınız. Fısır politikası eleştirdin devleti, devleti karşı Kaldı ki e, bu, iddianamelerde, de geri bu iddianamelerde gara operasyonu, e, garadaki süreci eleştirdiği yani şöyle, darbeci de darbeci, sisiye oy verecek. Karşı değilsen değil, evet. benim gibi. Tabii. O zaman milli değilsin. Ama burada işte Ama bugün, eleştirilemez. Bugün artık başlıyor. milli oldunuz. O çizgiyi geçtiniz. Yani. Şimdi bu millilik gayri millilik konusu gerçekten çok sıkıntılı ve bunun kıstasının ne olduğu iddianamede yazmıyor. Gara operasyonunu eleştirdiler demişler. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi de bu konuda tavrını çok net söyledi. Yani 16 insanımız orada şehit oldular, can verdiler ve bu konudaki ha. politika hala şeffaf değil. Bu konuda hala biz bilgilendirilmedik. Bu bir kurtarma operasyonu muydu yoksa başka bir harekat mıydı? Bu konuda bunu sormak muhalefetin elbetteki görevi ama bunu sorduğu için milli oluyorlar. Gara girmiş ve mi bu iddianame Evet bu iddianame yani. de var. Hadi. Gara operasyonları Gara var. Gara çok yakın bir Bu milli gayrimilliği evet. derken bunları bir de sıralıyor. Tabii tabii sıralıyor, sıralamış derim. sıralamış. Bunun da İyi parti de tabii bu ve çerçeveye giriyor. Onun dışında şöyle bir yorum var. Çok dikkatin çekti. E, davalı partinin yani HDP'nin e, bölücü faaliyetlerde olduğunun toplumun tüm kesimi tarafından bilindiği e, sübut bulmuştur diyor. Şimdi bu siyasi bir yorum. Savcı bunu yapamaz. Yani e oy veren 6 milyon seçmeni 6 milyon. toplum dışı evet. sayıyor anında. Evet. Ne demek ya bu, bu tür davalarda yapar. bu yorum evet. çok Kesim. enteresan. Çünkü ama çok çok zaten tehlikeli hani bir Sonuçta bir siyasi partiye kapatma davası açıyorsunuz. Elbette ki hani davanın esası siyasi yani Şimdi şöyle bir şey daha var hedeflerimiz biz de anlayalım toplumun evet. <laughs> tüm kesimlerinde sübut bulmuştur ne demek yani şöyle ee, bu partinin örgütle iç içe olduğu biliniyor. Toplum da bunu biliyor. Biz toplum tarafından bu rahatsızlığı e, hissediyoruz. Ha, Aynı zamanda maddi şey, gerçeklikle de bunlar... Konsensus ispat... evet, 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 diyor yani. Tam. Toplumda bu tartışılma hmm. halinde değil diyor. Peki. Bu toplumun bilinen bir gerçeği diyor. Devamında dediğim gibi askeri harekatları eleştirmek suç sayıldı. Yine devamında HDP'nin PKK'ya eleman temin ettiği iddia edildi ve buna ilişkin bir delil konulmadı. Yani biliniyor şeklinde söylenmiş yine. Ee, ve bunları söylerken daha enteresan gelen bunları yaparken de diyor aldığı oylara sığınıyor. Bir siyasi parti elbette ki aldığı oylara. Aldığı oylara tabii, tabii, sığınıyor tabii. diye yorumda mı bulunmuş? Tam da bu cümle şarkı. var. Aldığı oylara sığınma yorumu var. Ee, eylemlerini meşrulaştırmak için aldığı oylara sığınmış ve tüm enerjisini PKK birlikteliğine harcamıştır. Cümle bu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi olsun, İyi Parti olsun, AKP olsun. E, AKP de şu anki gücünü aldığı oydan almıyor mu? seçmen iradesinden alırsınız. Sizi seçerse iktidarsınız, seçmezse muhalefetsiniz. Dolayısıyla 6 milyon kişiden oy aldıysa elbette ki faaliyetlerini bu çerçevede ilerletecek. Biz demokrasiden konuşuyorsak e, ...bu oyların bir karşılığı olacak... ...şunu da hatırlatmak istiyorum... ...yani yargılamada çok net karşıma... ...bu iddianamede karşıma çıkan... ...ve hayretle okuduğum e, şeylerden birisi... ...siz yine dile getirdiniz... ...vefat eden insanlar... E, ...bu iddianamede yer aldı, üç kişi... ...onun devamında aslında... ...vefat eden insanların burada yer alıyor olması... ...bu iddianamenin ne kadar alelacele... ...ve ne kadar ciddiyetten uzak bir şekilde... ...hazırlandığını gözler önüne seriyor... ...sırrı Süreyya Önder... Anayasa mahkemesi tarafından ihlal kararı verilen dosyası yani ifade özgürlüğüdür kararı verilen dosya, burada terörle Derin iltisaklı var. olarak e, iddianame de yerini almış. O zaman Anayasa mahkemesi kararının ne önemi vardı. Devamında, Gergerlioğlu'nun konusunu işlediğimiz için devamına girmeyeceğim ama kendi şehrim Bursa ve 2016'dan sonra Bursa HDP yöneticilerine davalar açıldı, birçok dava açıldı. Örgüt propagandasından, yöneticilikten, üyelikten evet, Bursa'dan e, çok, çok fazla isim var ve ben kendi şehrim olduğu için bu yargılamaları yakın takip ettim. Birçoğu benim meslektaşım ve aldıkları beraat kararını ben biliyorum, kesinleşen beraat kararları var ancak bu iddianamede, Beraat kararları sanki yokmuş gibi dosya numaraları yazılmış ama beraat yazmıyor. Öyle bir algı oluşturuluyor. Şimdi Bursa'daki bu davanın adı Üfürme dosyası diye geçiyor. Üfürme dosyası. Üfürme dosyası, üfürme mi? dosyası. Ha, Onu da söyleyeceğim. Bu Bursa'daki iddianame. Yani Bursa'daki bu HDP'lilere yönelik ve bu iddianameye de girmiş olan davanın adı Üfürme davası. <laughs> üfürme davası. Ee, takipçilerimiz sosyal medyadan ya da Google üzerinden e, araştırabilir bunu. Üfürme davası dememin sebebini şöyle açıklayayım. 3 300 küsür sayfalık bir iddianame. Bu iddianamenin 347. sayfasında şöyle bir cümle var. Bunlara terör örgütünün finansmanını üfüle, üfleriz. Gazi abi'nin tabiriyle. Savcının notu yanlışlıkla Teramemiş. iddianamede kalmış. Bu Bu yani, iddianamede ben, var. Ben, Üfürme davası diye geçmesinin sebebi de bu. Böyle kazalar çok iddianamelerde bu da ünlülerinlerden yani bir savcı oraya not mu almış. Tabii evet. bunlara diyor örgüt finansmanını üfleriz diyor. Yani bu ben bunu e, Hayal gücümle yaratmıyorum. Bu iddianamenin 347. sayfasında var. Buna erişebilirler. Yani bu e, araştırıldığında açık bir bilgi. Ve bu dava... Bu iddianamenin değil. Bu şey iddianame olarak. değil. Üfürme burada davasının iddianamesinin. Davası. Kapatma ama, iddianamesinde ama, yer alan iddianame. Ama kapatma davasına temel getirilen iddianame. Kaldı ki bu üfürme davasındaki herkes berat etti. Yani burada... Üfürülmüş çünkü. <laughs> Yani gerçekten ama oradaki çok Amorda güfürmeyle şeyi kastediyor değil mi? Biz bunlara bu cezayı yükleriz yani böyle evet, bir şey Evet, kast evet. yani argo bir tabirle evet. bunu söylemiş. Ya buradan oluyor. giydiririz. Gidiririz ama diyor. ama bu gerçekten ne hukukla izah edilebilir, ne akılla ne mantıkla izah edilebilir. E, i̇çeriye baktığımda gerçekten ben e, dün gece çok saat harcadım, bunların birçoğunu okudum, ulaşabildiklerime ulaştım. Ee, örneğin, Emeğiniz için çok teşekkür ne demek, ederiz, ne demek. bunu biraz ama, da bizim yayınımız için yaptınız, ama sağ olun. Ama bunları aktarmak bizim görevimiz. Yani doğruyu yanlışı e, konuşamazsak ve sadece belli algı üzerinden ilerlerse biz yanlış bilgi vermiş oluruz. Mesela Mardin'deki bir arkadaşımı aradım. Şimdi içeriğinde e, tanıdığım insanlar da var. Birçok e, soruşturma dosyası yazmışlar buraya. Şimdi ismini vermeyelim. Yani Hı. burada birçok insan e, ismi geçiyor. Dedim ki sen de dedim 421 nolu terörist olmuşsun. Hayırlı olsun. Nedir bu durum? Hani bana bir aktarır mısın? Dedi ki Gamze işte 10 küsür soruşturmadan geçtik. Hepsi takipsizlikle sonuçlandı. Beraat ettiğimiz dosyalar var ama yine takipsizlik kararı verilen soruşturmalar da burada iddianameye terörle iltisaklı olduğunu göstermek adına konulmuş. Yani Yılma şimdi yani şunu, şunu, işte beraat ediyorsun ve orada sanki bir şişirme şey, kimseni etkiliyor yani. yani çok, yani çok, çok önemli. Yani şişirmeye çok çalışmış. Öyle bir durum bu Burada aksilikler yaşanmadı çünkü ona muktedir yargı da cumhuriyet başkanı. Yani burada AYM kararı ihlal kararı verdiyse Yerel mahkeme beraat kararı verdiyse ya da bu üst mahkeme tarafından onaylandıysa... Artık kapatma davasına dayanak alamazsınız A, Ama almışlar. İşte O, o zaman, o zaman şöyle... Hani yani Çamurat Şişirmeye idik... mi çalışmış? Ha. O, o çok net bir şekilde o, bu şöyle Gökmen söylüyor. Bey. Hani bu aslında benim e, sözünüzü bölmüyorsam yani. eğer. Anlattığım şeyi söylüyor. Biliyorsunuz 10 gün evvel incelemeye başlattım dedi. 10 gün sonra da dava açtı. Bir takım şeyler demek ki çala kalem ele alınmış çok da dikkat edilmemiş. Çünkü ne yapılması lazım aslında? HDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partiler masası her siyasi partiyi inceler. Onların konuşmalarını ister. Mesela Trabzon'da bir konuşma olmuştur. Yargıtay Savcısı olarak ben derim ki Trabzon Başsavcısı da derim ki oradaki konuşmanın kaydını al bana gönder. Trabzon Başsavcılığı bana gönderir. Bu bu anlamda bir görevim vardır. Şimdi bunlar, bunlar o yüzden muktedir dedim. Daha önce başka iddianamelerde de yaşadık bunu. Demek ki aslında bunun altındaki iddianameler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenmemiş ki beraat kararı ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal ki aslında iddianamenin buna ihtiyacı yok. Kuvvetle yani, muhtemel uyap kayıtlarını ee, aldılar koydular. Sonucunu bilmiyorlar. Ya da Gara kadar güncel bir meselenin de hemen baş, buna baş. yetişmesine ben şaşırdım. garadaki o benim eleştirileri de, de olabilir estağfurullah. ama Estağfurullah garadaki eleştirileri de yine burada Türkiye'ye karşı bir tutum sergilemek olarak değerlendirmişler ama <laughs> bu bu çok tehlikeli bir yorum yani. Dosyaya bir bakabilir miyim Gamze Hanım? Şöyle bunu da açıklayayım dosya 609 sayfa elbette ki ben evet. kağıttan tasarruf etmek 4 adına <gülüyor> <gülüyor> bir sayfayı bir alayım. 8, 8 <laughs> sayfayı <sürdürdüm. gülüyor> çok iyi görüyorum <laughs> inşallah. Ben de Şimdi ben abi sevindim. ben de aldım da. Onu şu, okuyabilmek e, benim için mucize olur. Yani. Bir Buyurun yok, lütfen. Orada üfürdük üfürdük diye bir şey yazmadın e, Savcı Bey yazmış ben <laughs> yazmadım. <laughs> Sayın seyirciler şu punto büyüklüğünü okuyabilen bir hukukçu ile karşı evet. karşıyayız. Yani benim mümkün değil bu büyüklükteki bir yazıyı okumam. Dört evet. sayfayı birden tek A4 sayfasına koymuş. Hakikaten Gamze Hanım çok özenli Tasarlı çalışmış. Tasarruf etmiş. Çok iyi, özenli değilmiş. çalışmış. Ee, evet. Bakın sayfalarca her birine notlarını şey yapmış. Ondan sonra çizmiş altını Vallahi ne diyeyim, bu, bu emeğinize sağlık. Bu aslında halk dini izleyicilerine evet, saygı. Evet, aynen yani, öyle. Mesela Gamze Hanım, şey yani burada böyle bir, bir şeyler sıralanıyor peş peşe. Yani. Bunlar ne? Onlar soruşturma dosyaları. Geçmiş soruşturma <laughs> dosyaları. Evet, dosyaları. kimisi takipsizlik olan, kimisi beraat Oo, olan var. Bu, bu bayağı var. uzun ya, sayfalar, şey sayfalar, şey sayfalar sayfalar sayfalanmış onlar oraya. Tek tek işaretlenmiş. Şişirilmiş olan bir kısmı, şişirilmiş olan dosyalar. Bu işte beraat olan ya da takipsizlik olan. Ben bilmiyordum, ben okudum ama onların konulması, sizler raportör. Ahmet Işık bölümü de listelerin bu o da girmiş Orada şu ya. bilgiyi vereyim siz onu söylerken. Şimdi bakın bu bir iddianame, şunu da söyleyelim. Bu bir kabul değil. Bu, bu hocam. iddianameye karşı demin de söylediği Gamze Hanım'ın şeylerini HDP'li burada adı geçen herkesin savunma hakkı var. Dolayısıyla onlar gelecekler. Hani raportör Şimdi onlar savunma yapacaklar. Ha. Raportör bunu e, iddianamenin kabulü kararı verildikten sonra Hı -hı. taraflardan ön savunmalar alınacak. HDP'ye de bir gün verilecek. O Hı -hı. günde bir duruşma olacak ama bu burada kişiler kendi yazılı savunmalarını adı geçen herkes sizin arkadaşlarınız olan da Bursa'dan tanıdıklarınız hepsi diyecek ki arkadaş ben beraat ettim böyle bir iddianın içinde niye oluyorum ve bana niye siyasi yasaklılık isteniyor mesela. Somut olarak bunların hepsinin delilleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da orada açıklama yapmak zorunda kalacak. Diyecek ki bunu bu şu sebeple koymuşuz. Benim dediğim gibi olacak sizin dediğiniz gibi ise sehven koymuşuz. Bu da iddianamenin ağırlığını azaltır bu anlamda. Bu arada keşke hani hukuken e, bu süreçlerle karşılaşabileceğimizin ben garantisini verebilsem. Çünkü bu iddianame hazırlanmadan birkaç hafta önce Cahit Özkan çıkıp ee, HDP hukuken yani de siyaseten de kapatılacak yorumunu yaptı. Bu zaten yaptı. çok kötü bir alışkanlık. Bu, bu, yargıya intikal eden e, konular. Yani zaten. yargıya aslında siyasi bir kararın tebliğ niteliğindeydi. Hem seçmen iradesine çok net bir saygısızlık hem de hukuka alenen bir müdahaleydi. Ben şunu sormak istiyorum ya da beraber bunu düşünebiliriz ama beraat kararları şu iddianamede kapatma davasına konu teşkil edecekse Beraat kararları neden verildi? Neden o zaman yargılama yapıldı? Ya da neden Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi? Demek ki beraat zimmet esas değil. <laughs> değil mi? Oradan eylem planlarına <laughs> tekrar dönüş yapmış oluyoruz. <laughs> Çok büyük çelişkiler yumağı içindeyiz. Ee, hani derlerdi ya, şimdi masumiyet karinesi, işte herkes suçluluğu ispat edilene kadar masumdur. Türkiye'de artık öyle bir şey kalmadı. Herkes önce bir suçlu, masumluğunu ispat edersen. Belki Ergeni masum olursun ama burada berat, berat, berat etmişsin. beri bu hiç değişmedi. Hep birbirimize toprak attık. itham ediyoruz. Hep birbirimize bir şeyler söylüyoruz. Sonradan yargı buna yetişmeye çalışıyor. Peki iddianamin iadesi gibi bir şey oluyor mu AYM? Öyle bir şey yapıyor mu hiç? Örneğin mümkün. Yasal olarak mümkün. <laughs> Yani iddianameyi yeterli görmeyip Görmek iade edebiliyor. Rapor, sayı, rapor, şey, rapor, yazacak. Ruşen Bey yaklaşık ne kadarlık bir süreden söz ediyoruz? Ya şöyle söyleyeyim. Mesela AK Parti kapatma davası hızla ele alındı. Hı -hı. Hani çok daha fazla spekülasyona ulaşmasın diye. Aynı şeyi bu da bir siyasi şeyde Avrupa'nın da dünyanın da yakından izlediği bir süreç olacak. Ortalama süre bir, yılı, bir yılda tamamlanır. Hı -hı. Yani bu o 17 Mart'ta açılmıştı. O anlamda da çok ilginç bir evet, benzerlik 17 var. var. İkisi de 17 Mart'ta açılmıştı. Bir sene sonra, bir sene 6 aylık, bir sene gibi bir süre olabilir. Yani daha erken usulü işlemler olduğu için olmaz. Bunlarla ilgili tebligatlar yapılacak, bilmem ne var ama anayasa mahkemesinin buradaki raportörü kabul ettikten sonra vereceği günlere savunma için şeye bağlı. Bu e, kapsamlı bir iddianam aslında. Yani birçok insana siyasi yasaklılık getiriyor, bir siyasi partinin kapatılması için delillerden bahsediyor. Aslında dosya içerisinde ben o görevde olduğum için söylüyorum, kapatmaya esas deliller var. Yani yok değil. Fakat nereden baktığınıza bağlı bunu 2015-2016 yılında yazmadığınız için hani diyorum ya e, aynı şeyi biz Canan Kaftancıoğlu'nda yaşamadık mı? 7 yıl önceki tweetlerine geri döndük kadıncağızın. Hı hı. Oradan kazıdık onları. Vay sen şöyle yapmışsın. Halkı din ve e, düşmanlığa tahrik etmişsin. Aynı dönemin eğer sen siyasi iktidar yönünden söylediklerine bakarsan ya kimse kalmaz. Peki. Bu yüzden diyorum hı hı. hani çifte standartla hukuku uygulamalarının getirdiği bir şey. Peki. Ya bir yıl, bir yıl civarında biter diye Bir yıl civarında bir süreç. Abi. Ve bu esnada da HDP nasıl bir savunma yapacak? Buna ilişkin e, Ahmet Türk, işte Ömer Faruk Gergerlioğlu'na olduğuna da bir ziyaret anlamında e, bir buluşma gerçekleşti. Şimdi anladığımız kadarıyla e, belki de hani çözüm sürecinde başka neler yaşanmıştı ya da başka neler söylenmişti gibi bir takım e, yakın tarihi ilişkin gerçekler HDP'nin evet savunmasına tamam. ben girebilecek. Ben e böyle bir durumda olabilir değil mi Ali Bey? Şimdi şöyle bir mesele var. Yani işte ilk başta bir konuştuk. Burada belirtilen notlar içerisinde de var yine bir kısmı. Şimdi çözüm süreci denildi. Zamanla bürokrasideki bir takım itirazlar ve sorumluluk almama şeyiyle beraber kanun çıkarıldı. Sizin yanınızda vardı değil mi kanun? Evet kanun yanımda var. Ee, bu dönemdeki bir takım işlemlerin, Hı. eylemleri yapan Hı. kamu görevlilerinin ve işte diğer saygı. O savun savunması olacak. HDP. Tabii HDP'nin savunmasında temel şeylerden biri olacak. Terörün sona erdirilmesi <laughs> ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. 65-51 sayılı. Bu kanun Mesela. kimin tavsiyesi üzerine çıkarıldı? Ben onu hatırlıyorum. İmralı'da sana şey demişti, alan diye çok enteresan oldu, tutanaklarda yansımıştı. Abdullah Öcalan diyor ki, yani Tayyip Erdoğan bu süreci nasıl yürütüyor böyle? Onu diyor. da yargılarlar diyor. Evet. Güvenmiyor zaten evet. siyasete. Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki İmralı tutanaklarında geçiyor evet. bunlar. Yani Onlar ona göre kendinizi garantiye alın HDP'ye diye çıkartılan Evet ya. yani, sizi yani, sizi de yani Sizi de yanıma siyasete. getirirler Yok, diye. Aslında... Onun üzerine bu kanun çıkartılıyor. Konu evet, sadece bir oluyor. yargılama korkusu değildi. Aslında oradaki tartışmalarda şöyle bir mesele var. Korumaz ama kimseyi. İşler hızlı yürüdü ama şöyle bir hikaye vardı. Aslında Görüşmelerde sürekli dile getirilen bir meseleydi bu. E, bu kanuna ilişkin e, sonradan işte e, talep olarak e, dillendirilen şey de onun bir parçasıydı. E, şimdi doğal olarak siz eğer bir sürecin e, siyasal ve hukuki boyutları çok iç içe geçmiş, neredeyse Hı. tamamen örtüşen bir sürecin bir sonuca varmasını istiyorsanız bir şey talep edersiniz. Bunun siyasi güvencesi ve hukuki güvencesi nerede? Nerede olabilir? Parlamentoda. Talep edilen şey oydu aslında. Meclis karar alsın. E, Sırrı Süreyya Önder'in o dönemki açıklamalarında, Demirtaş'ın o dönemki açıklamalarında, e, akat vardı gidip gelen e, heyet içerisinde. O heyette gidip gelen herkesin açıklamalarında vardı. Sürecin parlamentoya getirilmesi. İlginç bir şekilde e, sürece muhalefet eden dönemin parlamenterleri de e, böyle bir süreç olacaksa, eğer parlamentodan devam ederek parlamento çatısı altında o, olmalı diyorlardı. Şimdi bugün dönüp geriye baktığımızda şunu çok iyi anlıyoruz ki biz. Siz eğer işte değil mi Batasuna kararını konuştuk, bir sürü örnekleri konuştuk filan. Hukuku işlettiğinizde o ayrı bir şeydir. Fakat bir şey durumu değiştiriyorsanız yani diyelim ki terörle mücadele kanunu uygulama Hı -hı. şartlarını artık değiştiriyorsunuz. O insanlarla ilişkilerin şartlarını değiştiriyorsunuz. İçerideki durumu değiştireceksiniz. O zaman bunu parlamento yapar. Şimdi o süreçte şöyle bir şey oldu. Parlamentoya sadece bu kanun getirildi. Başka da hiçbir parlamenter irade bu aynı zamanda işin çok çabuk... Bu süreçte yer almadı. Yer almadı. Aynı zamanda işin beklenmedik bir şekilde çok çabuk bitmesine de sonuçlandı. Ne denildi? İşte görüşme yapılacak, çok güzel olacak, anaları ağlamayacak, kan akacak, kan akmayacak artık, akan kan duracak. Ee, ikili i̇kili bir e, tarih şeyle işte Nevroz da mektup okundu. Sonra da Dolmabahçe fotoğrafını gördük değil mi? Bu iki şey. Bu Kobayen'den sonra olan olaylar o da dikkat çekici. İkinci kısımda da o taraf. Şimdi bu ee, ara şeyde parlamento devreye sokulmuş olsaydı eğer parlamenter irade bunu destekliyor olsaydı kamusal iradenin zaman içerisinde desteklediğini gördük. Çünkü kamuoyunu etkilemek e, aynı zamanda e, nasıl diyelim kamuoyu içerisinde bir tartışma alanı açıldığında insanların bir fikre doğru yönelmesini beklemek e, makuldür. Öyle de oldu %70 zaten. De yani %70 de ala bir destek. %30 evet. başladı %70'lere çıktı. Toparlayın Ali Bey, Murat Emir'e bir merhaba diyeceğim. Biz bu konuya tamam. daha sonra yine gireceğiz. Peki, gireceksek <laughs> şunu söyleyeyim. Parlamentoda süreç götürülmediği için e, eski terörle mücadele konsepti içerisinde oluşturulmuş, yani güvenlik konsepti içerisinde oluşturulmuş kanunlarla görüşme yürüttünüz. Bir tarafa dava açarsanız görüşmeyi yapan öbür tarafa da dava açmak zorunda kalırsınız. Peki, şu manşeti de vurgulamadan geçmeyelim Gamze Pamuk Ateşli çok detaylı bir şekilde inceledi. Ve burada aktardığı, paylaştığı ayrıntılardan biri çok önemliydi. Üfürme davası da bu iddianameye girmiş durumda sayın seyirciler. Üfürünce uçmuş. Üfürme <laughs> davası bu iddianameye girmiş durumda. Tebrik ederim. Hakikaten enteresan. Şimdi biz bu konuları ele alacağız, daha konuşacağız. Andımız meselesini de konuşacağız. Yine bu hem Gergerlioğlu gelişmesi hem de HDP ile ilgili sürece Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin tepkisini konuşacağız. Rabia ne oldu? Bunu konuşacağız. Darbeci Sisi artık demokrat mı oldu? Bunu konuşacağız. Ama şimdi bir pencere açalım. CHP'li Murat Emir bizimle birlikte. Murat Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir buçuk milyon doz Türkiye'ye Avrupa... Birliği'nin aşı ihracatına ilişkin bir tablo Bloomberg'un haberinde. Dolayısıyla bu tabloyla ilgili olarak sizin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama talep etmeniz. Bu konu çok önemli. Bakın bugünlerde aşılama iyice düşmüş durumda. Geçenlerde ben kayınvalidemi ikinci doz aşı için götürdüm hastaneye. Birinci doz aşı için gittim de... Vızır vızırdı orası. Vızır vızır işliyordu Sarıyer'de bilirsin. Evet, evet, Aynı hastane ki. yani sonuçta. Etfal. Hı hı. Hamidi Etfal. Fakat hı hı. bu sefer incin top oynuyordu. Kimse yoktu. Tek tük insan vardı. Şimdi hal böyleyken buçuk milyon doz aşının, Biontech aşının Türkiye'ye gelip gelmediği çok önemli bir kamusal mesele. Sizi dinliyoruz. Ee, Sağlık Bakanı son derece birbiriyle çelişen e, ve kendi e, kendini yalanlayan bir sürü açıklamanın sonrasında yaklaşık 20 gün önce artık daha fazla çamura batmamak için olsa gerek. Bundan sonra aşı tedariki konusunda kendisi ihtiyaç duymazsa açıklama yapmayacağını söyledi. biz o zaman da tepki verdik ve sürekli olarak da soruyoruz. Çünkü <laughs> Sağlık Bakanı sonuç olarak 83 milyonun sağlık bir bakanlığı yönetiyor ve orada keyfi davranma hakkına sahip değil. Özel Seydi belki ama e, kamuoyunun bilmesi gereken soruları mutlaka açıklamak ve süreci şeffaf yürütmek zorunda. E, ancak siz, e, bilindiği gibi özellikle pandemi sürecinde Sağlık Bakanı sürekli yanıltıcı bilgiler vererek gerçeği açıklamayarak aslında pandeminin e, bir şekilde yayılmasına veya etkili önlemler alınmamasına da çanak tutan baş aktörlerden birisi olmuştu. E, dolayısıyla biz de e, sormaya devam ettik niye aşılama hızı bu kadar düştü? Sizin de işaret ettiğiniz gibi. Çünkü aşılamayı yapmak zorundayız, hızlı yapmak zorundayız ve aylar içerisinde bitirmek zorundayız. Demek ki çok şiddetle aşıya ihtiyacımız var. Ama bu aşının ne zaman geleceğini, nasıl geleceğini, niye gelmediğini, hangi programla getirileceğini, Pfizer-BioNTech aşısından niye hala hiç haber ol olmadığını sürekli soruyorduk ve cevap gelmiyordu. Biz de tabii uluslararası basın takip ediyorduk. Dün sizin de gösterdiğiniz grafik dün basına yansıdı, uluslararası basına. Avrupa evet Birliği o grafiği de getirelim arkadaşlar bir daha. Buyurun evet. size anlatın. Evet, Avrupa Birliği diyor ki biz 15 Mart'a kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne birçok ülkeyi veriyor. Hı. Yaklaşık 1,5 milyon doz aşı ihraç ettik diyor. Şimdi bu doğru mudur? Doğrusu benim bunu bilme olanağım yok ama... Bloomberg ciddi bir e, haber kanalıdır ve eğer orada yayınlandıysa bunu doğru ol, olma ihtimalinin yüksek olduğunu kabul etmek gerekir. Ama burada Avrupa Birliği dokümanı diyor kaynak olarak Bloomberg. Ya evet tabii Hı -hı. tabii ama sonuç olarak ya yani biz gene de e, sağlık bakanına bir marj bırakmak istiyorum. Yani e, çünkü sağlık bakanına doğru mudur diye soruyoruz. Yani aslında e bu biraz da nezaketimizden. Tamam. Sağlı Şimdi bakan buradaki buradaki e, Murat Bey bu tabloda efermişti e, aşı ihracatı diyor. E, Avrupa Birliği 41,6 milyon doz Covid-19 aşısı e, ihraç etti diyor diğer ülkelere. E, Mart 15 itibariyle diyor. Mart 15 itibariyle evet. e, İngiltere'ye, Birleşik Krallığa işte yaklaşık 10 milyon doz, Kanada'ya yaklaşık işte 4 gibi, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan peşinden de Türkiye geliyor. İşte 0 ile 2 arasındaki bir çizgi galiba 1,5 milyon doz gibi bir şey. Şimdi bu e, acaba gönderildi de henüz gelmedi mi? 15'i itibariyle diyor bu. Şimdi evet, bunu bizim bilmemiz mümkün değil ama bunu açıklaması gereken Sağlık Bakanı. E, dolayısıyla Sağlık Bakanlığının ve Sağlık Bakanlığı'nın hükümeti bir yetkilinin bunu açık bir biçimde açıklaması beklenir. Bu açıklanmadığı sürece e, yapılacak her şey spekülasyondur ve spekülasyonlara da yol açmaktır. Peki Murat Bey, şimdi, Murat Bey bu iddia ortaya çıktıktan beri kaç saat geçti? E, 24 saat yaklaşık. Ben bu tweet'i 24 saat önce attım, evet. Buna yanıt vermek 24 saatte çok Hayır. kolay. Elbette, elbette. De Şimdi tabii bunu böyle baş... geçiştiremezler. 1,5 milyon doz aşıdan bahsediyoruz. Ve şu anda ülkemiz aşısız durumda. Çoğu, yani 6 milyona yakın vatandaşımızın birinci doz aşısı yapıldı. İkinci doz, doz aşı henüz yapılmadı ve e, insanlarımız sağlık merkezlerine gittikleri zaman aşı olmadığı için geri çevrildiklerini biliyoruz. Zaten aşılama hızımızda e, farkındaysanız 120-130 binler seviyesine düştü günlük aşılama hızımız. Demek ki e, aşımız yok. E, olması gerektiği kadar yok ve 1,5 milyon doz aşı gelmiş. Gelmiş görünüyor. Gelmediyse hemen düzeltirler, sorun yok. Ama geldiyse bunun bir açıklaması olmalı. Tamam. Niye bilmiyoruz biz? Bu aşı nerede kullanılıyor? Kullanılıyor mu? Tamam. Şimdi o Sa zaman şöyle. Bakanı, Murat Bey, Sağlık Bakanlığından şu açıklamayı talep ediyoruz. Bir defa Bloomberg'un Avrupa Birliği dokümanlarına dayandırarak verdiği bu tablo doğru mu, değil mi? İki, elbette tabii. eğer doğruysa geldi mi, gelmedi mi? Üç, bunları biz tabii. niye El Alem'in sitesinden, haberinden öğreniyoruz? Tabii, tabii. Bu tabii. aşı kimlere Bunların, yapıldı? Yani... Mutlaka, geldiyse ve yapıldıysa bir de öyle bir skandal var. ortaya çıkar onu bilmiyoruz daha. Başlandıysa, yapılmaya başlandıysa kimlere yapıldı? Bir evet. konunun altını çizmek bir isterim. Bir yöntem da değerli evet. aşı yani gözde bir aşı. Tabii değerli aşı. <laughs> İnsanlar Özel arıyor yani bir soruyor izle, eczanelerden pasaport, falan. Avrupa Birliği pasaportu için şart evet. olacak bir durum. Şöyle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan hastalar açısından e, çok daha etkili olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar var. Avrupa İlaç Birliği ve FDA onaylı. Yani Dolayısıyla bizim e, belirli bir eğer var ise bu aşı elimizde veya gelecek ise e, gerçekten söyledikleri gibi bilimsel bir kriter içerisinde değerlendirilip Peki. ona göre bu aşıların kullanılması önemli. Dolayısıyla şimdi Sağlık Bakanı'nın sırasına göre aşı gelecek e, hangisine denk gelirse onu alacak demesi de son derece bize göre yanlış, e, savruk ve ciddiyetsiz bir yaklaşımdır. Yani Pfizer ve BioNTech aşısını mutlaka belirli bilimsel kriterler içerisinde kullanmanız gerekir. Eğer böyle yapmıyorsanız da de, bu değerli aşının etkinliği daha yüksek olan aşının başka bir şekilde yandaşlara, tanıdıklara, siyasi akrabalara vesaire kullanıldığını düşünmememiz için hiçbir sebep yok. Peki Murat Bey bir konuyu daha ele alalım. Bu da Sağlık Bakanlığı ile ilgili ama bu aşı boyutu değil. Bu çok değerli bir bilim insanı, bir başhekim yardımcısıydı kendisi ve ikinci eş önerisinde bulunuyordu. Bunun toplum menfaati açısından çok önemli olduğunu söylüyordu. Dolayısıyla bu değerli bilim insanı çok büyük bir tepki görmüştü nedense o sırada kamuoyundan. Bir görevinden oldu fakat şimdi sanırım kendisine hakkı teslim mi edildi yeniden. Şöyle evet. Kendisi Gülhane Hastanesinde başhekim yardımcısıydı ve biz öğrendik ki iki gün önce Güdül Devlet Hastanesi'nde tekrar çalışmaya başlamış. Şimdi burada birinci altını çizmek istediğim nokta bu kişi tabii siz biraz da kinayeli söylediniz değerli bir bilim insanı diye bırakın hekim olma titrini aslına bir kamu hizmeti yapabilecek birisi değil. Çünkü hem iki eşliliği, çok eşliliği öneriyor. Asıl başka ganimeti öneriyor. Yani tamamen bir layıklık karşıtı duruşu söz konusu ve sonuçta çağ dışı bir kafa olduğu ortada. Bu kişinin orada böylesine büyük bir hastanede hem de 200 yıllık geçmiş olan bir hastanede başhekim yardımcısı olabilmiş olması ...ciddi bir şekilde korunduğunu, sırtının sıvazlandığını gösteriyor. Ve arada 3 aylık sürede e, göstermelik bir soruşturma ile... ...konuyu kamuoyunun gündeminden birazcık kaçırma, biraz üstünü örtme... Doğuttular. ...ve sonunda tekrar e, olması kendi hedef e, istedikleri yerde çalıştırmak... ...sırtını sıvazlamak ve onu tekrar saltif etme noktasına geliyorlar. Burada önemli olan bu kişinin kimler tarafından korunduğudur ve e, özellikle de bu kişi göreve başlatılarak kimlere hangi mesajın verilmek isten, istendiğidir. E, bence bunun altını çizmek lazım. Yani bu ülkede böylesine çağ dışı kafaların laiklikli e, meden biliyor musunuz? duyuyoruz e, çok ama... eşliliği dahi savunabilecek bir kişinin Hı. Türkiye'de idarecilik yapabilecek bir seviyede e, kamu hizmeti görmesi, hekimlik yapabilmesi, böylesine taltif edilmesi e, e, asla kabul edilecek, edilebilecek bir durum değildir. Aslında bakarsanız yaptığı birçok şey de e, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç da sayılabilecek şeyler. Peki, ee, şimdi tabii ki ben orada yani kinaya yaptım durumu hicvettim. Çünkü artık izahı olmayan şeylerde mizah. ufak mizah karıştırıyorum araya. Evet. Öbür türlü Fatih Altay'ın dediği gibi kafayı sıyıracağız. <laughs> kafayı, kafayı sıyıracağız. Yani çok değerli bir bilim insanıydı kendisi. Haksız yere pozisyondan olmuştu. Şimdi ona hakkı teslim edilmiş durumda ikinci eş çağrısı yaptı erkekler için. Şimdi burada mesele şu. Bu durum Sağlık Bakanlığı rahatsız etmesi gereken bir durum mu? Fazlasıyla, Kesinlikle. fazlasıyla rahatsız etmez. Çünkü bir tarikat örgütlenmesi ilişkisi iddiaları da var burada. Biz bunu bir sonraki dilimde konuşacağız. Murat Emir çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, çok sağ olun. Rica ederim, ben bir noktanın da altını çizmek isterim. Çok kısa reklama Kendisi, girmem lazım. Bizim bu iddialarımızdan sonra... Toptan gelin diye meydan okudu. Aslında bu da e, güvendiği başka yerler olduğunu başta Peki. Sayın Bakan olmak üzere ortaya koyuyor. İyi yayınlar dilerim. Peki çok teşekkür ediyorum. Bunları konuşacağız. Bakın Sağlık Bakanı rahatsız mı? Rahatsız olmalı mı? Kabine revizyonu meselesi falan. Birazdan Nergis Demirkaya'da birlikte olacak. HDP ile ilgili konuşacaklarımızı bitirmiş durumda değiliz. Lütfen bizden ayrılmayın. Evet bir izleyicimiz sormuş bu arada izleyicilerimizden Murat Emir'in ile ilgili bize hatırlatmada bulunanlar var. Haklısınız sayın seyirciler öyle bir hatamız oldu CHP milletvekili kendisi. Şimdi dildendirdiği ha, bir başka izleyicimiz şunu demiş HDP kendini işte kapatsa feshetse bütün bu süreç düşer mi? Böyle bir hukuki yorum da yapılıyor sonuçta. Turgut Kazan da dün anlattı. Sabih Kanadoğlu Büşmez. da Barış Pehlivan'a Yok düşüyor. Düşüyor daha yani, konusuz kalıyor. Ya yani şöyle ya Anayasa Mahkemesi bir tedbir kararıyla bunu ortadan kaldırabilir rahatlıkla yani. Kendisini fes etmesini engelleyecek evet, bir tedbir. Genel kurul düzenlemesi yani engelleyecek. dava geriye dönük delillerle yani. değerlendirilecek. İşin sonuçta. garip tarafı parti kapatmaları e, zorlaştırdığınla övünen, zorlaştırmayı sürekli dile getiren bir siyasi iktidarın şu an parti kapatmalarla övünüyor olması da ayrı bir çelişki. Şey yani öncesinde zorlu zorlaştırmakla övünüyordu. Hı hı. Şimdi bakıyoruz iddana, şeyde hazırlanan iddianamelerde e, önceki kapatmaları da savunan yorumlar getirilmiş. Çok enteresan bir iddianame. Ya bir şey var, şu, e, bu siyasi partiler yasasının 108. maddesinden bahsediyoruz. Değişiklik filan. Kızdığım şu, yani. E, hiçbir tarafında bunun hukuk yok ki zaten e, biz bunları konuşalım yani o, oradan kaynaklanıyor. Bunu nasıl yorumlayacak acaba? İşte Sayın Gergerli olduğunu dinledikten sonra neresinde hukuk var ki hiçbir şeyin? Ve biz burada bu bunu, bunun mahcubiyetini yaşıyoruz Doğru. yani. Bir yerde falaç açmamız gerekiyor bu noktada. Çünkü siyasetten <gülüyor> <gülüyor> arınmamış bir yargı yargı değildir. Peki. Şimdi bu daha hala bu konular çok gündemimizde olacak sayın seyirciler ama birazdan ve Gazete Duvar Ankara Temsilcisi Nergis Demirkaya da bizimle birlikte olacak. Ee, ondan sonra. diyorsun yani. Evet olalım Norveç olalım. Niye <laughs> olmuyor bir Norveç? Ya ama bir siyasi iktidar var ki bütün huzuru kaçıralım, sürekli kutuplaştıralım ve bu bir ülkeyi yapabileceğin en büyük kötülük ve bunun üzerinden bu Fezleke hikayesinde tam oraya getiriliyor ve deniyor ki artık biziz, bu bizim devletimiz devlet dediğinizde. AKP ve MHP'dir ve bunun dışında kalanlar devlet değildir. Ya yani bu, bu bunların dışında kalanların devleti değil bu devlet. Bu devlet bizim devletimiz diye Hı -hı. bu çağrıyı yapıyor açıkçası. Peki Ruşen Bey ne anladınız bu bu fezdik yetmiyorsa diyor. bunun önünde millet arkasında devlet olur mutlaka göreceksiniz diyor. Ya çok, tabii hep üzüldüğümüz üsluplar bunlar. Yargı bir kere biz de konuşuyoruz. Bir iddianameyi eleştiriyoruz. Ben mesela iddianamenin bir şeyini savunuyorum. Tabii. Bu bir diyalektik değil mi? Ama burada bir yargıya intikal etmiş, bir yargıtay, cumhuriyet başsavcı tarafından açılmış ve Anayasa Mahkemesi'nde seçimlerin her türlü eleştirmemizle birlikte 15 tane yargıç huzurunda olan bir konudan bahsediyoruz. Eğer önünde millet, arkasında devlet olacaksa o hakimleri oradan kaldıralım demek bu. Yani burada zaten karar verilmiş demek. Yargıya talimat demek. Anayasanın 38'in 138'in de en baştan ihlali demek. Burada şu şunu söylemek lazım. Ee, Sayın Bahçeli Ocak ayından itibaren 11 Ocak'tan itibaren zaten Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı'na dava aç diyordu. O zaman da onu eleştiriyorduk. Dava açıldı şimdi kapat diyor. Şimdi böyle, böyle bir sürecin içerisinde Neyin doğru neyin yanlış olduğunu ya da verilecek kararın ne kadar hukuki olacağını görme ihtimalimiz kalmayacak ki. Dolayısıyla bu süreç yani bu Cumhur İttifakı dediğimiz ittifakın artık siyaset dışı aparatlarla nedir onlar? İşte emniyetin kullanılması, yargının kullanılması, bununla tutuklamalar, işte parti kapatmalar, fezlekelerle yürüyen sürecin Hiçbir yerinde artık adalet ve hukukun olmadığını görüyoruz. Yani ben şunu görüyorum, burada bunu söylerken bazen kendimle çelişkiye düşüyorum. Ya HDP dediğimiz siyasi partinin bir PKK ile arasına bir mesafe koymadığını ve demokratik toplum değerlerine uygun olmadan Anayasanın 68. maddesini ihlal etmeye devam ettiğini görüyorum. Ancak bununla ilgili yürüyen sürecin HDP'ye bununla ilgili değil de yani adalet olsun diye değil de ee, işte e işte CHP'yi terörist hale getirmek, İyi Parti'yi belli bir yerde tutmak için kullanılması Millet rahatsız ediyor. Zorlamak. Zorlamak. Hmm. Yani bunu bunu görmek, yargının da bu hale getirildiğini görmek. Bunu hani hep görüyoruz ama hep söylüyorum. E, buradaki şunların da altını vurgulamak lazım. Bakın e, e, Türkiye'nin bir aşı politikası yok. Türkiye sürekli yani bir yıl oldu, bir yıldan beri ne yasasını çıkarttı doğru düz, ne kanun çıkarttı ve en büyük hukuksuzluğu ben paylaştım. Dünyada hiçbir yerinde olmayacak şekilde büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıya kaldık. Ya vatandaş olarak ben dışarıya çıkıp şimdi bu caddenin üzerinde maskemi indirdiğim zaman polis memuru geliyor bana, ceza kesiyor ama AK Parti kongresine gidiyorum dersem bana ceza kesemiyor. Şimdi diyor ki bir ayrıcalıklı sınıf yarattım ben. Bu ayrıcalıklı sınıf bana tabi olduğun zaman sana uygulanır. Ben o zaman seni ko adaletsiz olsan da korurum. Ceza alman gerekirse korurum. Ama sen garibansan, senin sahibin yoksa artık devlet seni korumaz noktasına geliyor. Bu çok tehlikeli bir süreç. Oysa devlete hepimiz güvenmek zorundayız. Hepimizin orada hak talebinde bulunmamız lazım. E bunu yapmadığın zaman ayrı geliyor. Son sözünde şu olsun. Aşk olsun. Nasıl aşk olsun? E yani e, biz bunları gördük ben memleketlik cehaletin ferasetini çok iyi görüyorum diyen bir rektör yardımcısı daha sonradan tekrar gizlice değil mi? Duymadan biz atanmadı mı? Şimdi aslında siyasi iktidarın bu şekilde devletin kuruluş değerleriyle 3 Mart 1924 devrimleriyle kadınların kazanımlarıyla doğrudan kavgalı olduğunu ve bu kavga sonucunda da bir, bir erkeğe ikinci eş atamak ne demek? almak e, al, alacaksın demek ne demek? O köle mi? İnsan. Bir insan yek diğeriyle evlenir. Biz bu kültüden geliyoruz. Bu ne batının bir değeridir ne doğru bir değeridir. Bu gerçekten insan haklarının bir değeridir. Evrensel bir değerdir. Sen bir kadını ikinci eş olarak görüyorsan zaten sen köle olarak görüyorsun. Ve sen daha da ötesinde sen hala böyle açıklama yapan birini erkeğin dört eş alması yüz sene geçmiş bu devrimlerin üzerinden bir artık içinize sindirin be kardeşim. Yani artık ikinci eş alamaz. Sapıklık bu. Yapmayın. Yani o, o bir insan. Onun insan olduğunu anlayın. Ona göre hareket edin. Hala bunları savunan bir zihniyeti. Tekrar ayrı görevlere getirmek ne demek? Kamu görevine getirmek. Bunları getirmeyeceksin artık Peki. Çünkü bunlarla bir uzlaşma sağlayacaksın Niye Bir de tarikat meselesi var arada O bambaşka ha. bir gerçek Yani, yani. Iş Sadece bu beyefendi meselesi değil Bir tarikat meselesi de var Sağlık Bakanı'nın çok rahatsız olması gereken bir durum var Ama aynı zamanda bugünlerde Sağlık Bakanı gidecek mi kalacak mı Milli Eğitim Bakanı gidecek mi kalacak mı Diye bir gündem de var Nergis Demirkay'a merhaba diyelim Gazete Duvar Ankara temsilcisi Nergis Hanım merhaba Merhabalar. Nergis Hanım yazıyı yetiştirdiniz mi siteye? <laughs> evet, önce sabah gelecek ama. Tamam. Neyse görevinizi yaptınız. Bize bağlanabilirsiniz o zaman. Bir sıkıntı yok. Şimdi evet. e, birazdan size şey yapacağım, döneceğim ama şu fezlekelerin arkasında devlet varla ilgili Gamze Hanım'ın da yorumunu rica edeyim. Ondan sonra kabine revizyonu konuşalım. E, Sayın Bahçeli'nin fezlekelerin önünde millet arkasında devlet var söylemini az önce de dile getirdim. Yani artık devlet biziz. Algısını çok net bir şekilde ve önceden bunları ima olarak istederdik ama artık söylenlerde de karşılık bulduğunu çekinmeden bunları söylediklerini görüyoruz. Ama şunu hatırlatmakta fayda var. Eğer adalet olmazsa biz ne devletten ne de milletten bahsedebiliriz. Yani biz adalet kurumlarını, devletin temel değerlerini ayaklar altına aldıktan sonra. Toplum bunu istiyor. Devlet de biziz dersek e, içinde bulunmuş olduğumuz e, yönetim biçimi başka bir hal alır. E, bu çok sakıncalı bir durum. Yani bana kaygı veren e, bir durum. Eminim ki bizleri izleyenler de benzer düşünüyordur. Ama ben Sayın Bahçeli'ye e, üzüleceği bir şey hatırlama, hatırlatmak istiyorum. Bu söylemlerin devamında şunu da söyledi. E, HDP öyle kapatılmalı ki bir daha açılmamalı dedi. Şimdi hukukta kapatma ya vardır ya yoktur çok kapatma, aşırı kapatma. Öyle bir kapatma ki bir daha açılmama diye bir karar e, hukuken e, mevzu bahis değil. Hukuk adına şunu hatırlatmakta fayda var. E, ya bir kapatma kararı verilir ya reddedilir. E, ya eylemlerin ağırlığına göre bir e, yaptırım yani yardımların kesilmesi, devlet yardımlarının, hazine yardımının kesilmesi olabilir. Tabi bu taleplerin içinde 5 yıllık siyasi yasak mevzu da var. Belki o konuda bir hatırlatma yapmakta fayda var. Anayasanın 84'e 5 kaldırılan hükmünde önceki uygulamalarda kapatma davası ile birlikte bir 5 yıllık siyasi yasak getirildiğinde o kişilerin milletvekillikleri düşüyordu. Şu an için düşmüyor. Diyelim ki HDP kapatıldı ve diyelim ki Bahansız bu Evet oluyorlar. ve diyelim ki bu iddianamede adı geçen yüzlerce insan adı siyasi yasak verdiler. O kişilerin milletvekillikleri düşmüyor. O kişiler bağımsız milletvekili olarak e, parlamentoda e, toplumun sesini kendi siyasi görüşlerine göre söylemeye devam ediyorlar. O zaman demokrasi adına nereden bir fayda sağladık? Yani ne bekliyorlar? Bahçeli diyor ya Sayın Bahçeli işte öyle bir kapatılsın ki bir daha açılmasın. Ne olacak? Yani aynı siyasi ideolojideki insanlar tekrar parti açmak için bir araya gelip evraklarını toplayıp verdiklerinde siz HDP'ye çok benziyorsunuz biz sizi açamayız mı diyecekler? Yani nereden baksanız tutarsızlık ve nereden baksanız çelişkiler yumağı. Ee, az önce tabii meslektaşım dile getirdi hani tedbir konulabilir diye. Ama o istisnai bir hal. Yani HDP ben kendimi kapatıyorum dediğinde davanın konusuz olması, konusuz kalması durumu da var. E, siyasi yasak dediğimiz şey bir siyasi partiyle hukuki bağ kurma. Yani o kişiler cezaevine girmezse ya da başka bir yaptırım uygulanmazsa bağımsız vekil seçildiklerinde yine parlamentoda olacaklar. Yani bunun aslında Türkiye demokrasisi adına, e, çoğulculuk adına, e, beraber yaşayabilmek kültürü adına önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. Hepimiz aynı düşünmek zorunda değiliz. Hatta hepimiz farklı düşünelim ki bizim zenginliğimiz, bizim rengimiz bu olsun. Ama siyasi iktidar şunu istiyor. Herkes benim gibi düşünsün. Herkes benim dediklerime tamam desin. Benden olmayanlar öteki olsun. Bunu nasıl hissettik? Bunu adım adım. Yani yıllardır zaten bu baskıyı hissediyorduk. En kısık muhalif sese bile tahammülü olmayan bir siyasi iktidar. Ee, ya Cumhurbaşkanı hakaretten bir davayla karşı karşıya kaldı muhalif sesler için söylüyorum. Ya görevlerinden edildiler. Ya ekmeğinden oldular işinden oldular. Ee, bir de burada HDP'nin kapatılmasını toplumsal bir talepmiş gibi gösteriyorlar ama siyasi iktidar, toplumun hangi talebine bugüne kadar? bu hızla refleks gösterdi. Yani az önce anketlerde tim... HDP'nin kapatılmasına karşı olanların oranı bayağı yüksek çıkıyor. Çok yüksek ama yani bunu, bütün partiler için söylüyorum. Bunu toplumun bir e, talebiymiş gibi yansıtmaları e, bana çok e, izahtan uzak geliyor. Çünkü az önce Timur Bey şunu hatırlattı. Yani sandalye Yakan Esnaf Konya'da ya da başka bir yerde e, evime ekmek götüremiyorum diyen insanlar varken bu gibi sorunları görmeyip toplumun tek derdi buymuşçasına ve sadece HDP'yi değil, HDP'ye oy verenleri de şeytanlaştırma sürecine girdiler. Yani siyasetin estağfurullahı olmaz. Siyasette bir şey diyorsanız o sizi bağlar. HDP seçmenine ve HDP'lilere haşeri sürüsü demediler mi? Ya da beddualar okunmadı mı? Yani Onların siyasetin, Allah belasını versin Siyasetin yani. dilinin de bu kadar sertleştiği, e, bu kadar siyasi gerilimin arttığı bir süreç e, topluma huzur getirmez. HDP'yi kapatsalar da topluma huzur getirmez. Bundan sonrasında nasıl olacağı çok önemli. Bu yol yol değil. İşte Hasan Dönen bunu hatırlatmış Gamze evet. Hanım. Bize diyor ki unutmayın 7 milyon umutsuz genciz diyor. Yani Z kuşağı olarak 7 milyon umutsuz genciz. İlk defa oy kullanacağız. Ve iktidar bu gençlerden çok uzak diyor. Ondan sonra Fikret Kaçmaz şöyle katkıda bulunuyor. E, Bahçeli faal olarak ilgili olduğu iktidarları sonlandırmasıyla biliniyor. Böyle bir şeyi var, var diyor, şahını var diyor. Ondan sonra Ecevit'in koalisyon <laughs> hükümetini hatırlayın. Şimdi HDP'nin kapatılmasını gündeme getirerek aynı zamanda tükenmekte olan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının da o dönemdeki icraatlarına da dikkat çekmiş olacak ee, diyor Kenan Kılıç. Hala en yakıcı gündem salgın, yoksulluk, işsizliktir ee, diyor. Ee, bunu hatırlatıyor bize. Teşekkür ediyoruz efendim gönderdikleriniz için. E, yorumlarınız için daha doğrusu gönderdikleriniz sanki bir şey göndermediler bize de. E, şimdi Nergis Demirkaya'ya soralım. Nergis Hanım biz az önce e, Murat Emir'in bugün dikkat çektiği bir husus e, Cumhuriyet'te de haber olmuştu. Yani o kişinin adı neydi? E, Ali Edizer. Evet Ali Edizer. Onun e, o tepki ikinci eş çağrısı vesaire şu bu. Ondan sonra o tepki esnasında bir şekilde tepkiler dindirildi ama şimdi Allah Allah yine mi göreve geldi? Bu ne iş? Bu o da TV'de şey yazmış kocayı bunaltan iade yani Fahrettin kocayı bunaltan iade. Şimdi bilemiyoruz tabi bu işlerin bir de tarikat meseleleri de var yok o bakanlıkta bu tarikat bu bakanlıkta bu tarikat ama şunu merak ediyoruz e, pazartesi bile açıklanma ihtimali olan bir kabinede revizyon mu konuşuluyor Ankara kulislerinde ve isimler telaffuz ediliyor mu? Sizi dinliyoruz efendim. İlk kez bu kadar asılı yüksek diye düşünüyoruz. Aslında 31 Mart seçimlerinden bu yana her şeyden önce AKP içinde böyle bir beklenti vardı. Bir değişim ihtiyacı büyük şehirlere İstanbul-Ankara olmak üzere başta kaybettikten sonra kongre süreciyle ilişkilendirildi ve bugüne kadar pandemi nedeniyle de tabii ertelemeler oldu. Bugüne kadar uzadı. Geçmiş deneyimlere de bakılınca AKP'nin sürecine genelde de değişiklikleri kongre süreciyle eş zamanlı olmuş daha önce bir sorduğumuzda ne kadar çok uh, kabine değişikliği haberi yapıldı tabi, Pek kadar uh, sorduklarımızda uh, Cumhurbaşkanı bilir yanıtı alırken bugün uh, aslında kamuoyunun beklentisi var diye AKP yöneticileri de bu beklentiyi, kentlerindeki bu beklentiyi dile getiriyorlar. Aslında 19 Mart de duyduk. Bugün için de bir olasılık olarak düşünüyoruz. Gece yarısı durma bilmiyoruz. Ama aldığımız en son bilgi bizim hafta sonu Cumhurbaşkanı programlarını iptal etmiş. Görünür bu iş için mesai harcayacak. Hem kabini değişme için hem de aslında parti yönetiminde değişim için. E, beklenti önce kabinenin değişeceği, sonrasında e, parti yönetiminin 50 kişilik MKYK'da değişeceği şeklinde tersi de olabilir. E, bir taraftan olanlar diğer taraflarda görevlendirilebilir. Her ikisi de dile getiriliyor ama benim de beklenti kabinenin <laughs> kon ön öncesinde açıklanabileceği. Şimdi beklenti yüksek, e, bana sorduğunuzda ben e, kulisleri e, şöyle bir dinlediğimde e, 16 bakanın da değişebileceğini söyleyebilirim. En azından her biri için bir şey söyleniyor. E, ama kaynaklara baktığımızda e, yine partinin politikaları üzerinden değerlendirdiğimizde aslında çok büyük e, politika değişikliğine, iktidarın yol yürümesine bu anlamda e, orada bir değişikliği gösterir. Böyle çok sürpriz bir değişiklik beklenmiyor sınırlı, Ne olur 5'i beş, bulur mu onu bilemiyorum. 4-5 dile getirdiler. Ve burada burada en çok merak ettiğimiz Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu gibi ya da Hulusi Akar gibi aslında siyasetçiler, onların onları ne olacak? Yine Fahrettin Koca dediğimiz Milli Eğitim Bakanı'nın adı çokça konuşuluyor. Buralarda bu, bu, bu tür tartışmalı ve Yapılan hele pandemi sürecinde de örneğin koca açısından değerlendirdiğimizde e, bu süreci sorgulatacak bir değişik olur mu? Ben bundan emin değilim. E, Çokça çok adaleti koçluklarından e, devam... Nergis Hanım konuşuluyor ama değil mi Ankara kulislerinde yani? Hepsi 16 bakan bile gidebilir. Hani konuşulmasına Hı -hı. bakarsak beklenti o açıdan çok yüksek. E, tabii e, biz bu süreç iki buçuk yılda bu Cumhurbaşkanlığı kabinesi içerisinde çok fazla teknokrat isim var, e, sektör temsilcileri var, dışarıdan gelen siyasetçi olmayan isimler. Bu süreçte çok fazla şunu duyduk. E, bu e, daha önceki kabinelerle kıyaslandığında siyasetten uzak isimlerle ilgili e, bir kan uyuşmazlığı oldu. E, özellikle parti içerisinde şikayetler vardı. E, gördüğümüz, e, bize yansıyan bilgiler de e, bunun aslında yürütme organı tarafından da artık görüldüğü ve biraz siyasetçi ağırlıklı yine bir değişiklik olacaksa biraz daha fazla siyasetçi kabine alınabileceği şeklinde işaretler var. 4-5 değişiklik olacaksa bu milletvekili alma anlamında değil, meclisten birini almaları kolay değil. Orada komisyon dengesi, divan dengesi sıkıntı olabilir. Ama 5 milletvekiline kadar alabilir. Şu an aritmetik buna müsait. Ama çok o beklenmiyor. Belki bir isim alınabilir. Ama onun dışında biraz daha siyasetçi ağırlıklı bir kabine alınacaklar da biraz öyle isimler olabilir deniliyor. Kimler olabilir? Eski bakanların adı çokça geçiyor. Onlar biraz da kendilerini konuşturuyorlar belki. Öyle de ifade edebiliriz. Üfürüyorlar yani, mı isimlerini? Isimler Ankara'da aslında yürüyor. Çok Yargıda üfürmeden işte. sonra siyasette üfürme. Efendim? E, o bakanlar, yani olmak isteyenler kendi isimlerini de üfürüyor olabilirler mi ilgili kişiler aracılığıyla kulislere? E, tabii Hani hmm. kulis hazırlıklarını yapıp hani kendini konuşturmak her dönem olur. Bu dönemde tabii oluyor. Bakanların bölünmesi yine bir şikayet konusu. Burada da beklendi çok şimdi çok sayıda bakanlık. Peki Nergis Hanım, kesiyorum özür dilerim. ama en çok merak ettiğimiz husus şu. şu an kulislerde nihayetinde orada sizin bugünlerdeki en büyük muhtemelen mesainiz bu. Hep birileri bir şeyler konuşuyor. Bakın siz dediniz bu gece bile olabileceğine ilişkin beklenti vardı. Dün burada açıkça yapıyorduk. Konumuz konuğumuz Aytunç Erkin yani dün için bu gece bile açıklanabilecek dedi. Bakın bu gece olabilecek, dün gece olabilecek. Pazartesi galiba kesin o ya da daha yüksek ihtimalle olabilecek gibi hafta sonu çünkü Cumhurbaşkanı bu konuya ayırmış durumda mesaisini. Şimdi e, e, orada adı en çok konuşulan isimler. Tabii ki bunu yani söylediğiniz şeyi hüküm olarak kesin olarak kabul etmeyeceğiz ama aranızda adı en çok konuşulan Kuluş'ta isimler. Değil. Fahrettin Koca mı? Fahrettin Koca diyemem. Peki Ziya Onun Selçuk da... mu? Ziya Selçuk mu? Ben bu isimlerden daha çok en çok konuşulan isim derseniz Tarım Bakanı derim, Ticaret Bakanı derim, Aile Bakanı derim ama Fahrettin Koca'yı bu kadar söyleyemem. Bunu şunun içinde de söyleyemem. İşaretlere bakıyoruz bizler de. Şikayet çok. Bu pandemi sürecinin yönetimi konusunda bir yandan bir o kadar eleştiri var ama bir yandan da Cumhurbaşkanı'nın pazartesi günü yaptık. Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrasında pandemideki koronavirüsle mücadeledeki Türkiye'nin başarı öyküsü diye 500 sayfalık yayınladığı kitap var. Şimdi siz bu kitabı yayınlayıp sonra bu mücadelenin simge ismini görevden nasıl alacaksınız? Bu başarısızlık olarak yorumlanmayacak mı? Bu açıdan yani ben sürprizlere açığım tabii siyaset sahnesi bu her şey olabilir ama bunlarla değerlendirince biraz zor gibi Peki. görüyorum ama o her zaman, şey olabilir. O zaman en ağır isimleri de söyleyelim yani Hulusi Akar, Süleyman Soylu, efendime söyleyeyim Abdülhamit Gül. Gül. Bunlarda bir değişiklik beklenmiyor herhalde. Abdülhamit Gül bu reform eylem planı, insan hakları eylem planını hazırlayan isim. Şimdi bu eylem planı ile ilgili bir uygulama takvimi aslında iki haftada açıklanacaktı. O bile gelmedi. Ama bir çalışma yapılacak. Mecliste iki üç paket gelecek. Şimdi bu paketi hazırlamış bir ismi e, kabine dışı bırakmak e, bu eylem planı şu haliyle bile son dönem yaş son günlerde yaşananlarla bile sorgulanırken inandırıcılığı konusunda ciddi şüpheler varken e, hem muhalefet cephesinde hem de başka alanlarda e, hani onu değiştirmek de ayrıca bir şerbetine yol açar. E, bunları evet. öngörecekler. Bunların hepsini tartışarak bir kabine oluşacaktır. E, Hulusi Akar kendini o kadar bağladı ki e, bu son düzenlemelerle birlikte e, o olmazsa, hani bir asker olmazsa genel e, milli savunma bakanlığı yürütülemez noktaya gelmiş durumda ki geçmişten bu yana gelen bağlar başka çok konu var. Ben buralarda Belki dış politikada diyorum bir değişme gidilebilir. Bu, bunun dışında siyasi bakanlar açısından çok büyük bir değişim aslında bekletmiyor. Eğer Peki. tartışma da onun üzerine yürür. E, tabii Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kokusu da var. Sınırsız birçok e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayabilirsiniz. Bu sayının biraz artabileceği yönünde değerlendirmeler var. Bu arada e, simge bazı isimler var. Numan Kutulmuş, Binali Yıldırım gibi e, onların da bir süreçte e, çokça adları geçiyor. Kimi meclis grubuna geliyor, kimisi e, genel başkan vekili değişiyor, e, cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor, Binali Yıldırım. Hani Bu anlamda sizin de kulağınıza çokça geliyordur. E, bu isimlere de kulağınız e, aranıyor bir anlamda. Değişiklikler buralarda da olabilir. Berat Albayrak? En çok onu biz <laughs> konuştuk, tartıştık. Hatta ben partinin bölündüğünü de yazmıştım. E, parti gerçekten Cumhurbaşkanı'nın arka arkaya iki açıklamasında çok sahip çıkması. 20 dakika konuştu bir konuşmasında. Soru, tabii bu beklenti bu olabileceğine dair söylentileri arttırdı. Kimi dedi partide görevlendirilebilir, kimi kabineye enerji bakanı olarak dönebilir. Cumhurbaşkanlığında ya da bir görev çok şey yapıştırıldı, konuşuldu. Ama bizim polislerden edindiğimiz bilgi, tabii bu süreçte de çok tartışıldı. Özellikle bu rezervler dolayısıyla muhalefetin hedefindeydi, kampanyalar yürüttü. Biraz sahip çıkma, hem kendi politikalarına, kendi dönemine dair de bir soru vardı. Bunun ne kabineye bir dönüş ne de bir parti yönetimine dönüş anlamına gelmediği ifade ediliyor. Kendisinin de bunu istemeyeceği, hatta en son bir parti yöneticisinin ifadesiydi. Kendisi de bunu istemez diye. Orada bir kırgınlık var gibi bir Peki. Zamanla nasıl sonuçlanır göreceğiz ama eklemiyoruz. O da olursa çok büyük sürpriz. Şu anki durum onun çok olmayacağı yönünde. Peki. E, Nergis Hanım görüntünüz bazen sallanıyor o kullandığınız cihazdan dolayı değil mi efendim? Yoksa evet. Ankara siyasetindeki bir depremle alakalı değil. Şimdi Nergis Hanım bu bizim açıkça var pazar akşamı e, hazırlıklı olalım. Yani o akşam da açıklanabilir mi bir şey? Hafta pa sonu çalışacağını biliyoruz. Hı. Bence uzayabilir süreç e, sonrasına da kalabilir. E, bu konuda iki görüş var o açıdan. Öncesi bizim beklentimiz kabile değişimi için söylüyorum. Ben pazartesi çok beklemiyorum ama pazartesi tabii parti yönetim toplantısı var. 15'er gün arayla yapıyorlar artık. Onun bitiminde orada bir son değerlendirme konuklu hazırlıkları ele alınır. Teşekkürler yapılır belki. Ben e, pazartesi e, çok beklemiyorum e, ama işte şu an bugün için 19 Mart çok konuşuldu özellikle. E, bu saatten sonra tabii hazırlıklar bitmişse. Hiç belli e, ben olmaz efendim saat daha 11.30 gece uzun bire kadar buradayız. E, bu e, stüdyolarda biz ne istifalar gördük ne istifalar Berat Albayrak görevden göre, affını demişim. E, Berat Albayrak at izi it izine karıştı dedi efendim Allah Yazan sonumuzu, Evet hayretsin dedi. Kimse görmedi. Bu stüdyoda saatlerce yayın yaptık. Bu işler hiç belli olmuyor. Bu gece de gelebilir, pazar akşamı açıkça da gelebilir. Açıkçaya da bekliyoruz sayın seyirciler. Nergis Demirkaya Şöyle çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir küçük ediyorum. not ee, Herhalde tamamlıyoruz diyoruz ama ya öyle bir durum var ki biz e, bilgiyi daha çok tabii e, parti polislerinden edinmeye çalışıyoruz. Ama şu an benim yerimde bir parti yöneticisi oturuyor olsa da, benim söylediklerimin çok çok ötesinde, tabii partiyi tanıdığı için belki dengeleri kodları daha iyi biliyordur, mutlaka değerlendirilir olur ama sonuçta bizim burada konuştuğumuzun çok ötesinde bir şey söyleme şansı yok. Tek kişilik Bu hükümet ya, ya kim ne söyleyecek ki? Evet. Cumhurbaşkanının belirlediği ve karar vereceği bir süreç. Biz önceki kabinelerde de çünkü. Büyük sürprizlerle karşılaştık. Bir liste hazırlasam en sona yazacağım bazı isimleri biz kabinede gördük. O nedenle zor bu konuda söz söylemek, yorup yapmak gerçekten. Ancak işaretleri değerlendirebiliyoruz. Peki. Bu arada genel yayın yönetmeninize de hiç selamlaşamadınız. Hazır bu vesileyle selamlaşmak istiyorsanız <laughs> bir, birkaç çift söz yapın sonra veda ediriz. Çok teşekkür ederiz bilgilerin için. Ben teşekkür ediyorum. Nergis Hanım çok teşekkürler sağ olun. Evet efendim. E, Nihayetinde hani bir pazartesi açıklanma ihtimali var ama adının o listeye girdiğini fark edip ya da hissedip istifa eden olur mu bu esnada e, olmaz mı burası e, Türkiye için? İstifa meselesi yok biliyorsunuz. Tabii. Görevden afını yani, istemeden. ya Türk halkına da buradan doğru bilgileri verelim ki biz 16 Haziran 16 Nisan'dan önce de veriyorduk. Bakan falan yok. bunlara bunların hepsi sekreterler. Adalet Bakanı diye bir kavram yok. Adalet e, Bakanlığı Adaletin sekreteri var, İçişleri'nin iş sekreteri var. Hepsi tek bir iradeden kaynaklanıyor. Dolayısıyla aslında şu anlatım o görevi biz de gelsek fark etmeyecek. Cumhurbaşkanı iradesiyle şurayı açıyorum. Cumhurbaşkanının iradesiyle bunu yapıyorum. Çünkü gelen irade tek irade Cumhurbaşkanlığı iradesi. Onun dışında kimsenin inisiyatif kullanma, bir devlet yetkisi e, kullanma, tasarruf kullanma yetkisi yok. Ben bunu Kalimatı zaten, zaten devletin işte adaletle birlikte devleti çok güçlü olarak aldığım Türkiye'nin yönetilememe problemine vurgu çek, bir vurgu verdiğim nokta şu. bu şunun için önemli. Eskiden eskiden biz ben mesela Adalet Bakanlığındayken bir kanun teklifi geldiğinde bizim önümüze derdi ki bu olmaz. Şu kanunla çelişiyor. Bununla çeliştiği için de o silsilede, bürokraside bürokrasi de o bakana dahi gitmezdi. Şimdi o kanun yukarıdan zembille geliyor böyle tepeden. Kimse ona dokunamıyor. Yok Yorum yapamıyor ama onun adı kanun olmuyor. Çünkü aslında kanun dar hiyerarşisinde yeri doğru değil. O yüzden 36 tane cumhurbaşkanlığı kararnamesini düzelten, 8 tane başka bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi görüyoruz. Yönetim problemi dediğim bu. Peki. Dolayısıyla tek adam rejiminde kabine değişse ne olacak? Değişmese Hiç ne olacak? Yani. Bütün irade yukarıda tabii, olduğu tabii. sürece. İyi de bu andımızı kim kaldırdı? Bu andı Bu <laughs> andımızı kim Efendim, kaldırdı? ayrı bir yargı Adalet skandalıyla karşı ve Kalkınma Parti'sinin herhalde bir sorumluluğu yok bu andımızın kaldırılmasında. O... Çünkü Devlet Bahçeli danıştay'a sadece kızdı. Ben tabii 2003'ten Peki, beri olan bir, ara, bir olayda. Bir ara verelim. Ha, ha. Bir ara verelim. Ondan sonra tamam, hem bunu konuşacağız hem son dilimizde sayın seyirciler Deva Partisi kurucular kurulu üyesi e, stratejist Metin Gürcan'da Skype hattımızda olacak. E, Sisi ne oldu? Artık Sisi ile kardeş miyiz? Demokrat mıyız? Rabia ne oldu? E, bunu Selam konuşacağız. Ederim. Birazdan. Gündem Özel devam ediyor sayın seyirciler, seyirci görüşlerinden de birkaçını okuyalım hemen. Muzaffer Sipahi diyor ki, Ruşen Bey doğru söylüyor, o bakan bu bakan hiç önemli değil. E, i̇ster güreşçi olsun, ister topçu olsun, ister popçu olsun nihayetinde e, manzara ortada diyor. Bir başka izleyicimiz de diyor ki, e, Tarım Bakanı e, Sayın Erdoğan için 100 yılın lideri diyerek koltuğunu garantiye almış olabilir diyor o şey dedi değil mi Erdoğan yüzyılın lideri ama içeride muhalefet olduğu için görünmüyor değil mi öyle bir şey öyle mi öyle dedi? Şey ee, yine eee Sabahattin Ünal diyor ki e, Atamalı kabinedeki bakanların e, konumunu e, bilmem ama e, aldığımız duyuma göre diyor burada bu andımız yazdı ya hani bir polis Emniyet Müdürü. Ha, onunla ilgili bir şey. Trabzon Emniyet Müdürü çok sosyal medyada çok tepki böyle linçe varan şeyler oldu. Onun üzerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Tamamen rastlantı biz andımızı çok önceden karar vermiştik bu operasyonu bir ismi vermeye diye ama... Tamam ama Sabahattin ama bir... Bey o burada başka bilgi veriyor ama ben onu teyit etmeden veremem Sabahattin Bey. Evet efendim devam ediyoruz. Şimdi bu bölümde andımızı konuşacağız. Andımızla ilgili iki husus var. Kaç yıl sonra yeniden gündemimize geldi? Ben hatırlıyorum efendim yaşım müsait. <laughs> Saçlarımdan belli olacağı gibi. E, bu işte üst kimlik olarak Efendim işte e, Türk kimliği e, bunun kapsayıcılığı e, buna karşılık e, o kapsayıcılığın e, tatmin etmediği e, az ya da çok e, şey kesimleri üt e, kamuoyu kesimleri. Şimdi mesele yine buraya geldi ama ilginç bir şekilde geldi. Andımızın kaldırılması ile ilgili bahçeli danıştaya öfke kustu ortağına bir şey demedi. Andımızı kim kaldırdı. Efendim, o süreci ben bundan iki sene evvel, 2018'de ilk yorumlayanlardan biriyim. Halen internette yorumlarım duruyor. Anlımız kararını 30 gün içerisinde uygulamak zorundasınız diye Milli Eğitim Bakanlığı'na seslendim. Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri bu. Yargı kararlarının uygulanmaması. Orada 8 ceza dairesi, bunun bir pedagoji... 2018 yılında e, hayır. şey yok yok şey, onun 2018'den 2018, yani uygulanması gereken. E, 2013 değil mi? 2013. 2013. Tam da tabii bir o da, da sembolik. Değil mi? Öyle yani. bir şey. 2013'te çözüm süreciyle süreci süreci de bir kaldırıldı. Süreci, çözüm ha. kaldırıldı. Sonra Kaldır. bir yerlere... 2018'de hayır kaldıramazsınız dedi. Ha. Devam edin. 2018'de Hı. bunu dedi. Buna karşı dava açıldı ve bu yorum yapıldı. Son derecede güzel bir karardı o. Onu ben yorumladım. Fakat buradaki iki hususa dikkat çekmek istiyorum. Birincisi Yargı kararının uygulanmaması zaten hukukun bitişi anlamındaki bir olay. İkincisi bunu Sayın Saygı Öztürk yazdı. Danıştay'ın bu kararı verebilmesi için idare Dava Daireleri Kurulu'nun 7 üyenin değişmesinin beklenmesi ayrı bir şey. Buradan şöyle bir şeye geliyoruz. Danıştay e, bu noktada aslında... Kızmazsanız ben yine araya girebilirim. Buyurun. Siz yine devam edeceksiniz. Evet buyurun tabii. 2013'te kaldırıldı. Evet. Kaldıran iktidar kim? AK Parti. AK Parti. 2018'de... Ee, bir açılan bir başvuru üzerine ilgili yani bir danıştay dedi dairesi mi? dedi ki kaldıramazsınız. Evet. Çünkü gideceğim. bu andımız anayasada belirtilen ruha uygundur. uygundur sonra ne oldu? E sonra buna karşı bu karar uygulanmadı. Hı -hı. yani Zaten hemen okulların Milli Milliyetin Bakanlığı'ydı. Yani AK yani Parti, Parti e, iktidarıydı. Uygulanmadı. Daha sonra da buna karşı dava açıldı ve çok da maniden ama bu bu şöyle Bahçeli'nin bu söylemlerinde her zaman bir böyle komplo teorisi bunun bir mesaj olduğunu düşünürsek ne dersiniz? Ya yani mesaj olduğunu düşünürsek. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelik şöyle bir mesaj olabilir mi? Bak bu bizim ittifakımızı çatlatabilir. Elbette olabilir. Yani ben zaten şunu düşünen düşünenlerdenim. Yani Cumhur İttifakı çok biat üzerine kurulu partiler oldukları için hem MHP hem AKP kendi içlerinde çatışmayı <laughs> hatta Cumhur İttifakı'ndaki gerilimi çok ustaca gizleyebiliyorlar. Ve ben öyle dıştan göründükleri kadar da sürekli işte Cumhur İttifakı'nın övgüleri 2023 seçimlerinde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan da sık sık işte Cumhur İttifakı 2023 seçimlerine kadar gidecek söylemlerinin yani o kadar çok sık söyleniyorsa bu altta bir problem olduğunu da işaret ediyor Peki. diye düşünülenlerden. Ali Bey ne diyorsunuz? Şimdi bunu burada bir salı günü de konuştuk. Hatta salı günü hep uzun uzun konuştuk. Kavgaya yol açtı filan. Ee, şimdi yani insan tekrar e, etmek istemiyor her 7 zaman. 7 dakika konu. Şöyle bir mesele <laughs> var. Kavga çıkar ee, çıkar yok, daha kısa ee? yok zaten e, benim kavga çıkarma ihtimalim yok. <laughs> ee, şöyle bir mesele var. Biz bu iki partinin ilişkisini e, bir hani rasyonel çıkarlar çerçevesinde e, diğer karşılarındaki partiye göre de bir konum alış olarak izliyoruz. Bu bir ölçüde doğru ama aynı zamanda şöyle bir mesele var. E, 2016'dan itibaren biz. Ee, yeni bir devlet kuruluşunun e, içinden geçerek yapıyoruz. Ve her şeyi daha önceki dönemlere atıfta bulunduğumuzda o kadar geçerli olmayabileceğini bilmemiz lazım. Örneğin, andımız bugün kaldırılmış ise eğer, 2013'te çözüm sürecinde görüştüğü HDP'nin talebiyle kabul etmemiştir demek. Öyle olsaydı bugün HDP'ye dava açıyor. İddianameye bile yazabilirdi. Bir de bunu istediler bizden. Buna da karşılar diye. Halbuki çıkıyor ve savunuyor. Demek ki e, yeni kurulan kurulmakta olan devlet yapısı içerisinde bir e, bu türden işlemleri bir takım şeyleri kaldırma ve yeni bir takım şeyleri koymayı kendi programı içerisinde tutuyor ve görüyor. Benim kanaatim e, Bahçeli'nin sözü burada çok anlam ifade etmiyor. Şeyi hatırlayın. Bülent Arınç'ın çıkıp konuşmasında da bir takım sert sözler söyledi. Bülent Arınç gibi düşünen başka AK Partililer olduğunu da biz biliyoruz. Bülent Arınç kenara alındı ama zaten kenardaydı. Ve Bahçeli o konuları bir daha açmadı. Benim Tahminim e, bu işle ilgili kimi zaman e, ana gündemin yanında tartışılacak bir ikinci gündem olarak şey yapıyor. Ben Danıştay'ın birden bire e, fikir değiştirmeye bu kadar teşne olduğunu ve bu sürecin bu günlerde canlandırılmasının e, yani çözüm süreciyle de bağlantılı olma ihtimali artık hiç yok e, olmasının partiler arasında bir gerilme işaret etmediği e, kanaatindeyim. En fazla bize şunu gösterebilir bu partilerin özelliği şu. Birisi ee, ekstremist uç milliyetçi e, ırkçı e, tonları da hiçbir zaman gizlemeyen milliyetçi bir parti bir tanesi de İslamcı siyasal İslam geleneğinden gelen bir parti bu ikisinin oluşturduğu ittifak tabanlarında da eskiden beri birinci ve ikinci meclisi hatırlayın e, milliyetçi Cephe hükümetlerinin hep bir ortaklıkları vardı aynı ortaklıkla yeni bir devlet inşa ediyorlar burada e, hem işte Kemalist bir takım alametler işaretler ve sözleri hem de kendi ideolojindeki kalıpları kimlerini kaldırırken kimilerini koyuyorlar. Örneğin andımızın tartışılırken bir bu noktaya bakmamız, ikincisi sadece Kürtleri hatırlayarak konuyu konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sadece o kastedilmiyor. Hatırlayın Anıtkabir'e gitme konusunda direnenler Kürt politikacılardan çok Milli Selamet Partisi geleneğindeki hı hı. politikacılardı. Şimdi o zaman şu ikisini ayırarak yine o günde söylediğim şeydi. Hukuk siyaseten yapılması gerekeni hukuken, hukuka yaptırmanın e, sorunlarını ve e, yeni devletteki konumunu konuşalım. İçeriye döneceksek o bambaşka bir mesele. Çünkü e, andığımız örneğin e, Tarım Terbiye Kurulu kararıyla gelmiş. 1936'da gelen, kanunlarla hiçbir bağı olmayan, üstelik değişikliğe uğramış. 12 Mart darbesinden sonra bir takım ifadeler... Tabii, e, 97'de de değişmiş. İşte eklemeler evet, yapılmış. Anladım. Bir metin. Ve benim kişisel kanaatime göre bu metni Türküm diye başlamasından çok, bunu salı günde söyledim. Varlığın, Türk varlığına armağan olsun. O varlığın ne olduğu önemli değil. Herhangi bir varlığın yetişen nesiller için soyut bir varlığa armağan oluşunu düzenleyen bir metnin pedagojik olarak da, etik olarak da, bilimsel olarak da benim e, doğru bulmadığımı yine tekrar edeyim. Ama bu önemli değil ki. Bunu benim doğru bulmamam. Bunun nasıl kaldırılacağına dair usullerle bağlantılı bir tartışma olmalı. Siyaseten kaldırılabilir benim kanaatime göre ve yargının müdahalesi belirli sınırları taşır. Fakat biz yargının hiç müdahale etmediği yerlere müdahale ettiğini görüyoruz. Örneğin, e, Ayasofya kararının açığı ay siyaset yargı üzerinden dizayn ediliyor. Tabii Aynı alanda olduğu. Tabii oluyor. bir tür bir eldiven, Aa. maşa ya da bir e, böyle sopa. bir saha savunması, sopa falan gibi kullanılıyor. Dolayısıyla biz eğer işte Türklük'le ilgili zaten bunun işte Kürtlük'le diye tartışırsak bence yanlış bir tartışmaya gireriz. Peki. Ee, özetle Hı. bakacağımız şey Ayasofya nasıl Danıştay'la alındıysa bu da onunla alındı. Bunlar aynı nitelikte yeni kurulan devletin özelliklerini bize işaret eden şeyler. Ee, Ama isterse Adalet ve Kalkma Partisi çok rahat yeniden getirebilir değil mi bu uygulamayı? Ya yani, ilk öğretim kanunu yönetmenine hı. ya açıkçası ilk öğretim e, yönetme, ilk öğretim kurumları yönetmenine bir madde eklenerek bu hemen getirilebilir. Yapılabilir. Buna, buna Bugün yapılsa bile zaten yarın e, bu anlımız okunabilir. Şunu vurgulamak istiyorum yani, aslında. Yani Sayın Ortağan Bahçeli, evet. gördüm ki senin çok büyük bir hassasiyetin var bu konuda. Ben hemen bunun gereğini yerine getiriyorum diyebilir. Yönetmelik bir de. ya Hı. Kanuna bile gerekiyor. yok. Tek şunu söylemek istiyorum. E, şu kısmı benim için çok önemli. Bakın bu cumhuriyetin çimentosu dediğimiz şey ulus devlet Dolayısıyla ulus devleti parçalamak isteyen tıpkı Yunan, e, Yugoslavya gibi, Irak gibi, Suriye gibi yapılar bizi etnikçilik üzerinden ya da din üzerinden tarikat yapılarıyla ki bunların 15 Temmuz'da arkasına nasıl bir istihbarat, yabancı istihbarat gücü olduğunu biliyoruz. Diğer tarikatlerinde aynı şekilde örgütlendiği de aslında emniyetin raporlarıyla, MIT'in raporlarıyla iken halen bunu görmemek için ısrar etmemize ben kızıyorum. Dolayısıyla karşıtlığa şey çıkacaksak şunu söylememiz lazım. Gerçekte anlamda ya ben Kürt olsaydım da bunu savunurdum. Ya hiç fark etmez benim için. Çünkü bu toprakları bir arada tutmamızın adı ne? Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık ba ile bağlı olan herkes Türktür diyor. diyor. Keşke hukukun üstünlüğünü herkese eşit uygulasak da. Bakın benim müvekkillerim var ben buna üzülüyorum. Ben diyor Diyarbakırlıyı bana hukuk farklı uygulanıyor avukat bey diyor. Ya bunu bana söylüyor. Bu kısmı işte o eğer böyle yaşanıyorsa sen bu ülkeyi bölersin. Hukuk karşısında herkese eşit yapmazsan, kutuplaştırırsan, ötekileştirirsen, gergerli bu cezayı verirsen, artık ırkını bilmiyorum beni ilgilendirmiyor ama verirsen bu iş olmaz yani. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Ya hatta şöyle bir örnek var. Çok yakın zamanda yaşanmış. Bahsediyor. Kades şeyi var. Kades evet. Şiddette evet. arayacağın telefon numaraları. Evet. Türkçe arayabiliyorsun. Ya Farsça arayabiliyorsun. Rusça Arapça da arayabiliyorsun. Biliyorsun. Fransızca arayabiliyorsun. arayabiliyorsun. İngilizce arıyorsun. Kürtçe arayamıyorsun. İşte bunlar Kürtçe ciddi problemler. yok. Ya bunu o kadar çok fazla örneğini yaşıyoruz ki. Şimdi orada onun için şöyle yani Türk kimliği bir kimlik dediğimizde orada bir sıkıntı yok. Ama toplum 1980'ler ve öncesinden beri diğer kimliklerin o kadar dışlandı. Hatta kart, kart, kart yürürken, işte. kart geldiği söylenen bir toplum olduğu için veya ana dilinde eğitim hakkı talep edenlerin terörist gibi görüldüğü, yaftalandığı bir durum olduğu için pek çok insan bunu Türk kimliği hep müzik hatır, kapsıyor hatırlamıyordur diye. Hatırlamıyordur seyirciler. Yani bu Büşünmüyor. ülke yakın tarihinde <laughs> e, Kürt yoktur. Onlar e, daha türküdür. Karda yürürken kart kurt diye ses çıkardıkları için onlar oradan bir e, Kürt denili verilmiştir. Evet. Bunları Atatürkçülük adına yaptılar, yaptılar, yaptılar bu evet. adamlar. <laughs> yani Atatürkçülük bu değildir işte. Atatürk bunu kurarken yani. aslında hepsini ya Çanakkale'de savaşanın Kürt'ü Türk'ü mü vardı arkadaşlar? Allah aşkına yapmayalım ya. Yoktu yani. Gamze Hanım. önce demiştiniz ya Milliyetçi Hareket Partisi lideri e, Danıştay'a kızıyor ama bunu değiştiren Cumhur İttifakı neden iktidara bir şey söylemiyor diye? E, iktidarı eleştirdi diye kendi milletvekilini ihraç eden bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin açık açık iktidarı eleştirmesini şu aşamada beklemiyorum. E, aksi halde kendi uygulamalarıyla çelişmiş olur. Cemal Engin yurtu e, iktidarı eleştirdiği gerekçesiyle ihraç etmişti. Çok yakın bir tarihte. Tarım Bakanı'nı eleştirmişler. Evet, evet. yani iktidar uygulamalarını eleştiriyor diye, Tarım Bakanı'nı, ekonomiyi eleştiriyor Hı. diye ihraç etmişti. Böyle bir uygulamada andığımız kararı üzerinden e, aslında Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu şey ey Danıştay sana söylüyorum ama iktidar sen anla e, mesajı. Ama bu mesajın karşılık, Bulduğunu kısmen görebiliyorum. Çünkü andımız kararı sonrası HDP kapatma e, iddianamesi e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne verilmiş ufak bir hediyedir. Yani en azından bu e, dolaylı siteme yönelik biraz böyle nabza düşürmek adına, e, bak biz gereğini de yapıyoruz göstermek adına e, atılmış bir adım olarak değerlendiriyorum. Tabi hukuku değerlendirmesini Ruşen Bey yaptı. O yüzden tekrara düşmeyeceğim ama zamanlaması gerçekten çok manidar. Yani değişmesi beraberinde anayasa tartışmalarının yapıldığı bir süreçte bu tartışmaların yapılması ve kapatma davasının gündeme geldiği bir süreçte yine eş zamanlı olarak andığımız tartışmalarının yapılıyor olması e, Ben de zamanlamanın manidar olduğunu tekrar hatırlatmış oluyor e, ama şunu söylemek istiyorum Mesela bu bu e, Andımız davasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir savunma var. Siz okumuşsunuzdur e, o savunmada yazanları. Ben Nimet Çubukçu'nun bile yaptığı savunmayı. Yani andımız kaldırılsın diye 2007'de 2008'de davalar açılıyor. AK Parti Nimet Çubukçu o zaman Milli Eğitim Bakanı benden iyi savunuyor yani. Ama o savunmaları yani Milli Eğitim <laughs> Bakanlığı'nın yapmış olduğu, vermiş olduğu savunmayı şu an ben burada bu akşam değil yani yarına kalmadan bu akşamdan vatan haini ilan edilirim. Çünkü Tabii orada değil mi? Yani ben <laughs> şu an Milliyetin Bakanlığı'nın savunmasında çünkü yazan notları notları istiyorum. Faşist uygulamaların bir yansıması olarak kandığımızı Milliyetin Bakanlığı'nın savunmasında. Dönemin Milliyetin Bakanı. O dönemki savunmada yazıyor. Adalet ve Kalkınma Evet yani andımızın okunmasını faşist uygulamaların yansıması olarak diyor. Etnik ayrımcılığı beslediğini dile getiriyor. E, ve ve olarak ...bunu aktarmış. Ben bunu şu an burada söylesem, öncelikle sosyal medyada çok yoğun bir linç yerim ve sabaha şafak operasyonuyla da evimden alınırım. Yani hem Lütfen iktidar beni hedef de tam gösterir. Tam sizin dediğiniz, ek olarak söylüyorum bizinizle, araya yürüyorum. Şu, ne yaptığı belli değil. Yani dün A dediğine B diyor, dün birlikte yürüdüğüyle yarın tutuklatıyor. Yani onunla birlikte çözüm yürüyen herkes... Çözüm sürecini yapıyor, çözüm sürecini şimdi yargılamalara, iddianamelere konuşuyor. Sonu yok yani. Evet. Sonu yok Kılıçdaroğlu da diyor ki e, Sayın Bahçeli Erdoğan'ı değil Danıştay'ı muhatap alıyorsa muhatap aldığı yer yanlıştır diyor. Açarsın Erdoğan'a telefon bu ant okunmadan kusura bakma bir daha bir araya ben ülkemi bayram seviyorum andımızın okunmasını istiyorum dersin yapar mı göreceğiz diyor. Bu bir aynı zamanda e, zihniyet değişimi ve zihniyet dönüşümüdür. E, i̇ktidarın cumhuriyet değerleriyle Atatürk'le, ülkenin kurucularıyla ne kadar kavgalı olduğunu zaten biliyoruz. Bu yıllardır bilinen bir gerçek. E, ülkenin kurucularına ettikleri sözler, ağza alınmayacak sözler, e, Atatürk'ün adını her yerden kaldırma çabaları. İki yaş sözcüğünü mü diyorsunuz evet, siz? Evet, evet. Yani ben söylemekten e, hani rahatsızlık duyduğum için. Siz niye Söyleyenler utansın. E, e, yani. Benim utandığım kadar onlar utanmıyorlarmış ki bunları söylemişler. İki, yani ülkenin kurucularıyla bu kadar kavgalı olan bir iktidar. Sorulduğunda da iki ayyaşla efendim onları kastetme deniliyor. Ya kimi kastetti diye soruyorsunuz. Canıt yok. i̇ki o... Yaş kim? Ona bir yanıt yok. Onun beraberinde Atatürk ismini birçok yerden kaldırdılar. Yani stadyumlardan kaldırıldı ya da Türkçe Olimpiyatları sürecinde Türk lirasının üzerine Atatürk resmi kaldırılıp Türkçe Olimpiyatlarının amblemi basıldı. Bir de bu ediyor yani. Ş şunu da söylemek istiyorum. Atatürk istiyoruz. madalyalardan Atatürk hmm. kabartması alındı. evet kaldırmak. bu kararın karar devamında Atatürk evet. madaly hani madalyadan Atatürk resmi de kaldırıldı ama Cumhuriyet değerleriyle de çok büyük bir kavgaları var. Yani Cumhuriyet değerleri dediğim şey aslında hani altın doldurmakta, detaylandırmakta fayda var. Millet iradesi, millet egemenliği, demokrasi biz hala işin elif beyesindeyiz. Yani hala cumhuriyetin başlangıcından bizlere armağan edilen kazanımları tartışıyoruz. 2021 Türkiye'sinde. Çünkü 2021 Türkiye'sinde <laughs> iktidar bu kazanımlara açık bir savaş açmış durumda. Az önce e, medeni kanundan doğan haklara göz diken, çift eşliliği savunan e, beyefendinin durumu da aslında bunun bir yansıması. Bu da bir cumhuriyet kazanımıdır. O beyefendi yani, öyle gömecekler yapacak bir şey. Ama yok. o, o medeni beyefendi, kanun kalkmayacak. Ama o beyefendi şuna güveniyor. İktidardan güç almasa evet. bunu söyleyemez. Ya, ya öyle bir şey edecek ya. <laughs> Bedeni Medeni kanun kalkmadan ya, Allah hayır, hayır. versin. Yani, ama, ama o, onu da göme, o düşüncede olan herkesi gömer. Tamam, yani, 1923'ten beri. Kimsenin öyle ömrünün, ömrünün yani. öyle bir şeyi göreceğini yet düşünmüyorum ben de. diyorsunuz. Teşekkür ederim. Yoksa ama beyefendinin iktidara, şeyine, iktidardan bu gücü almasaydı ya da cesaret <laughs> alıcı bir güvencesi olmasaydı <laughs> bunu söyleyebilir miydi? Çift eşliliği, çok eşliliği savunabilir miydi? Ya da bu zihniyeti bu şekilde kolaylıkla yansıtabilir miydi? Nitekim ne oldu? Hmm. Bir şekilde nefes alındı, toplum unuttu bu olayı. Üç günde, beş günde unutuyoruz zaten. Devamında görevine iade edildi. Bu aslında dediğim gibi yani cumhuriyet kazanımlarına, e, hadi biz kaldırdık, cumhuriyet değerlerini yok ediyoruz e, diyemez. Hiçbiri diyemez. Bu cesareti gösteremezler. Bizler çeşitli iddia vereyim. Ama uygulama bir konuşmasında dedi ki, İslam güncellenmelidir. 22, ya, 600 yıl önceki uygulamalarla bugünkü İslam'ı düşünemeyiz. Bak bir böyle dedi. Aradan iki sene geçti. Tüm dünya tüm şartlarımızı, tüm durumumuzu her şeyimizi İslam'a göre yorumlayacağız. Bizi İslam dışında kanunlarla değil İslami düşüncelerimizle yani bu bağlamda bu anlamına gelecek. Sözler söyledi. Hangi Erdoğan? Hangi Cumhurbaşkanı? Hangi bunu söyleyen mi? Örnek bunu veririz. söyleyen mi anlamında söylüyorum. yani Peki. <laughs> Evet efendim. Birazdan Metin Gürcan'a da merhaba diyeceğiz ama bu konuda izleyicilerin de çok yoğun ilgisi var. Oradan birkaç görüş okumak istiyorum. Mehmet Taş demiş ki bu ülkenin sigortası Aleviler, ondan sonra gerçek Türklerdir. Ruşen Bey hatırlatır mısınız diyor. Ruşen Bey buna aykırı bir şey söylemedi ki. Değil mi? Ben yanlış ha, bence hatırlamıyorum. Bence de söyleyebilirim Yok, ya. Ama yani mezhepler yani hepimizin birlik olduğunu söylerken tamam. mezhepleri de saydık. Tamam. Hocam. Yani şu görüşü biliyoruz. Aleviliğin <laughs> e, bu topraklardaki çok önemli bir e, İslami, Anadolu İslami yaşa yaşantı şekli olduğuna dair Ben tezlerden haberimiz var. Ben hiçbir var. ön plana çıkartmadan evet. bir hukuk devletinde yaşamamız gerektiğini tamam. söyledim. Şimdi yine bir izleyicimiz diyor ki... E, ya diyor and içmesek ne eksilir içtik de ne güzelleşti diyor. Hangi kötülüğe mani olundu? Böyle bir ant başka demokratik özgür ülkelerde var mıdır? Merak ediyorum demiş. Ondan sonra Gürhan Cem Bey diyor ki kurucu ideolojinin tanımladığı milliyetçilik yurt kardeşliğine dayanır. Etniste ve inanç anlamında tarafsız ve kördür. Bu milliyetçilik kavramına itiraz edenler yerine ya ümmetçiliği koymak ister ya da etnik özertliği koymak ister, Andımıza bu yüzden itiraz ediyorlar diyor. Ondan sonra bir izicimiz demiş ki, efendim, andımızın Mehmet Saral demiş, andımızın bunda rahatsız eden tek cümlesi Atatürk değil. Çocuklara Türkiye'nin kalkınması, ülkenin ileri taşıması anlatılması, bu da bunların amaçlarını rahatsız ediyor demiş. Ondan sonra bir izleyicimizde ben de katılıyorum. Yıllarca ana dilini kullandığı için ya da Kürt olduğunu ifade ettiği için eziyet görmüş insanlara aman canım ne olur Türk olsan demek doğru değil diyor. Bakın farklı görüşlerde şey, izleyicilerimiz yorumlarını aktarıyor. Yalnız Hüseyin Bey demiş ki kart kurt sözü Atatürkçülük adına söylendiği büyük yanlıştır. Bu sözü etnik milliyetçiler söylemiştir. Kart sözü evren döneminde gündeme gelmiş bir hikaye değil mi? 80'lerde değil mi? İlk mi defa ya, e e hayır. DDKD, DDK o davalarında 12 Mart. 12 Mart, e darbesinden sonra ithanamelerden birinde yer alır. Tamam. Ondan önce e şimdi şeyler e uç Türkçüler iki akım olarak geliyordu. Bir seküler e ve tamamen din karşıtı olanlar Nihal başta olduğu ekol. Bir de işte Alpaslan Türkeş'in geldiği daha dindar Türk Hira'da e, Türk İslam sentezi hikayesi e, şeyler Kürt varlığını kabul ediyordu. Nihalatsızlar filan vardır, ayrıdır ve yok olmalıdır ya da sessiz dursunlar her an yok edebiliriz diyordu. Açıkça da e, bunları savunuyordu. Diğer tarafsa e, 60'ların başından itibaren böyle bir şey yok. Şeye giderek orada Kürtlerin kart kurttan Türk olduğu söylenmez. Güneş dil teorisinde bütün kültürlerin Türklükten geldiği ...ve dil teorisinde de dillerin Türkçeden geldiği, Türkçenin en kadim hmm. e, dillerden, Türklüğün de en kadim ırklardan olduğu söylenir. Yani doğrudan kart, kurt, kürt olduğu şeklinde değildir. Güneş dil teorisinin çerçevesi farklıdır. 60'larda tamam. Türk İslam sentezinin içerisinde bu şey tutar. Ali e, bayağı ki var. 12, <laughs> 12 Mart'tan sonra yani o da e, bir iddianameye geçer. İddianameden bir tanesi söyler. İşte hatta Kürtçe e, 30-40 orijinal hmm. kelime var. O da kökeni belli değil. İşte farsçadan alınma şeyden alınma Musanter'in ünlü cevabı da vardır savcıya. Savcı bey benim kümesimde tavuklar var. Kırktan fazla ses çıkarıyorlar. Nasıl 40 <laughs> kelimelik dil mi olur diye. Çok ünlüdür o şeyi anekdotu. Tamam. E, Valla. E yani etkilediniz beni bayağı hemen Hısapları damardan verirmiş. çıkardınız oradan mevzuyu <laughs> ama burada Ruşen Bey'in az önce söylediği yani üstelik de bunu Atatürkçülük adına yaptıkları şey yani evren ailesinin evet güya Atatürk Atatürk diye diye Benim gelip memleketi yeşil kuşağa sokan icraatını anlatıyor. Edin. Evet sayın seyirciler bu konuyu tartışırsak çok vakit alır. Şu net ortada. Bunu çok samimi bir şekilde savunan pek çok kesim var. Diyorlar ki Hayır, burada belirtilen bir üst kimliktir. Asla Kürt'ün inkar edilmesi, asla diğer etnik kökenlerin ya da başka insanların inkar edilmesi söz konusu değildir. Buna pek çok, o kesimlerden pek çok ikna olan da var, yani evet. Kürtlerden. Ama e, görüyoruz ki ikna olmayan da var. O zaman belki şunu da tartışabiliriz. Böyle bir üst kimlik anlayışı, o ikna olmayan Kürtleri neden yeterince ikna edememiş bugüne kadar... Acaba burada ne gibi uygulamalar yaşanmış? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Ama bunu açmak için değil, mevzuyu kapatmak için evet, söyledim. şey Sayın Tescihan'a kadar gitti. Evet zaten gider. Yani. Şimdi efendim Metin Gürcan bizimle birlikte. Sayın e, Gürcan merhaba. Merhabalar. İyi akşamlar Gökmen Bey. Evet e, Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi stratejist, eski bir asker. E, Sayın Gürcan, şimdi biz HDP konusunu konuştuk, Gergerlioğlu konusunu konuştuk ve Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği'nin de buna ilişkin tepkileri oldu. Hatta yanılmıyorsam değil mi NATO'dan da bir şey geldi. Evet. Bir açıklama geldi. Bilmiyorum. Buna da alışkın mı Türkiye böyle NATO kendi müttefikine ilişkin iç politikaya dair bir takım şeyler söylemesi falan. Ne oldu? Yeni bir devir mi var? Daha mı sertleşiyorlar. Bunları nasıl okumak gerekir efendim? Şimdi efendim zaten HDP'nin kapanmasına yönelik tartışma aslında bir senedir Ankara'nın gündeminde olan bir tartışma. Ee, geçen programımızda söylemiştik. Ankara'nın özellikle Ağustos 2020'den itibaren diyelim, yeni bir anlayış, dış politika anlayışı Ankara'da belirtti. Ee, Amerika'ya ve Avrupa'ya yanlamak diyorum ben buna. Hani dış politikayı da biz tek kişinin siyasi vekası için kurgulanan dış ilişkiler olarak tanımlamıştık. Önceki programlarımızda hatırlarsınız. Hani bu kapsamda Sayın Çukur Başkanı'nın dış politika açısından geleceğinin nerede olacağı alakalı farklı yaklaşım Ankara'da tartışılıyor. bu kapsamda biraz daha Avrupa'ya, Amerika'ya yaklaşmak ve onlarla transactional diyoruz böyle karşılıklı bir alışveriş tarzında hani sen bana bunu yaparsan ben de sana şunu yaparım tarzında çok da ilkeler değerlere oturmaya bir türden bir ilişki kurulması ile ilgili Ankara'da bir görüş var. E, ama aynı zamanda bunu istemeyen farklı da var. Metin e, Bey, peki, ya Metin sizi Bey bir şey rica var. edeceğim. Metin Bey seste böyle kesilmeler oluyor. Oysa biz böyle çok rahat dinleyerek çok net anlayarak sizi dinlemek istiyoruz. Bir müsaadeniz arkadaşlarımız hemen onu düzeltsinler. Nergis'te de biraz onlar olmuştu ama Nergisi yine daha iyi dinleyebilmiştik. Burada biraz daha kesinti oldu. Şimdi hem bu konuyu konuşacağız. Metin Gürcan'dan yorum isteyeceğiz. Hem de dış politikada U dönüşlerini konuşacağız. Rabia ne oldu? Sisi artık kardeşimiz mi? Sisi demokrat mı? Tamam. Üstelik de Türkiye Mısır'la peki tamam düzeltiyorum derken Allah Allah Mısır mı nazlanıyor bu sefer? Nedir Timur Soykan? Mısır'dan çok açık açıklama geldi. Yani çok net bir şekilde Mısır Dışişleri Bakanı ifade etti. Sadece beyanlar var. Türkiye'den olumlu yönde beyanlar var ama bir adım görmüyoruz dedi. Şimdi geldiğimiz nokta bu. Yani o Doğu Akdeniz'de e, o bütün yani işte şimdi mavi biz ilişki hatanda, kurmak istiyoruz evet, Mısır mı nazlanıyor? Mısır nazlanıyor ama bugün gelen yeni bilgiler var. Türkiye'nin adım atmaya da başladığını gösteriyor. Özellikle Mısır'daki darbeden sonra ve Katar'a yönelik de baskıdan sonra Müslüman kardeşler yani İhvan, yani Rabia işaretini sahipleri Türkiye'ye çok sayıda geldiler. Ve Türkiye'de konumlandılar. Türkiye'de televizyonları oldu, lobileri oluştu. E, bugün Doğrulanan bir haber var. İstanbul'dan ve Türkiye'den yayın yapan e, Sisi karşıtı Mısır merkezli ihvancı televizyon kanallarına artık Sisi'yi eleştirmeyeceksiniz. Kültür sanat boyutunda ya da diziler yayınlamak boyutunda yayınlar yapacaksınız diye Türkiye'den talimat gitmiş. Ve onlar da bu yayınları yapamayacak. Artık o da TV'nin TV de... bir haberi değil mi aynı evet, zamanda? O da TV'nin de haberi. Yani şöyle, Türk tarafı Mısır'a... İhvana yakın televizyonların iyi niyet göstergesi olarak yakın zamanda kapatılması sözünü vermiş. Bir iddia Habere doğru. Göre. Evet. Yani şimdi yayınlara kısıtlama getirildi. İleriki aşamada kapatma olarak yansıyor. Tabii bu bütün her şeyi değiştiriyor Türk dış politikasındaki. Çünkü hem Arap coğrafyasıyla Türkiye'nin Körfez coğrafyasıyla yaşadığı gerilimin kaynağı da Müslüman Kardeşler örgütünün Türkiye'de çok kabul görmesi hatta koruma altına alınmasıydı. İhvan'a yakın televizyonlar sadece kültürel konuları işleyecekmiş. Bu haberdeki anlaşmaya göre, Türkiye'nin vaat ettiğine göre, habere göre tabii. İhvan liderleri siyasi beyanat vermeyecek. Evet. E ne oldu Rabia? E, ne oldu EYSİS'i? Yalan oldu. Kaç yıl oldu hocam? 8 yıl mı oldu? 8 yani yıl bu şey Mursi Değil mi? Yani tabii. Ha bu noktaya gelinilecekse bu 8 yıllık kaybı kimden soracağız? 10 yıl yani 2011'den başlatacaksak. Yıllık Tunus'tan yani evet, programın seridenler 2, yıl. de vardır mutlaka. Mısır'da ticaret yapan iş adamlarımızın kayıpları. E, 4 milyar doların üzerindeki ticaret hacmimiz. Bunu biz bütçemizden kaybettik. Ne yüzünden? E dedik ki bir ihvan ısrarımız oldu. Hı. Aynı konuları biz burada konuştuk. Mali'ye darbe, darbeciyi ziyarete giderken o darbeci değil. Ama Mursi'ye darbe yapana gidince darbeci. Bizi ilgilendiren ne? Mısır halkı. Mısır halkının bugün meşru temsilcisi General Sisi'nin kurduğu hükümetse bir darbeyle de gelmişse beni o ilgilendirmez. Ben, ben, bakın zaten sıkıntımız şurada. Ülkenin dış politikaları bunu buradaki diplomatlar anlatmaya çalışıyor. Ulusal çıkarlarımızla yapış, e, yapılır. Ruşen Bey, Metin Gürcan'la bağlantıyı tekrar kurduk. Da. Çok da bekletmeyelim. Metin Bey, biz sizin sesiniz ayarlanmaya çalışırken şöyle Mısır'a doğru açıldık. Ne oluyor dedik, Sisi ne oldu, Rabia ne oldu? 8 yıl sonra, 10 yıl sonra geleceğimiz bu nokta burasıysa, bu dönemdeki maddi kayıp Türk ekonomisinin maddi kaybının sorumlusu kim kimden hesap sorulacak? Tabii yani bu aslında çok anlamlı bir soru. 7 seneden bu yana Mısırla bir iletişim yok, büyük elçilik yok. Mısırın da Türkiye ile iletişimi yok ki bu dönemde biliyorsunuz başta Doğu Akdeniz olmak üzere pek çok alanda Türkiye güç kaybetti. Ee, ve Mısır'ın özellikle Yunanistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle e, yakınlaşmasına şahit olduk. Libya'da e, büyüklükler yaşandı. Aslında Türkiye ile Mısır arasında 2013 yılından itibaren dört önemli alanda anlaşmazlık yaşanıyor. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler, biliyorsunuz az önce de siz konuştunuz, Türkiye iç işlerine karışmakla suçluyor Mısır e, Türkiye'yi. Bu suçlamanın temelinde de Türkiye'nin e, konjektürel şartlar çerçevesinde vermiş olduğu tepki, e, Mısır döneminde e, özellikle Mürsi, Mürsi döneminde görev alan hükümet yetkililerinin, destekçilerinin Mısır'dan kaçarak Türkiye'de ikamet etmeleri, ve Müslüman kardeşlerle e, e, ilişkili isimlerin e, Türkiye'de bulunması ve e, bu isimlerle bir şekilde e, Türkiye'de e, faaliyetlerine, yayınlarına e, devam ettikleri, özellikle istihbarat kurumları arasında en çok konuşulan konuların başında bence, Mısır'ın bu rahatsızlığı olduğu söyleniyor ve özellikle siz de uyguladınız İstanbul'daki bu TV kanallarının, radyolarının bundan sonra biraz daha dikkatli yapmaları konusunda ikaz edildikleri. Hatta bazı e, Mısır muhaliflerin İstanbul'da e, ev hapsi de diyebileceğimiz bir ameliye maruz kaldıkları. Yani Ankara'da bu yalanlandı ama sonrası medyaya düşen bir iddia olarak bunu söylemekte fayda var. İkinci önemli anlaşmazlık alanı Libya, Mısır 2014 yılından itibaren meşru yönetime karşı güç kullanarak darbe yoluyla iktidara gelmeye çalışan hapları ciddi anlamda destekledi. Bir de tabii Doğu Akdeniz'deki enerji rekabeti ve Türkiye'nin haklarını gasp edilmesi sayı söz konusu. 2019 yılında itibaren Libya hükümeti arasında, İstanbul'daki ulusal mütabakat hükümeti arasındaki deniz etki alanları anlaşmasıyla, Türkiye ve Mısır da dolaylı bir şekilde karşı karşıya geldi. Mısır'da özellikle Mısır'da son 6-7 aydır Diplomasıyla yani bizim görüşemediğimiz haftarla gene e, Tobruk merkezli e, Libya İbya Parlamentosu başındaki Akdi ve yeni dönemde Mısır e, Libya Başbakanı ile çok yoğun ilişkiler içerisinde olduğunu görüyoruz. E, Libya'nın e, Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığından ...Mısır'ın rahatsız olduğunu da biliyoruz. Şu soru soru hatırlayalım. E, Libya, Mısır Dikişleri Bakanı... E, ...3 Mart'ta Arap Birliği bir e, ...Türkiye'yi e, e, Libya'da bulundurdu. Suriyeli milisler... ...800 kadar milis hala orada... ...savaşçılar diyelim. Bunlar da e, Türkiye'nin e, silahlı kuvvetlerimizin... askeri kuruluşlarının, kara deniz hava unsurlarının... ...çekilmesiyle alakalı net bir talebi oldu. Ee, diğer bir anlaşmazlık alanı biliyorsunuz Doğu Akdeniz. E, ee, Doğu Akdeniz'de e, özellikle Mısır 2003 yılında Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle yapmış olduğu bir ekonomik anlaşma var biliyorsunuz. E, ee, Doğu Akdeniz'de artan enerji rekabetinde Yunanistan'la Mısır e, bir araya geldiler ve Türkiye karşı bir blok oluşturdular ki bu yani 1826'dan bu yana yani Yunanistan'ın hani bağımsızlığını yavaş yavaş e, kazanmaya başladığı dönemden bu yana Türk dış politikasının başarısıdır. Son 200 yılda olmayanı biz başardık. Hiçbir bir araya gelmeyeceğini düşündük. Mısır gibi, Yunanistan gibi aktörler ekonomik ve askeri anlamda işbirliğine gittiler. Ve bir işbirliği kurumsallaşması yaşandı. Buna da dikkat çekmek Son olaysa belki biliyorsunuz Mısır devlet başkanı Sisi ile Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki kişisel hatta kan davası diyelim buna. Yani her iki liderinde nefret söylemi birbirlerine zaten medyada açık kaynaklarda sürekli söyleniyor. Bir araya gelmeyecekleri konusunda net ifadeler var. Yani bir uzlaşı olacaksa da ben hani gene açık kaynaklara düşen veriler Haziran ayına kadar Ankara'nın Kahire'ye bir diplomatik heyet göndereceği de söyleniyor ama ben bu tarz alt düzey görüşmelerden ziyade eğer Mısır'la Türkiye arasındaki sorunu Çözmek istiyorsa Erdoğan'la Sisi arasında bir liderler zirvesiyle ancak bunun mümkün olacağını düşünenlerdenim. Şimdi tabii ki bu nabız yoklamaları devam ediyor ama görünen o ki Ankara'nın da jeopolitik baskı, gene Avrupa Birliği ve Amerika'nın dayatması, bence Mısır üzerinde de bu etki var günün sonunda artık göreceğiz. Erdoğan-Sisi görüşmesi yapılacak mı, yapılmayacak mı? Ve bunun üzerinden Doğu Akdeniz'de bir Mısır-Türkiye normalleşmesi yaşanacak mı, yaşanmayacak mı? Aslında soru da budur. Peki, şimdi bundan sonra mesela Rabia işareti yapacak mı Erdoğan mitinglerinde? Şimdi, tabii ki burada önemli olan nokta, bu normalleşme yaşanması gerekiyorsa, zaten az önce söyledik, bunun sinyallerini de aldık. Yani Mısırlı muhaliflerin özellikle Türkiye'deki Bunların etkilerinin azaltılması, doğrudan Sisi rejimine yönelik muhalif yayın yapmamaları, muhalif faaliyetlerde etkinliklerde bulunmamaları ve iç siyasette Sisi ile alakalı Sayın Cumhurbaşkanı çok da böyle sert söylemlerde bulunmaması mutlaka önemli eğer bu normalleşme isteniyorsa ama tekrar söylüyorum işte bu dış politikamızda sürekli sizin yayınlarınızdan da eleştiriyoruz bunu efendim. aşırı kişiselleşmiş. E, e, duygusallaşmış e, böyle bir atar atar gidere gider vermekleri tadında kavgacı, reaktif bir dış politika takip ettiğinizde ve e, bir ülkenin <laughs> devlet başkanını bir nefret objesi haline getirdiğinizde e, şimdi bu tarz e, şeylerden geri adım atmak, geri vites, hani e, ister istemez bir yenilgi gibi de e, Sayın Cumhurbaşkanı'nda belki e, şey yapılacak, e, algılanacak. Bu nedenle yani şu anda jeopolitik şartlar Türkiye'nin çıkarları Mısır'la bir normalleşmeyi Ankara'ya dayatırken, Peki. işte bu aşırı kişiselleşmiş ilişki bu normalleşmeyi de epey zorlaştıracak. Metin Bey, ben çok kısa bir yanıt rica edebilir miyim? Rabia işareti yapmaya devam edecek mi Erdoğan bundan sonra mitinglerde? <laughs> ben büyük ihtimal vermiyorum efendim. Peki, şimdi... E mesela yerel seçimden önce demişti ki Erdoğan E Yıldırım'a mı vereceksiniz. Sisiye mi oy vereceksiniz? Yani o oy yapacağınız oylama budur. Ekrem İmamoğlu sisi. E, e, yani Şimdi mesela Erdoğan sisiyle barışırsa, Erdoğan sisiyle barışırsa Ekrem İmamoğlu da barışmış mı olacak? Meşrulaşmış oluyor. Yani aslında çok ifadeler çünkü bütün dış politik hamleleri dediğim gibi bir kişinin siyasi bekası için dış ilişkiler olarak kodlanınca ee, dediğim gibi nefret objesi olarak iç siyasi tüketim e, sizin doğrudan kamuoyunda şeytanlaştırdığınız kişiyle e, bir normalleşme dayatıyor. Jeopolitik dengeler Türkiye'nin çıkarları e, buna da artık hayır diyemeyecek gibi. E, ama ben e, tabii ki bunu e, bir şekilde e, yani hükümetin Ankara'nın e, idare etmeye çalışacağını doğrudan bir Erdoğan Sisi bir araya gelmesi olmadan daha alt düzeyde biz bu işi nasıl yapabiliriz tarzında ciddi çabalara gireceğini düşünüyorum ama hani tekraren söylemekte fayda var. Mısır'la Türkiye arasındaki ilişki bir Sisi Erdoğan görüşmesi olmadan mümkün değil, normalleşmez efendim. Peki, Ali Bey? Yani bu benim çok iyi bildiğim bir alan değil. E, sadece e, biz bu meselenin Türkiye'de iç politikanın e, temel bir, işte birkaç koç başından biri olarak kullanıldığını bildiğimiz için özel olarak şey yapıyoruz. Bir de bir başka boyut vardı. Bunu Metin Bey daha iyi yorumlayacaktır ama şimdi e, Mısır, e, Arap e, Müslüman ülkelerinin e, lideri konumunda olan bir ülke, e, bu iddiayla ve bu konumlanışla tabii 50'lerden gelen bir ülke, Türkiye e, Ak Parti döneminin özellikle ikinci döneminde bir Müslüman liderliğine e, soyunurken aynı zamanda bu Mısır'ın bu konumunu da bir nasıl diyeyim bir tür düşman konumuna itmeye yöneldi. Yani İhvan'la olan ilişkiler zaten İhvan Mısır'ın işte terör örgütü olarak tanımladığı bir yapıydı. Buralardaki hani bu kadar üst noktalara gitmiş ve bir ülkenin hani kendi uluslararası yaşam alanı içerisindeki varlığına bu şekilde kafa tutulmuş. E, ...gerilimin bu kadar yükseldiği bir yerde geri dönüşü gerçekten e, bende nasıl olacağı, hangi ölçeklerde e, ve ne kadar sürede e, olabileceğini merak ediyorum. Bundan sonra ee, peki yani bu iş böyle halloluyor ise o zaman e, şeyde Esed'de tekrar Esad olabilir mi yakın zamanda? Yani e, hem içeride de gördük hem dışarıda da gördük her türlü dönüşüm mümkün ama yani... Adalet ve Kalkınma Partisi böyle bir girişimde bulunursa bu beni şaşırtmaz. Ama şöyle bir şey var. E, atılmış adımlar ve e, meydana gelmiş bir takım sonuçlar var. Bu sonuçlardan sonra tekrar dönüp e, onun öyle yapmakla istediğimiz Tabii, şeyi elde yapmış, eder misiniz? O. Örneğin e, bugün işte bütün programdan bur burasına kadar konuştuğumuz şeyi. Ya Selahattin Demirtaş ne kadar iyi bir adam. Yargı yanlış yaptı çıksın meclise gelsin biz görüşelim. Seçimde de aday olsun dese Erdoğan ve ekibi mesela... E, Demirtaş ve etrafı ve seçmeni ve siyasal yapısı hemen kabul mü edecek? Aa, geçerli. Aa biz Esat e, ne kadar iyi bir adamdır Ankara'ya geldin. Biz de gelelim. Yanlış oldu bu iş dediğinizde bir ülke yıkım mahvoldu orada. Gördük ki yıkım hala devam evet, 10. ediyor. 10. yılı. Ee, Mısır için Suriye'nin 10. yılı iç savaşı. Evet. evet. Yani ve para aslında hepsendim çünkü bunlar aşağı yukarı şey ortada, aynı zamanda ortada, başlayan ortada. bir seri. Şey hem harita anlamında hem yaşanan trajediler anlamında. Dolayısıyla gelinen yer e, de Oluşan hasar e, ve o hasarın değişikliğin o zamanın yol açtığı değişimler o kadar büyük ki e, geri döndüğünüzde yani ben şu anda el, elbette konjüktür Mısır'la ilişkiyi dayatıyordur. Muhtemelen Amerika, Rusya herkes bu dayatmanın içindedir. Ama aynı zamanda bütün bölgede olan dönüşümler itibariyle Mısır'ın ne düşündüğünü mesela e, burada içeriden bilmiyoruz çünkü biz bunu takip etmeyi bile bıraktık. İş o kadar e, nasıl diyelim e, tek yönlü işte e, çok iyi bir ifade, kişiselleşmiş dış politika, o eksen üzerinde yürüdü ki arkada neler oluyor, neler olmuyor, kamuoyu bir şekilde ne izleyebiliyor, ne tartışabiliyor. O yüzden ben kişisel olarak e, kısa vadede bir iyileşmeler e, görebileceğimizi zannetmiyorum. Tabii bu arada hani bunları soruyoruz ama hani bunu, bunu yapmanın Türkiye'nin menfaatine olmadığına ilişkin bir iddiamız da yok. O da ayrı. Yani e, Suriye'de e, rejimle... E, uzlaşmaya varılmasının Türkiye'nin menfaatine olduğunu söyleyen çok kesim var. Ondan sonra Mısır'la da aynı şekilde ya e, ulusal çıkarlarla Evet yani Türkiye'nin ulusal çıkarları gereği e, bunun hani bunun yanlış olduğu hikayesi değil de bu kadar uzun süreye yayılmış bir politikadan dönüyorsanız o zaman bu maliyeti kim Şimdi Gökmen Bey burada Şimdi, Metin Bey ne diyecektiniz? Evet, i̇ki önemli nokta var sizde. İki önemli kuruladın. nokta. Yani bir tanesi Mısır'la alakalı, onu sormamız lazım siyaseten. Yani madem bu normalleşme şu anda yaşanıyorsa, 7 senedir, 8 senedir ekonomik anlamda, milli çıkarlar anlamında ve milli güvenlik anlamında Mısır'la kriz sürecinin Türkiye'ye ödettiği bedellerin siyasi faturası kime kesilecek? Bunu bir kenara yazalım, bu sorunun cevabını vermek lazım. Yani şu anda bu normalleşme yaşanıyorsa daha önce de yaşanabilirdi, niçin Birinci soru, ikinci soru bu bedellerin faturası kime kesilecek? Ee, önemli bir nokta ise de şu, e, ne yapıldı yani normalleşmenin kendisini biz zaten e, destekliyoruz. İki seneden beri söylüyoruz. E, bundan 6 ay, 7 ay önce Sisi'yle görüşülmeli diyenlerin vatan haini, ajan ilan edildiği bir dönemdeydik. Ama şu anda biliyorsunuz özellikle hükümete yakın yazarlar, çizerler, akademisyenler e, tam da bunu savunuyorlar. 6 ay önce aynı olduğunuz konuda şu anda yazdığınızda prim yapıyorsunuz siyaseten. Bu da ayrı bir e, Peki. E, garabet Peki. Metin Bey şey. şu şu ama... sorunun da yanıtını rica edelim sizden. Yani bugün bu sisiyle kurulmuş olan e, hikaye e, yarın bir gün eee Esatla da yani şu Şöyle... an Esat deniliyor ama hani o Esat olup da tekrar Esatla da kurulabilir mi? Bu da önemli bir soru mu? Tabii ki. Peki ee, o zaman o zaman yanıtını bir dakika sonra rica edelim. Bir dakika. Bu öyle uzun reklam değil. Bir dakika. ve evet, hemen Metin Gürcan'a soralım. İzleyicimiz de demiş, e, demiş ki Mursi'den Sisi'ye 180 derece dönüş yapanlar Esed'e 180 derece dönüş yapar elbet demiş. Buyurun Metin Bey. Şimdi Mısır'la alakalı bu süreçte bir eleştirimiz daha var. E, ne yapıldığı doğrudur. Yani bu normalleşme hatta... ...çabasıdır ama nasıl yapıldığıyla alakalı benim bir eleştirim var. Ee, süreci ben çok yakından takip ettim. En başta Şubat ayı sonu itibariyle e, hükümete yakın medyada bu konu pişirilmeye başlandı. Sonra yabancı medyaya doğru taşırıldı ve Mart ayı başından itibaren başta Sayın Dışişleri Bakanı olmak üzere konuşuldu. Ama burada bakın e, bir önemli diplomatik hata yapıldı. Nasıl yapıldığı ile alakalı eleştirim o. E, Türkiye sanki taviz vermesi gereken taraf... Ee, altta e, yani hatalı olan taraf e, Mısır'da şartlarını dayatan tarafmış gibi bir algı oluştu. Hatta bu algıyı Mısır çok iyi kullandı. Ee, Sisi rejimine yakın Elvatan isimli gazetenin editörü biliyorsunuz 10 tane şart yayınladı. Yani bu normalleşmenin olabilmesi için ve aslında şartlarını da ortaya koymuş oldu. Bu hemen uluslararası medyada haber oldu falan. Şimdi bakın masaya oturduğunuzda siz bu normalleşmeye çok daha fazla muhtaç olan Taviz vermesi gereken taraf olarak oturacaksınız. Kahire ise Mısırsa tam da masaya şartlarını zaten deklare etmiş, uluslararası ortamda paylaşmış ve bu şartları dayatan taraf olarak oturacak. Yani iki eşit aktörün normalleşmesinden ziyade nasıl yönelik bu yanlış süreç yönetimi nedeniyle ben Türkiye'nin masaya güçsüz oturacağını düşünüyorum ve bunun da çok hatalı bir tutum olduğunu söylüyorum. Şimdi Türkiye'nin e, özellikle bölgesel anlamda üç önemli başkent. Kahire, Mısır, e, İsrail, Kudüs e, ve e, Suriye, Şam. Bunların hiçbiriyle şu anda diplomatik teması yok. Hiçbir ile diplomatik teması yok. Ama gene üç senedir söylüyoruz bunu. Bu üçüyle bir şekilde bu normalleşmenin sağlanması ve bunlarla muhataplıkların kurulması gerekiyor. şekilde. Yani Suriye'de de aynı şekilde. Daha e, e, Doha'da. Düşünün bundan geçen hafta Lavrov'la Rus Dışişleri Bakanı, Türkiye Dışişleri Bakanı ve e, Peki. Metin Katar Bey şöyle yapabilir mi? Bakanı bir araya geldiler. Hı -hı. Metin ee, Bey saat bütünlüğü... saat gecenin yarımı. E, bu sözünü ettiğiniz O son detaylar tabii ki sizin için çok önemli. Yani e, bir yandan Astana süreci, bir yandan efendim Amerika'ya şey yap, e, ya bizim Suriye'nin hallolmasında bize yardım et mesajı. E, bir yandan işte arada bir katil şeyi polemiği Putin'le şey arasında söyleyin adına, e, Biden arasında. E, Erdoğan araya girdi bu polemikte. E, yani hiç yakışmadı dedi bir devlet insanına katil demek. Putin de çok güzel yanıt verdi ona dedi. İlginç şeyler yaşanıyor. Yani dünyada başka bir lider girdi mi bu iki Biden'la Putin arasındaki şeye? Böyle bir sürece müdahil olan başka kimse Hı. oldu mu Metin Bey? Yani katil? Hayır. Evet. Bugün Hayır gördük efendim. bunu. <laughs> çok evet. ilginç. Yani ne yazık ki artık kayış koptu Gökben Bey. Yani bu haftalık savrulmalar, yani bu hafta Putin'ci, önümüzdeki hafta Biden'ci, bir sonraki hafta işte Sisi'yi övüp, bir sonraki hafta Sisi'yi yerin dibine sokup böyle haftalık savrulmalarla şu anda büyük bir kusursuz fırtınaya doğru dış politikamız savruluyor. Burada da tabii bilemiyoruz kapalı kapılar arkasında ne tür ilişkiler pişiriliyor nasıl tavizler veriliyor ee, dediğim gibi yani olay Türk dış politikası olsa e, yabancı silahlı milislerin çekilmesi konusu gündeme gelebilir Sudan ve Et Etiyopya'ya müdahil olunmaması konusu yine masaya yatırılabilir ya da İsrail'in e, Hamas üyelerinin sınır dışı edilmesi konusu masaya getirilebilir bunlar e, önümüzdeki günlerde bu diplomatik görüşmeler arttığında ya da aynı masaya oturulduğunda karşımıza çıkabilecek ihtimaller. Tabii Türkiye-Mısır ve Türkiye-İsrail ilişkilerinin de paralel yürütülmesi, bu arada dış politika açısından kazanımları arttırabilecek bir durumdur. Eş güdümlü yürütülmesinde fayda vardır. Zaman gösterecek, yani Mısır ve İsrail'den sonra karşımıza bir de Şam yönetimiyle masaya oturma durumları ya da katil Esad'dan kardeşim Esad'a geçen bir süreç olacak mı? Siyaset için bunu şu, şu an bir sonuç söylemek çok erken olur ama zamanla izleyip takip edip göreceğiz. Peki Rüşen Bey. Bazı sözler aklıma geliyor. Mesela bir dönem Araplar bizim kardeşimizdir. Türk Arapsız yaşayamaz. Türk Arap'ın sağ gözüdür hem sağ elidir. Miting kürsüsünden Arap Türk kıyafetleri... arabın sağ gözü de evet, sağ, sağ kimin sağ ili, sözleri? Evet, sağ Cumhurbaşkanı'nın sözleri bunlar. Hangi yıl? Anlatabiliyor muyum? Gibi, yaklaşık. İşte bu şey olmadan önceki dönemde, işte 2008'de, 2009'da, Anladım. hatta şöyle analım mesela, Suudi Arabistan'daki bir lider öldüğünde Türkiye'deki yas tuttuğumuz yas günler, tutuyor. öyle değil mi? Yani o Ara Suudi Arabistan kralı geldiğinde... Cumhurbaşkanı ve başbakanın doğrudan havalimanına normalde hmm. diplomatik ta, teamülde çok eleştirilmişti. Bir cumhurbaşkanı ayağına gider mi Arap liderinin diye ama havalimanına koşa koşa gidilmişti ve orada karşılanmıştı. Onları gördük. Ondan sonra hatta şöyle şeyler vardı. 1940'lardan beri işte bize Araplar bizi sırtımızdan vurdu. Yalanını uydurdular. Bilmem ne diye de eleştiriler yaptı. Araplarla mazimizde bir, istikbalimizde bir gibi konuşuldu. Daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ye ara bozuldu. Bambaşka bir Arap coğrafyası gördük. Mısır'da oldu artık Arabistan coğrafyasına. Katar dışında o da 200 -300 bin, 300 bin nüfusu olan bir ülke. Bir tane Arap dostumuz kalmadı. Bu aslında demin Gamze Hanım'ın söylediği yurtta sulh, cihanda sulh. Ne Arap benim düşmanım olsun, ne dostum olsun. Ulusal çıkarlarımız vardır. Arapların da kendi milliyetçiliklerine göre kendileri nasıl yönetmek istiyorlarsa orada duracaklardır. Ne biz onların iç işlerine karışacaktır, karışacaktık. Suriye'de bakın çok net söylüyorum 2011'de ben Gaziantep'teydim. Eğer Türkiye olmasaydı Suriye karıştırılamazdı. Bu kadar da net söylüyorum. Bu o noktada biz eğer tarafsız durabilseydik belki Suriye coğrafyası da yaşanacak şeyler daha değişik olacaktı. Bugün daha iyisini bizim e, Türk silahlı kuvvetlerimizin mensupları anlatıyor. Onlardan okuyoruz, onlardan dinliyoruz. Mavi Mata meselesi. Eğer biz Mısır'la münasır ekonomik bölge anlaşmasını yapsaydık hala yapabiliriz. Eğer biz İsrail'e yapsaydık, eğer biz Suriye'yle yapsaydık bugün Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti tarafından ya da Yunanistan tarafından ya da Avrupa Birliği tarafından alınmak istenen ablukaya hiç girmiyor olacaktık. Bunlar çok net, çok ortada olan şeyler. Eğer bugün Mısır Tek başına Güney Kıbrıs Rum kesimi Yunanistan'la bir ittifak yapıyorsa, oradaki parselleri kendisi için bir kaynak olarak ayırabiliyorsa ve biz bugün bugün her ne kadar esek gürlesek de Oruç Reis gemimizi hala Antalya körfezinin dışına çıkartamadıysak, bunlar ödediğimiz bedellerdir. Şuraya gelmek istiyorum. Dış politika dediğimiz şey ulusal çıkarlarla yapılır. Bizim ulusal çıkarlarımız orada kimin lider olduğu, orayı kimin yönettiğiyle değil, Suriye halkının ve Türk halkının çıkarlarıyla yapılır. O yüzden zaten tek kişilik hükümet dediğimiz hükümet de, dolayısıyla her şeyi Cumhurbaşkanı'nın bilmesi mümkün olmadığı için bir takım manipülasyonlarla yürüyen bir süreç. Bunu niye söylüyorum? Şuradan söylüyorum. 18 tane adamızın işgal edildiğini biliyoruz Ege'de. E bu kadar yerli ve milliyiz de bu adalar silahlandırılıyor. Dün haber vardı gene Sakız Adası'nda tatbikat yapıyor Yunanistan. Buna bir ultimatum veremeyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ama dışarıya baktığımız zaman Türkiye toprak kazanıyor, Türkiye bilmem ne ediyor. Öyle değil. Yapılan iyi işleri de söyleyelim. Bu, bunu söylerken de şunu için söylüyoruz. Bu, bu ekranlarda zaten bizlerin söylediği şey içimizin kan ağlaması. Siyaseten ne olduğu önemli değil ama dış politika demin Metin Gürcan Beyefendi'nin söylediği gibi iç politikadan bağımsız yapılır. Bir devlet politikasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nde yapan tüm halkın e, politikası olarak yapılır. Ve yani yani bir, bir şeyi var. Bir, bir yerel seçim öncesi bir adaya e, efendim sisi benzetmesi yapılmaz, yapılmaz mesela diyorsunuz. İç Bakın bunu mısır bu olmaz. Bir de öyle bir şey var buradan bakmayalım. Şöyle bakalım. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Mısır PKK'ya bir telefon e, televizyon açtırsa Kahire'de PKK'ları beslesiz biz ne yapıyoruz içimiz kana alıyor. O ülkeyle aynı şeyi biz niye yapıyoruz? Bundan ne umuyoruz? Bu yanlışla karşı Mısır halkını karşımıza alarak bu şekilde bir yere varma ihtimalimiz var mı? Yok. Bugün geldiğimiz nokta bu noktadır. Ha, demin söylenen de Sayın Gürcan Bey çok önemliydi. Bunların bedelleri de var ödediğimiz. Öyle kalmıyor. Siyasi bedelleri var ve ödüyor. Halk ödüyor bedeli ama. bedeli var, ekonomik bedeli var, e, Askeri operasyon ödüyor. bedeli var, tabii. var da var. Şimdi şu görüntüleri ama bu arada arkadaşlar görüntü şeyi Reuters'ın değil Anadolu Ajansı'nın değil mi? Boş verin bir telif melif sorunu çıkarmasın bize görüntüler de. Şimdi e, izleyen izlemiştir zaten. Yani. Evet evet ben de izledim onu. Evet, üç Biden, kere düşüyor. Biden üç yani, defa düşüyor. Uçağa çıkarken. hı. Peki, Metin Bey kimin ahı tuttu baydına? <laughs> Allah aslında e, kimsenin ağı tutmadı. 80 yaşında bir adamdan bahsediyoruz. E, şimdi Amerika e, yani da yakından takip edenler biliyorlar. Bakın enteresan bir şey. 23 Ocak'ta başladı göreve malumlarınız. Halen daha basın karşısında canlı bir e, basın toplantısı yapmadı biraz sıkıntıları olduğu sağlık problemleri ve zihni melekelerinde zayıflama olduğuna dair de böyle iddialar var Amerikan medyasında dolaşan hatta bu katil Putin söyleminin de bunun sonucu olduğu da söyleniyor bu tökezleme de belki bu şekilde yani umarım olmaz yani neticesinde seçilmiş bir lider ama zaten bu Biden seçildikten sonra da Amerika'da medyada çıkan senaryolar arasındaydı. Yani özellikle birinci, ikinci senesinde Biden'ın kötüleşen sağlık durumu nedeniyle... Bir süre sonra Amerikan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkanlığa vekalet edeceği konusunda... Hani bunu da ileride inşallah konuşuruz. Ben biraz bu süreci onunla da ilişkilendiriyorum. Açıkçası. Burada ama Zayıflayan Metin, Bey, şöyle, Metin Bey şöyle bir şey var. Biden nihayetinde bir genç değil. Yani yaşı var Biden'ın. 80 Biden yaşında. Ya e Ama maşallah bir genç gibi merdivenleri çıkmaya çalışıyor. Ya bu acele ne, bu hız ne, bu hızlı bir şekilde. <laughs> şimdi e, böyle olunca üç defa üst üste o merdivende düşünce, e, bu işler biraz da karizma ve prestij e, işidir değil mi Metin Bey? O semboller önemlidir yani. Bu Bush'la düşmüştü tabii, sonra orada başımıza çok e, iş geldi ben söyleyeyim. <laughs> Amerikan Air Force One dedikleri uçağı tek başına ve tempolu bir şekilde çıkması, dinamik bir şekilde çıkması ve uçağa yani kapı kapanmadan önce oradaki selam yani tören mangasına diyelim bir asker selamı vermesi geleneği var. Amerika'da bu geleneği gerçekleştirmeye çalışırken o hızlı tempoda ayağı kökezliyor. Bu açıdan da tabii ki dikkat etmek lazım. Önümüzdeki süreçte sağlık durumunda yakından takip etmek gerekecek Biden'ı. Valla Ali Bey yarı şaka yarı ciddi dedi ki, Bush da zamanında düşmüştü. Bush düştükten sonra Türkiye'nin başına çok şey gelmişti diye. Bush'unki nasıl olmuştu? Ginger'da değil mi? O Cincir kullanıyordu. E, cincir kullanamadı. Sonra cincir kraker yutarken düştü. boğuluyordu hastaneye, <laughs> kaldırdılar. <gülüyor> sonra da bütün dünya perişan oldu. Peki. Eskiden kremlinolog diye bir şey vardı. Kremlinolog. Evet. Hmm. İşte hasta mı acaba? bu hafta açıklama yapılmadı, işte Rusya'da durum nedir filan anlamak için sadece bu işlere bakılırız. Anladığım Amerika'da da biz bir arka planda acaba Biden nasıl kahvaltısını yaptı mı, bu akşam böbrekleri çalışıyor mu filan diye izlemek durumunda kalacağız galiba. Evet efendim. Hala telefon gelmedi. Ankara bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya Metin Bey şimdi... Bu sözden sonra gelir mi o telefon? Cumhurbaşkanı dedi ki hiçbir devlet adamına yakışıyor mu dedi Biden'ı kastederek. Putin de ona çok şık ve zarif bir yanıt verdi dedi. Şimdi asıl bu sözden ziyade HDP'nin kapatılması ile alakalı Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın sert açıklaması ve Amerikan Büyükelçi'nin açıklamaları da bence önemli. Yani Avrupa Birliği her ne kadar işte bugün biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği liderleriyle bir toplantı yaptı online. Onlar çok umursamaz gözükse bile Amerika'nın bu işi ciddi aldığı ve çok yakından takip ettiğini de söylüyoruz. Özellikle Türkiye'deki iç siyaset, medyaya yönelik baskı, iç siyasete yönelik baskı, özellikle Biden seçilmesinden ve başına gelmesinden sonra Amerika'nın daha çok radarında bu HDP süreciyle de telefonu da zaten bir önceki programda demiştim ben size kasıtlı ihmal diplomasisi diyoruz buna. Bilerek göz ardı ediyormuş gibi Türkiye'ye telefonunu açmayarak. Irak'ı bile aradı. İsrail'i dördüncü kez aradı. Bugüne kadar 200'e yakın dünya ülkesinden 90'ını aradı ama hala daha Ankara'yı aramadı. Ve gene vurgulamıştık bu 25-26 Mart Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden önce. Ankara'nın çok ihtiyaç duyduğu bir telefondu bu. Hala gelmedi o telefon konuşması. Bekliyoruz bakalım inşallah. Yakında olur. Peki. Metin Gücen çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Benim saygılar, iyi yayınlar şimdi. efendim. Peki, çok sağ olun. Her bir bağlantıyı da neyse ama son bölümde bayağı net anladık evet, yani. Ama. Metin Gürcan'ın sesi düzeldi bayağı. Evet efendim, şimdi çıkışımızı da arkadaşlar bana hatırlatsınlar. Az önce izleyicim kızmış. Gamsız Gani yağ diyor. Teessüf ederim Gökmen abi benim adım bir izleyicimiz değil. Gamsız Gani, tamam Gamsız Gani. Yazalım, belirtelim o Şimdi... Buradaki hikaye şu vardı şunu da hatırlatalım bugün itibariyle diyebiliriz artık Cumartesi'ye girdik bugün saat 14'te genel yayın yönetmenimiz Suat Toktaş HDP eş Genel Başkanı Profesör Doktor Mitat Sancar'la bir söyleşi gerçekleştirecek bu söyleşinin özel olarak şu anda yaşanan gündemle ilgili bir planlaması yok bu söyleşi Suat Toktaş'ın bir süredir pek çok parti lideriyle gerçekleştirdiği bir Dizinin bir halkası ama gündemle de çok bağlantılı, çok sıcak ilgi uyandıracak bir noktaya geldi. O yüzden siz de ilgi duyuyorsanız bugün saat 14'te Halk TV ekranlarında YDP İş Genel Başkanı Profesör Doktor Miat Mitat Sancarı ağırlayacak olan Genel Yayın Yönetmenim Suat Toktaş'ın söyleşisini kaçırmayın derim. Evet şimdi. Ben hem dün buradaydım hem de bugün buradayım. Beşinci saat. Pazar da buradayım. Beşinci saat. Ben artık yorumcularıma şöyle son bugüne dair konuştuğumuz konular içerisinde en çarpıcı buldukları ve kısaca eklemek istedikleri yorum ne varsa serbest bir şekilde bırakayım ve o şekilde. first one diyelim. Çok naziksiniz. Teşekkür ediyorum. Sanırım zamanımız da kısıtlı. O yüzden kısa evet. yapacağız herhalde. Aslında dış politikada konuşsak, ekonomi de konuşsak, ne konuşsak konuşalım, bizim odağımız, gündemimiz ister istemez mesleğimizden kaynaklı değil. Yediğimiz ekmek, içtiğimiz suya kadar ihtiyacımız olan bir şey var. O da hukuk. Biz de dönüp dolaşıp ekonomi de konuşsak, dış politikada konuşsak hukuka geliyoruz. Gerçi yarın da fezlekeler, iddianameler konuşulacak ama yani sanıyorum ki toplumun bu konuda ciddi anlamda bir bilinçlendirmeye de ihtiyacı var çünkü sistematik bir şeytanlaştırma süreci, seçmenine kadar, sempati duyanına kadar ötekileştirme süreciyle karşı karşıyayız. Hatta ve hatta Cumhuriyet Halk Partili kimliğimle bunu söylediğim zaman Cumhuriyet Halk Partili bir kadın nasıl bunu söyler tepkisiyle de çok defa karşılaştığımı hissediyorum. Burada tepki hukuksuzluğa tepki. Belki bunu hatırlatmakta fayda var. Bir şey söyleyebilirim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Böldüm. Bakan mı istifa? Yok. <laughs> Korktum bir an. Bakan istifa edin. Bakan istifa ederse bu saatte buradan çıkamayız Ruşen <laughs> Bey. <Aman gülüyor> <görevden atın edin. gülüyor> Hikaye şu. Kaç gündür konuşuyoruz değil mi? İnsan Hakları Eylem Planı açıklanma neler neler oldu. Böyle bir şey gerçekleşti değil ama bir iddia var. <laughs> bir iddia var. O da e, İstanbul Sözleşmesinden e, çıkılma aşamasına dair bir iddia ve bunun hani bu esnada bu sıralarda olacağına dair bir iddia. Bakın bu sadece bir iddia. Ama hakikaten yani bunu da güvendiğim bir şey editör gönderdi bana. Çünkü şöyle bir şey var. Salı günü yapılan MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgaristan, işte Hırvatistan, Macaristan'dan bir takım örnekler vererek Türkiye'nin de sözleşmeden çekilmesi gerektiğini söylediği ve bunun için hazırlık yapılmasını istediğine dair bir iddia ha böyle bir şey olursa şaşırtıcı olur mu olmaz çünkü yakın zamanda bu konuları e, konuştuk o dönüşlerini konuşuyor sözleşmeyi evet. hazırlayan AK Parti'de evet. şey İsrail Türkiye İsrail Türkiye görüşmede İsrail İstanbul sözleşmesinden çekilmek gündemimizde Erdoğan'ın dediği dedi. İsmaila e, cemaatinin o iki önderine yaptığı ziyarette de bu konu Tabii konuşulmadı evet, mı konuşur. evet aynı şekilde yani Hakikaten bir de bu akşam böyle bir şeyle karşılaşırsak artık diyeceğiz ki umarım, bu ne eylem planı. Umarım ya. doğru değildir, umarım gerçeklik olduğunu. payı yoktur ama az önce ben de... E... Sadece bakarken gördüm sosyal yani medyaya şey düşmüş, öyle bir haber var. soruyor çünkü bize. Gerçekliğini bilemiyoruz ama İstanbul Sözleşmesi'ne de çok defa hedefe aldıklarını şahit olduk, tartışmalarda da konuştuk. Böyle bir sözleşmenin kaldırılmasının konuşulması dahi tamam. e, şiddeti besleyen bir durumken, e, eğer öyle bir durumla karşı karşıya kalırsak şiddet gören kadınların da güvencesizliğinden tekrar bahsetmiş Peki. olacağız. Tek güvencemiz o çünkü. Peki. Ee, o görüntüyü bu arada e, bir başımıza iş açmadan telifsiz bir şekilde aldık <laughs> az önce de konuştuk. Ee, şimdi bakın bir değil iki dil üç. Ama çok şey acele kez. ettiğini de fark ediyorsunuzdur evet. değil mi? Evet yani ya ben bu yaşımda <laughs> ağ, 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 ağır ağır lazım. çıkıyorum o merdivenleri değil usul önceki. öyleymiş. Ha şey mi? Koşarak çıkacak koşarak. <laughs> o dinamik bir görüntü galiba. verecek ama işte o dinamik görüntü verirken üst üste, üst üste üç defa. Üst üste, üç Sizin defa. Dizinin üstüne çöktü zaten. Evet. Kötü bir şey. Gene e, de çıktı. Ortaya çıkarmış. Çıkıyor. Az önce Metin Gücen söylediği gibi şimdi bir selam da verecek. Asker selamı. Ama üç defa düştün. Sayın Baydın, asker selamı verdin ama. Tabii evet efendim. Peki. E, Gamze Pamuk Ateşi çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ruşen Gültekin çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Timur Soykan çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ali Duran Topuz çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Size de çok teşekkür ediyoruz sayın seyirciler. Pazar açıkça da daha buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.